Tapınak şövalyelerinin hikayesi Haçlı Seferleri ile başlar. 1095 yılında Batı'da Orta Çağ Katolik Kilisesi ve Doğu'da Hristiyan krallar İslam dininin ve özellikle Moğol istilasının Orta Asya'dan Anadolu'ya sürüklediği Türklerin kendi bölgelerini istila etmelerinden rahatsız oldular. Binli yıllarda papalığın Avrupa'daki denetimi tam olarak ele geçirmede 3 temel engeli vardı. İlki Türklerdi. Binli yılların başında Türkler ve Türkçe konuşan topluluklar tüm Balkanlarda, Mısır'dan Musul'a kadar Arap topraklarında, İran'da ve kendilerine yurt edinmeye başladıkları Anadolu'da varlıklarını göstermeye başlamışlardı. Türkler çok iyi savaşçıydılar. Toprağı işlemede ve düşmana karşı birlik olmada hızlı organize olmaktaydılar. Anadolu'da güçlenen Türkler, kilise tarafından sömürülen ve baskı altında tutulmaya çalışılan Hristiyan komşuları için sığınılacak güven unsuru olmuşlardı. Anadolu topraklarında 1. Kılıç Arslan adım adım güçlenmekteydi. İslam'ın Anadolu'dan Balkanlara doğru yayılışı hızlanmıştı. İkincisi feodalizmdir. Avrupa'da güçlenen feodalizmin temel özelliği soylular ve halk arasında hiyerarşiye dayalı sınıfsal ayrım oluşturmasıdır. O dönemde soylular halk üzerinde mutlak egemenliğe sahiplerdi. Krallar topraklarının işletme hakkını feodal beylere vermiş ve karşılığında vergilerin toplanmasını garanti altına almışlardı. Zamanla bu uygulamanın yaygınlaşması, kralların sahip olduğu otoritenin feodal beylere geçmesine neden olmuştur. Böylece feodal beyler krallığın kontrolü dışında farklı güç odakları oluşturdular. Sonuç olarak krallar mutlak güçlerini kaybetmeye başlamışlardı. Doğal olarak feodal beyler elde ettikleri güçlerini papalık ve krallık ile paylaşmak istemiyorlardı. Krallar ve papalık feodal beylerini ve hapsettikleri suçluları başlarından def etmek için aradıkları fırsatı Haçlı Seferi organizasyonunda bulmuş oldular. Feodal beyleri ve mahkum ettikleri suçluları aynı anda 1. Kılıç Arslan ile savaşa göndererek onlardan kurtulmayı hedeflediler. 1200'lü yılların sonunda İtalya'da feodalite düzeni ortadan kalkmış, yerini cumhuriyetlere, krallıklara, senyörlüklere, komünlere bırakmıştı. Sonuncusu belki de en önemlisi ise köylü kadınların terk etmediği pagan inancı ve sosyalleşmede ve tedavide kullandıkları ritüellerdi. Kutsal İncil kitabındaki anlatılar pagan inancı ile bütünleştirilmesine rağmen köylüler, özellikle kadınlar bir türlü kiliseye biat etmiyorlardı. Kendileri dışında hiçbir tören ve uygulama metoduna tahammül etmeyen kilise otoritesi pagan kültürünün izlerini yok etmek için Avrupa'nın her yanında bilge kadın avına çıktılar. 1300'lü yıllardan itibaren tapınak şövalyelerinden tamamen kurtulan papalık, kralları ile geliştirdikleri Engizisyon mahkemeleri sayesinde 300 yıldan fazla süren cadılık suçlamasıyla yüz binlerce kadını yok ettiler. Böylece papalık sadece kendine biat eden bir dini topluluğu yaratma çabasına girişmiş oldu. Hristiyan dünyası önderlerinin başlattığı savaş kısmen psikolojik ve dini olarak Kudüs'ü yeniden Hristiyanların eline geçirme isteğinin dışında başka amaçları da içerdiği görülmektedir. İslami istila olarak görülen tehlikenin önünü kesmek ve önce Araplar sonra Türkler tarafından 7. asırdan beri Müslümanlar tarafından yönetilen Kudüs'ü geri almak, İsa ile ilgili gizli ve özellikle kiliseyi zorda bırakacağı iddia edilen İsa'nın özel yaşamı ve İncil ile ilgili gerçek bilgileri toplamak. Selçuklu Türklerinin Avrupa'ya doğru ilerleyişinin korkusu da vardı. Yapılanlar korkuya saldırıydı. Bedeli büyük oldu ve Hristiyanlık ile İslam arasındaki ilişkiyi kalıcı olarak değiştirdi. Kudüs yeniden Hristiyanların eline geçince Batılılar papalığın organizasyonunda büyük kalabalıklar halinde doğuya doğru yol almaya başladılar. Özellikle Beytül Rahim gibi Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği yeri görmek istediler.
Fakat bu yolculuklar hiç de güvenli değildi. Kudüs alındıktan, krallık kurulduktan ve Haçlılar evlerine döndükten sonra şehri koruyacak kimse kalmamıştı. Kudüs, şehirden çıktığınız anda gerçekten yabani, kanunsuz ve tehlikeli bir yerdi. Her çalının ardında soyguncular vardı. Bu noktada 1119 yılında, daha sonra tapınak şövalyeleri olarak ortaya çıkacak ilk üyeler ortaya çıktı. Kurucuları Fransa'nın Champagne bölgesinden varlıklı bir asilzade olan Hüdöpen'di. Birinci Haçlıların askerlerinden olan, dindarlık ve cesaretleriyle bilinen Döpen, ailesinden 9 askeri kutsal toprakları ziyaret eden yolcuları korumak amacı ile Kudüs'e gönderdi. Tapınak şövalyeleri Kudüs'e 1118 ya da 1119 yıllarında vardılar. Şövalyeler karargahlarını tapınak bölgesinin güneydoğusuna, İncil'de Süleyman Mabedi olarak geçen yere kurdular. Aslında her yerde yaşayabilirlerdi ama tapınak bölgesini seçtiler. Bunun nedeni büyük bir ihtimalle Süleyman Mabedi olmalıydı. Süleyman Mabedi'nin yoksul şövalyeleri Fransız asilzadeleri oldukları için yalnız Kudüs ve civarında değil, aynı zamanda Fransa başta olmak üzere Batı Avrupa'da çok hızlı örgütlendiler. Gerekli olan parayı Avrupa ile Orta Doğu arasındaki ticareti yöneterek elde ettiler. Çek ve kredi mektubunu ilk uygulamaya koyan tapınak şövalyeleri sayesinde Orta Doğu'ya mal almaya giden Avrupalı tüccarlar korsanlara ya da eşkıyalara para kaptırmadan güvenle seyahat edebiliyorlardı. Şövalyeler ayrıca bankerlik ve ticarete el attılar. Hatta Fransa kralının resmi bankacısı ve borç vericisi dahi oldular. Şövalyeler Hasan Sabbah'ın, Bektaşilerin ve Mevlana'nın dergahı ile temas kurdular. Böylece gizli kalmak ve sahip oldukları kudretlerini arttırmak için kendilerini geliştirmek ve birbirlerini tanımak için işaretleşme kodu ve sembolleri kullanmaları hakkında da fikir sahibi oldular. Törenlerinde kullandıkları gizli yeminleri, şifreleri ve sembolleri Müslüman ve Mezopotamya bölgesindeki mistik kabilelerden aldıklarına dair ipuçları bulunmaktadır. Selahaddin Eyyubi'nin 1187 yılında Kudüs'ü geri alışına kadar geçen sürede çok kritik ve gizemli organizasyonlar da geliştirdiler. Bu organizasyonlar ve devamında gelişen örgütlenmeler günümüz sosyal ve siyasal yaşantının önemli alanlarında güçlenmiş olarak devam ettiği görülmektedir. Haçlı seferlerinin kahramanları, Kudüs'ün efsane savaşçı rahipleri, tapınak şövalyeleri, gemilerin ve kalelerin yapıcıları, Orta Çağ dünyasındaki en zengin ve en güçlü askeri birlik. Neredeyse 200 yıl boyunca askerler ve güç kırıcılardan oluşan bu gizli ve dini askeri birlik, Haçlı seferlerini benzeri görülmemiş bir güç ve ayrıcalık kazanmak için kendisine basamak yaptı. Kilise içinde kilise, devlet içinde devlet olarak tarif edildiler. Tamamıyla otonom bir topluluk, Papa'nın kendisinden başka hiç kimseye hesap vermediler. Fakat tüm güçlerini 1307 yılının Ekim ayının 13'ü Cuma günü kaybettiler. Bu tarihten itibaren ebediyen talihsiz olarak anılacak bir gün, tapınak şövalyeleri için en şanssız gün. İthamlar ve ağza alınmayacak suçlamalar ile karşı karşıya geldiler. Tutuklandılar, sürgün ve yok edildiler. Onların sır hikayeleri yok oluşlarından sonra başladı. Lideri dışında hemen hepsi kaçtı. Aslında birdenbire hazineleri ve sırları ile ortadan kayboldular. Sahip oldukları ticaret filosu dağıldı. Kurtulanlara ne oldu? Sırlarına, hazinelerine, filolarına ne oldu? Bu cevapları arayanlar tapınak şövalyelerinden kalan şifreleri çözmek zorunda. Fransa kralı 4. Philippe le Bel, Güzel Philip ya da Adil Philip olarak bilinir. Şövalyelerin liderlerini Avrupa'nın her yerinden kendi ülkesine çağırttı. Şövalyelerin ve diğer askeri birliklerin
birleşmesini tartışmak için bir toplantı ayarladı. Şövalyelerin en yüksek komutanı Büyük Usta Jacques de Molun gelmekten başka seçeneği yoktu. Bir şeylerin ters gittiğinin farkındaydı. Geldi ve yanında çok fazla sayıda şövalye ile büyük bir hazine katarı getirdi. Paris'e vardılar ve Kral Philip tarafından selamlandılar. 13 Ekim 1307 sabahı Cuma günü kapılarını çalan kralın askerlerinin sesiyle uyandılar. Paris'te ve Fransa'nın her yerindeki şövalye komuta yerlerinde liderleri yakalandı, hapse atıldılar ve ciddi suçlar ile suçlandılar. Suçları Hazreti İsa'yı inkar etmek, haça hakaret etmek, haçın üzerine işemek, eşcinselliği kurumsal olarak ifa etmek ve şeytana tapmak. O dönemde insanları şeytana tapmak ile suçlamak oldukça yaygındı. Köklerinden ve savaş alanından yoksun bir ordu, bu bütün Avrupa'daki kralları rahatsız eden bir manzaraydı. Özellikle de Kral Philip'i. 1307'den birkaç yıl önce Champagne toprakları ona miras kalmıştı. Tapınak şövalyelerin karargahı da bu bölgedeydi. Kendisine ait bu toprakların hemen güneyinde kendi devletlerini kurmak isteyeceklerinden kaygılanıyordu. Burnunun dibinde dev bir şövalye devleti istemiyordu. Kral Philip'in şövalyelere saldırmak için başka kişisel sebepleri de vardı. Fransa, Kral 4. Philip'in iktidarlığı döneminde çok fakir durumdaydı. Babası savaşlara korkunç büyüklükte paralar harcamış ve Philip'e oldukça yoksul bir ülkeyi miras bırakmıştı. Onaylamış olduğu ve hezimetle sonuçlanan askeri operasyonlarından ötürü tapınak şövalyelerine çok büyük miktarda borçluydu ve tapınak şövalyelerini yok ederse parayı ödemekten kurtulabileceğini gördü. Kral Philip ve Papa 8. Bonifacius tarafından fişlenmişlerdi. Engizisyon esnasında bugün bizim kes yapıştır dediğimiz şeyi yaptılar. Kopyala, birkaç kelimeyi değiştir ve adına yeni suçlamalar de. İddialar dayanıksız olmasına rağmen tutuklamalar şövalyeler ve büyük ustalarının savunmasız olduğu bir anda gelmişti. Kutsal topraklardaki savaşlardaki başarı hikayeleri sona ermiş ve Kudüs tekrar Müslümanların eline geçmişti. Çünkü Hristiyanlık, Balkanlar, Orta Doğu ve kutsal topraklardaki varlığını oldukça uzun bir dönemde ve yavaş yavaş kaybetmişti. Bu durum gerçekleştiğinde ise var olmaları için bir sebep kalmamıştı. 13 Ekim 1307 sabahında Fransa'daki neredeyse bütün şövalye liderleri hapse atıldı. Büyük Usta Jacques de Molun papalığa başvurdu. Fakat Papa 5. Clemens, Kral Philip'in koruması altındaydı ve onlara yardım edecek durumda değildi. Papa, kralın çocukluk arkadaşıydı. Philip ile birlikte yükselmişti. Philip, onun seçilmesini istediği için seçilmişti. Ayrıca Roma'da olmasına da izin verilmiyordu. Fransa'da bulunmak zorundaydı. Papalıktan bir merhamet gelmeyecekti. Yine de Papa, krallara tutuklamaları sorgulayan mektuplar yazdı. Daha ileri gitmedi. Şövalyelerin kaderi artık Engizisyon Mahkemesi'nin elindeydi. Engizisyon Mahkemesi, papalığı memnun eden Avrupa monarşilerinin emrindeydi. 1229 yılından beri kilise tarafından Güney Fransa'daki kafirlerin kökünü kazmak için görevlendirilen Ortaçağ Engizisyonu'nu bir grup deneyimli sorgucu ve rahipten oluşuyordu. Engizisyon için ana kural kan akıtmamaktı. Birini kesmek dışında her şeyi yapıyorlardı. İnsanları baş aşağı sallandırmak, soğuk su kullanmak, parmaklarını kıvırmak veya kendi ağırlığından omuzları ters dönünceye kadar iplerle yukarı çekmek gibi. Bundan başka ayakların ve parmakların ağır bir ateşle yakılması gibi işkenceler de vardı. Sonraki 5 yıl boyunca Engizisyon'un taktikleri etkisini kanıtladı. Paris'te bir duruşma sırasında yapılan çizimlere göre 138 şövalye sorgulandı. 105'i gizli törenlerinde
Hazreti İsa'yı inkar ettiklerini kabul ettiler. 103 tanesi müstehcen öpüşmelerini bu törenlerin bir parçası olduğunu itiraf etti ve 123'ü ise haça hakaret ettiklerini söyledi. Şövalyelere karşı yapılan suçlamaların çoğu kabul törenlerinde yaptıkları ile ilintiliydi. Çünkü Katolik Kilisesi yalnızca belli türden ritüellere ve bunların papazlar tarafından yapılmasına izin veriyordu. Bunun dışında her tören kilise gözünde teknik olarak illegal durumdaydı. Bu da şövalyelere eziyet etmek için sebep olarak kullanıldı. İtiraflar haricinde kabahatlerine ilişkin ne bir kanıt, ne fiziksel bir delil, ne de bir tanık vardı. Gizli bir grubu savunmasız bırakan şey gizli alegoriler ve ritüellerdir. Çünkü gizlidirler. Dışarıdan bakan biri bu ritüeller hakkında dilediğini uydurabilir ve genellikle de olabilecek en kötü senaryo uydurulur. Engizisyon'un işkence ettiği bir kişi herhangi bir şeyi itiraf edebilirdi. Jacques de Mol önce neredeyse duraksamadan itiraf etti. Ama şüphesiz işkence tehdidi altındaydı. 2 ay sonra hiçbirinin doğru olmadığını söyleyerek itiraflarını geri çekti. Engizisyon, Jacques de Mol'ün tekrar ve halka açık alanda itiraf etmesini istedi. Büyük usta reddetti. Engin cesareti ile ayağa kalktı. İşkence altında söylenmiş önceki itirafların tümünü reddetti. Tüm suçlamalara karşı kendini savundu. Bunun için elbette ölmesi gerekiyordu. 18 Mart 1314'te Büyük Usta Jacques de Mol ve Normandiya Usta Şövalyesi Jean-Federal Jarve masumiyetlerini tekrar savundular. O akşam saat 6 sularında Sen Nehri kıyısında bir ateş yakıldı. Çoğu insanın inandığı gibi büyük bir ateşle yakılmadı. Hafif bir ateşte çok uzun süre pişirildiler. Ölümleri birkaç saat sürdü. Külleri Sen Nehri üzerine serpildi. Böylece insanların saygı gösterecekleri bir kalıntı bırakılmadı. Büyük Usta Jacques de Mol'in son sözleri bir efsane oldu. Ölmeden önce Fransa kralına ve papaya lanet etti. Kral Philippe le Bel ve Papa 5. Clemens'in ondan önce Yaradan'a katılmalarını istedi. Anlatılar Jacques de Mol ve Normandiya ustası şövalyesi Jean-Federal Jarre da soğukkanlılıkla bu işkenceye göğüs germiş olduklarını, Jacques de Mol'ün ise odunlar ateşlenirken Louvre Sarayı'nın penceresinden olayı seyreden yakışıklı Philippe, "Philip, seni ve Papa'yı ve Marigny'ni bir yıla kalmadan ahirette cehenneme ben uğurlayacağım" diye haykırmış olduğu söylenmektedir. Gerçekten de bir ay sonra Papa 5. Clement 19'u 20 Nisan'a bağlayan gece ve Philip de aynı yılın 29 Kasım günü öldüler. Jacques de Mol'ün kehaneti de böylece gerçekleşmiş oldu. Ama anlatılar bu sonucun daha çok kralın ve papanın oda hizmetçileri ile odalarını aydınlatan mum satıcılarının ortak komplosunun eseri olduğunu fısıldamaktadır. Bu hizmetkarlar ile mumcuların tapınak şövalyelerine sadık kimseler olduğu ve mumların parafinine de düzenli olarak arsenik karıştırılmak suretiyle bu sonucun elde edilmiş olduğuna dair söylenti yaygın bir rivayettir. De Mol'ün son sözlerinin gerçekleşmesi ilahi adaletin bir kanıtı mıydı ya da şövalyelerin şeytani güçlerinin intikamı mı? Bu asırlardan beridir izi sürülen sorulardan yalnızca biri. Kral Philip hem de onun arkasından giden pek çok hazine avcısı için daha önemli sorulardan biri de Süleyman Mabedi'nin yoksul şövalyelerinin büyük hazineleri neredeydi? En ilginci ise Kral Philip'in adamları şövalyelerin Fransa'nın her yerindeki mülklerine girdiklerinde çok az şey bulabildiler. Tapınak şövalyelerini ve günümüzdeki izlerini daha iyi anlayabilmek için Haçlı Seferleri ile birlikte Anadolu'nun ve Orta Doğu'nun binli yıllardaki güçlerinin
çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 1086 yılında Selçuklu Sultanı Süleyman Şah Suriye seferinde Melik Tutuş'a yenilmişti. Oğul Kılıç Arslan, Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melik Şah'ın emriyle İsfahan'a gönderildi. Melik Şah'ın 1092 yılında vefatıyla Anadolu'ya dönen 1. Kılıç Arslan topladığı kuvvetlerle 1093 yılı başlarında İznik'e geldi. Kılıç Arslan babasının tahtına çıkarak sultan unvanını aldı. Kılıç Arslan bir taraftan babası Süleyman Şah'ın ölümünden beri dağılmış bulunan devletin birliğini kurmaya çalışırken bir taraftan da Bizans'a karşı sürdürülen mücadeleyi devam ettirmek istiyordu. Bizans kralı 1. Alexios Komnenos Türklerin kendi topraklarına akınlar düzenlemeye başlamasından rahatsız oldu ve Katolik Kilisesi'nden yardım istedi. 1095 senesinin 27 Kasım'ında Papa II. Irwin Ruhbanlar Meclisi'ni Clermont, Fransa'da Bizans İmparatoru 1. Alexios tarafından istenen askeri yardımı görüşmek üzere topladı. Selçuklu Türklerine karşı verilecek yanıt için toplanan kilise konsülünde Papa II. Urban ve fanatik keşiş Pierre Lermint bütün Hristiyanları kutsal topraklardaki Müslümanlara karşı savaşmaya teşvik eden konuşmalar yaptı. Irwin çağrısında şöyle diyordu: "Şimdiye kadar haydut olanlar artık şövalye olsun. İster profesyonel asker, ister şövalye, isterse ayak takımından olsun, herkes savaşa gidebilirdi." Ortaçağ Katolik Kilisesi savaşa katılanları fazlasıyla cesaretlendirdi. Haçlı seferlerine katılanların günahları kilise tarafından af ediliyordu. Böylece daha da acımasız olmaları sağlanıyordu. Aslında onlara sunulan şey hapisten çıkış kartıydı. Suçları af ediliyor ve borçları siliniyordu. Haçlı seferlerine katılanların çoğu suçlulardı. Tecavüzcüler, katiller, hırsızlar. Haçlılara katılıp Kudüs'e giderlerse suçlarının af edileceğini biliyorlardı. Binlerce insan bu çağrıya kulak verdi. Kılıçlar kuşanıldı. Birinci Haçlılar Avrupa'dan 1096 yılında ayrıldılar. Ardından 3 yıl süren katliamlar geldi. Batı Hristiyanları doğudaki Bizanslı dostları ile birleşti. Karşılarında ise Müslüman orduların liderleri vardı. Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan, Musul Bey'i, Mısır ve Kuzey Afrika'daki Şii Fatimi Devleti ve Persler vardı. Haçlılar ilerlemeye başladıklarında Türkler, Persler ve Araplar hem kendi içlerinde hem de kendi aralarında savaşa devam ediyorlardı. Haçlılar nihai ganimetlerini yani kutsal şehir Kudüs'ü 1099 yılında ele geçirdiler. Haçlı seferlerine çıkan ilk ordu keşiş Pierre Lermut'in idaresinde toplanmış çoğu Fransız, Alman, İtalyanlardan oluşan disiplinsiz bir kitleydi. 1096 yılının Ağustos başında İstanbul'a varan bu ordu hemen Boğaz'dan Anadolu'ya geçirilerek Yalova yakınlarındaki Kibotos karargahına yerleştirildi. Haçlılar böylece Selçuklu Devleti'nin başkenti İznik yakınlarına kadar ilerleyerek buradaki köyleri yağmaladılar. Eylül ayı sonlarına doğru 6000 kişilik Alman-İtalyan birliği İznik civarındaki Kısırigordon adında bir kaleyi ele geçirdi. Bu durumu öğrenen Sultan Kılıç Arslan bir ordu göndererek kaleyi geri aldı. Selçuklu karşısında alınan bu mağlubiyetin intikamını almak üzere yaklaşık 20.000 kişiden oluşan Haçlı ordusu Kibitos'tan ayrılarak İznik üzerine yürüdü. Düşmanı karşılamak üzere yola çıkan Selçuklu ordusu Drakon adlı köyde yapılan savaşta galip gelerek Haçlı karargahını da ele geçirdi. Keşiş Pierre Lermit'in ordusuna karşı kazanılan başarı Kılıç Arslan'ın Haçlıları küçümsemesine yol açtı. Haçlıların İznik'e kadar ilerleyemeyeceğini ve ülkesi için bir tehdit olamayacağını düşünerek önceleri Bizans valisi olan
daha sonra Türk beylerinin hakimiyetini tanıyarak hakimiyetini koruyan Ermeni Gabriel'in kontrolündeki Malatya üzerine yürüdü. Malatya'yı günlerce kuşatmasına rağmen sağlam şehir surlarını geçemedi. Bu sırada çok büyük ve askeri gücü yüksek bir Haçlı ordusunun İstanbul'dan Anadolu'ya geçerek İznik üzerine hareket ettiğini duyması üzerine Kılıç Arslan kuşatmayı kaldırarak İznik'e geri döndü. Kuşatma altındaki İznik'e girebilmek için yapılan savaşı kaybetti ve şehir Haçlı kuvvetlerine teslim oldu. Kılıç Arslan ordusuyla İznik önünden çekildi. Danışmentli Gümüştekin ile Kayseri Selçuklu Bey'i Hasan'ın desteği ile 1097 yılında Eskişehir Ovası'nda Dorleon Muharebesi'nde Haçlılar ile yeniden karşılaştı. Muharebede ana harp gücü zırhlı ağır süvari şövalyelerinden oluşan Haçlı ordusu galip geldi. Bu mağlubiyetten sonra 1. Kılıç Arslan Haçlı ordusunu uzaktan takip etmeyi, ordunun en çabuk bir şekilde Anadolu'dan geçmesine izin vermeyi ve onlarla doğrudan doğruya çatışmaya girişmeme stratejisini tercih etti. 1. Kılıç Arslan, Haçlılar ile mücadele yerine Anadolu'daki beylikler ile mücadeleye girişti. Malatya'yı danışmentlerden geri alması Kılıç Arslan'ın bölgedeki itibarını yükseltti. Bölgede etkin beylerin büyük kısmı kendisine itaatlerini bildirdiler. Kılıç Arslan'ın Güneydoğu Anadolu'daki faaliyetleri Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar'ın dikkatini çekmiş ve Musul valisi olan Çökürmüş'ün yerine Emir Çavlı'yı görevlendirdi. Şehir halkı Musul'u Emir Çavlı'ya teslim etme yerine Kılıç Arslan'a haber gönderip şehri teslim almasını istediler. Kılıç Arslan 22 Mart 1107 yılında Musul'a girdi. Burada ilk iş olarak Muhammed Tapar adına okutulan hutbeyi kendi adına çevirerek Büyük Selçuklu Sultanlığına adaylığını gösterdi. Kılıç Arslan'ın bu başarıları Mardin Artuklu Bey'i İlgazi ile Halep Selçuk Emiri Rıdvan'ı rahatsız etti ve bu beyler Emir Çavlı'ya katıldı. Gelişen bu olayları haber alan Kılıç Arslan Emir Çavlı'nın üzerine yürümeye karar verdi. Düşman kuvvetlerinin sayıca çok olmasına rağmen aceleci davranarak Anadolu'da dağınık halde bulunan kuvvetlerinin gelmesini beklemeden saldırıya geçti. İki taraf Temmuz ayında Habur Çayı kenarında karşı karşıya geldiler. Emir Çavlı'nın askerlerinin sayıca çok olmasını gören beyliklerin savaş meydanını terk etmeye başlaması üzerine Kılıç Arslan derhal saldırıya geçti. 13 Temmuz 1107 yılında yapılan savaşı kaybetti. Kılıç Arslan atının ve kendisinin zırhlı olmasından dolayı Habur Çayı'nı geçemeyip sulara gömüldü. Cesedi birkaç gün sonra bulundu ve buradan Meyya Farikin'e götürüldü. Burada valisi olarak bulunan Humurtaş, Kılıç Arslan için Kubbetü Sultan adıyla bilinen bir türbe yaptırdı. 14. yüzyıl tarihçileri Sultan Kılıç Arslan'ın Meyya Farikin'deki türbede yattığını yazmışlardır. Ancak günümüzde bu türbe ayakta değildir. Haçlı seferlerinin ve dolayısıyla tapınak şövalyelerinin kaderlerini belirlemede etkin olan komutan Selahaddin Eyyubi'den dolayı o yüzyıllardaki Fatimi Devleti'nden kısaca bahsetmek gerekmektedir. Fatimi Devleti, Şii meşrebinin İsmaili mezhebine bağlı bir devlettir. Tunus'ta kurulduktan sonra merkezi Kahire'ye taşınan ve Fas'tan Mısır'a, Filistin, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de egemenlik kuran Fatimiler, Fatimi adının Hz. Muhammed'in kızı ve Ali'nin eşi Fatıma Zehra'dan geldiğini iddia etmişlerdir. 969 yılında Mısır'ı ellerine geçirdiler ve burada Kahire şehrini kurdular. Kahire bundan sonra Fatimi Devleti'nin başkenti oldu ve Mısır ülkesi de devletin siyasi, kültürel ve dinsel merkezi haline geçti. Fatimi Devleti'ni idare edenler Şii olmakla beraber kendilerini halife olarak ilan etmişlerdir. 1160'lı yıllarda Suriye'deki Zengiler Devleti'nden
istedikleri yardım dolayısıyla Mısır'a gelen General Şirkuh tarafından kısa bir süre için idare edilmelerinden sonra onun ölümü ile yerine geçen yeğeni Selahaddin Eyyubi tarafından son Fatimi halifesi 1171 yılında tahttan indirilmiş. Fatimiler devleti ve idaresi yok edilmiş ve yerine Sünni Müslüman olan Eyyubiler hanedanı devlet kurmuştur. Eyyubiler Fatimilerin halifeleri yerine eskiden Bağdat'ta bulunan Abbasilerin torunlarından olan bir kişiyi halife olarak tayin edip ona hiç politik güç vermeden Müslümanların dini lideri olarak kabul etmişlerdir. 1096 yılında Anadolu'da kılıç aslan, Mısır ve Suriye'de Selahaddin Eyyubi, Musul ve çevresinde beylikler var olma ve birbirleri ile didişme halindeydiler. Hristiyanlar 1096 yılında Kudüs'ü ele geçirdiklerinde tam bir kıyım yaptılar. Haçlılar ve atları dizlerine kadar kanın içerisinde yürüyorlardı. Müslümanları, Yahudileri, hatta Hristiyanları acımasızca kılıçtan geçirdiler. Çünkü Kudüs'te yaşayan Hristiyanlar Avrupa'dan gelenlerin yaşam kültürlerini beğenmemişlerdi. Ortak paydada paylaştıkları Hazreti İsa dışında hiçbir şey yoktu. Kudüs yeniden Hristiyanların eline geçince Batılılar papalığın organizasyonunda büyük kalabalıklar halinde doğuya doğru yol almaya başladılar. Özellikle Beytül Rahim gibi Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yeri görmek istediler. Fakat bu yolculuklar hiç de güvenli değildi. Kudüs alındıktan, krallık kurulduktan ve Haçlılar evlerine döndükten sonra şehri koruyacak kimse kalmamıştı. Kudüs, şehirden çıktığınız anda gerçekten yabani, kanunsuz ve tehlikeli bir yerdi. Her çalının ardında soyguncular vardı. Bu noktada 1119 yılında daha sonra tapınak şövalyeleri olarak ortaya çıkacak ilk üyeler ortaya çıktı. Kurucuları Fransa'nın Champagne bölgesinden varlıklı bir asilzade olan Hüdöpen'di. Birinci Haçlıların askerlerinden olan dindarlık ve cesaretleriyle bilinen Döpen ailesinden 9 askeri kutsal toprakları ziyaret eden yolcuları korumak amacı ile Kudüs'e gönderdi. Özellikle Hayfa limanı ile Kudüs arasındaki yolun korunmasını tapınak şövalyeleri üstlenmiştir. Tapınak şövalyelerinin bir araya gelişi olarak kabul edilen ilk yazılı kanıt şövalyelerin varlıklarından 70 yıl sonrasına dayanır. Nispeten ihtiyar olan 9 şövalyenin kutsal topraklarda kimseyi koruyabilecek durumda olabilmeleri çok zor görünmektedir. Bu durumda ihtiyar şövalyeleri doğuya götüren şey neydi? Başta Kudüs'teki Süleyman peygambere kadar uzanan antik sırlar mı? Ya da hazine söylentileri ve gizli mistik güçler mi? Fakat bu varsayımların tümünün doğruluğu bugün bile sorgulanıyor. Tapınak şövalyeleri Kudüs'e 1118 ya da 1119 yıllarında vardılar. Kendilerini o zamanlar Kudüs kralı olan 2. Bodvin'e tanıttılar. Şövalyeler karargahlarını tapınak bölgesinin güneydoğusuna, İncil'de Süleyman Mabedi olarak geçen yere kurdular. Aslında her yerde yaşayabilirlerdi ama tapınak bölgesini seçtiler. Bunun nedeni büyük bir ihtimalle Süleyman Mabedi olmalıydı ve sonra 8 ya da 9 yıl tamamen ortadan kayboldular. Bu süre içerisinde ortalıkta görünmediler. Anlatılara göre saf altın ile kaplı olan ahit sandığı, 10 emir ve insanların en bilgesi olarak bilinen Hazreti Süleyman'ın sırlarının evi olan mabet bu bölgedeydi. Mabet, Hazreti İsa'dan önce ilk 1000 yılında inşa edilmiş. Babiller tarafından M.Ö. 586 yılında yıkılmıştı. Ayrıca Kutsal Mezar Kilisesi ve Kubbetül Sahra gibi diğer kutsal yapılar da bölgenin üzerine inşa edilmeye devam edilmiş. Museviler için kutsal bir bölge çünkü Yaratılış kitabında Hz. İbrahim'in Hz. İshak'ı kurban etmek üzere olduğu
yer olarak geçiyor. Hristiyanlar için de kutsal çünkü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği yerdir. Müslümanlar için de kutsal çünkü Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği yerdir. Üç din için de çok önemli bir yer burası. Şövalyeler sonraki 75 yıl boyunca bu kutsal yerde yaşadılar. Tapınak şövalyeleri neden burada yaşamayı tercih ettiler? Sorunun daha iyi analiz edilebilmesi için Babil, Süleyman Mabedi ve 10 emir hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. 10 emir Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda Allah tarafından iki taş tablet üzerinde verildiği söylenen bir dizi dini ve ahlaki öğretiler bütünüdür. Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emir şu şekildedir. Karşımda başka ilahların olmayacak. Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın. Onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin. Yehova'nın, Rab'ın ismini boş yere ağzına almayacaksın. Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın. 6 gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın. Fakat 7. gün Efendin Rabbe sebttir. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri 6 günde yarattı. Babana ve anana hürmet edeceksin, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın, komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına yahut kölesine yahut cariyesine yahut öküzüne yahut eşeğine yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin. Yahudiler göçebe hayat sürdükleri dönemde ve Filistin'e yerleşmelerinin başlarında ibadetlerini Mişkan adı verilen portatif tapınakta yapmaktaydılar. Ahit sandığı da Mişkan'daki Kutsallar Kutsalı adı verilen bölümde saklanmaktaydı. Milattan önce 1000 yıllarında Hazreti Davut Kudüs'ü fethetti ve şehri imar ederek burasını Yahudi toplumunun başkenti yaptı. Ahit sandığının çadırda bulunmasından rahatsız olan Hazreti Davut, hem ahit sandığının korunacağı hem de Tanrı'nın evi olarak kabul edilecek görkemli bir mabet yaptırmak istemiştir. Ancak Tevrat'a göre Tanrı tarafından kendisinin bu mabedi yapması uygun görülmemiş olup Peygamber Natan da bunu kendisine bildirdi. Allah'ın isteğine uyan Hazreti Davut bu mabedi yapmamış, ancak mabedin yapılacağı yeri belirlediği gibi mabedin yapılması için kaynaklar hazırlamış ve mabedin ayrıntılı planını da oğlu Hazreti Süleyman'a vermiştir. Hazreti Süleyman hükümdarlığının 4. yılında M.Ö. 964 dolaylarında mabedin inşasına başladı. Tevrat'ta belirtildiğine göre Hazreti Süleyman tapınağın yapımına Yahudilerin Mısır'dan çıkışının 480. yılında başlamıştır. Hazreti Süleyman daha önce Hazreti Davut'un sarayının yapımında büyük emeği geçen ve Hazreti Davut'la yakın dostluğu bulunan Sur kralı Masonlu'nun atası sayılan Hiram Usta'dan da malzeme ve zanaatçı tedarik ederek yardım aldı. Mabedin inşasında Hiram işçilerin başında bulundu. Milattan önce 957 yılında tapınağın inşası tamamlandı. Ancak tapınağın etrafında bulunan Kraliyet Sarayı ve diğer kraliyet binalarının tam bir kompleks haline gelmesi 30 yıl kadar zaman almıştır. Hazreti Süleyman tarafından Kudüs'te yaptırılan tapınak kozmik bir model oluşturur. İki sütunlar gökyüzünü kaldıran sütunları ve avlu içindeki pirinç deryası kozmik okyanusu temsil eder. Babil tapınaklarının bu model üzerine inşa edilip edilmediği uzmanlar arasında daha bir karara bağlanmamış olsa da şu kesindir ki
Buna rağmen aynı zamanda onlar sahip oldukları eşleri, alt okyanus ve gök kubbe, bazen tanrısal tahtın üstündeki cennet olarak adlandırıldı. JB Whiskey'nin isminin buradan geldiği iddia edilmektedir. Tapınakta bulunan sütunlar hakkında Tevrat'ta şöyle yazmaktadır. Hiram her birinin yüksekliği 18 arşın ve çevresi 12 arşın olan iki tunç sütun döktü. Sütunların üzerine koymak için 5'er arşın yüksekliğinde dökme tunçtan iki sütun başlığı yaptı. Hiram sütunları tapınağın eyvanına dikip sağdakine Yakin, soldakine Boğaz adını verdi. Babil, Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında M.Ö. 1894 yılında kurulmuş Sümer ve Akat topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil'in merkezi bugünkü İran El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Kuzey Babil devleti ise Şırnak ilinin İdil ilçesi güneyinde Babil köyünde kurulmuştur. Babil halkının büyük bir kısmı Sami asıllıdır. Yahuda krallığının Babililer tarafından M.Ö. 598 ve M.Ö. 587 yıllarında fethedilmesi sonucu Yahudilerin Babil'e sürülmesi ve buradaki sürgün dönemi M.Ö. 538 yılında Babil'in Persler tarafından fethedilmesi ile resmen sona ermiştir. Pers kralı Dulkarneyn Yahudilerin Filistin'e dönmelerine izin vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Dulkarneyn'in aslında Büyük Kiros olduğu iddia edilmektedir. İranlı ressamlar Karneyn'i boğa başlı tasvir ettiler. Ankara'daki Hitit heykeli, altında iki yana açılan boğa boynuzu, üzerindeki geyik heykeli, ortasında borç almayı yasaklayan üç noktaya kadar anlatır. Hitit kursu derler, Kiros'un öğütlerini ifade eder. Milattan önce 29 Ekim 535 yılında Kiros silindiri adı verilen altın silindir üzerine yazılı kuralları bugün Londra Müzesi'ndedir. Bir kopyası da New York'tadır. Babil'den Yahudi bankerleri kovan, köleliği kaldıran, kendi adını parasına yazan, Roma parası kullanmayı ve onlardan borç almayı yasaklayan, köleleri serbest bırakan, buğdayı kutsal sayan, halk sınıflarını egemen kılan Kral Kiros'un ilk insan hakları bildirisini Kiros silindiri üzerine yazdırmıştır. Bu kurallar tarihteki ilk insan hakları bildirisi kabul edilir. Çünkü banker sınıfını ve yağmacıları ortadan kaldırdı. Yaygın teorilerden birine göre de 70 yılında Romalıların istilasından sonra Yahudiler tarafından Süleyman Mabedi'ne altın, mücevherat ve değerli madenler saklanmıştı. İzlerine hiç rastlanmadı. Teori, bakır tomar olarak da bilinen Ölü Deniz parşömenleri ortaya çıktığında sağlamlaştı. Dövülmüş bakır parşömenler üzerine oyulmuş yazılarda 200 ton altın ve gümüşten oluşan bir hazine envanteri vardı. Uçsuz bucaksız altın, kutsal emanet ve parşömen sütunu paha biçilemez bir buluş olacaktı. Onu bulanlar için inanılmaz bir hazine ve para anlamına geliyordu. Aynı zamanda da muazzam bir tarihi önemi vardı. Ölü Deniz tomarları bir kısmı İbranice, bir kısmı da artık ölü bir dil olan Aramice ile kağıt, deri veya bakır plakalar üzerine kaydedilmiş 40 bin adet el yazması parçasından oluşmaktadır. Bu parçaların bir araya getirilmesiyle tam 500 kitap yeniden oluşturulmuştur. Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları sayılırlar. 1947 yılının Şubat ve Mart ayında Muhammed Ahmet el-Hamid adlı genç bir bedevi, keçi çobanı kaybolan keçisini aramaktadır. Eriha kentinin 13 kilometre güneyinde Ölü Deniz'in batı yakasındaki bir tepede bulunan bir delikten aşağı taş atar ve duyduğu testi kırılma sesi üzerine aşağıdaki mağaraya iner. Mağaranın zemininde
içinde keten kumaşa sarılı deri tomarların bulunduğu büyük testiler bulur. Testilerin ağzı sıkıca kapatıldığı için tomarlar yaklaşık 1900 yıl boyunca hiç bozulmadan saklı kalabilmişlerdir. Bulgular bu tomarların milattan sonra 68 yılında mağaraya yerleştirildiklerini gösterir. 1947 yılındaki keşif ve 1952 ile 1956 yıllarında yapılan kazı çalışmaları sonucunda toplam 11 mağarada bu el yazmalarına rastlanmıştır. Bunları sınıflandırmak açısından mağaralar numaralandırılmıştır. Bir nolu Kumran mağarasında bulunan tomarlardan 5 tanesi ismini aldıkları Kudüs'teki Suriye Ortodoks Manastırı Başpiskoposu tarafından satın alınmıştır. Diğer 3 tomar ise İbrani Üniversitesi Profesörü Sukenik tarafından satın alınmıştır. Ölü deniz tomarlarının bulunması 20. yüzyılın en önemli arkeolojik keşiflerinden biridir. Bu tomarlar M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 2. yüzyıla değin Ölüdeniz kıyısındaki Kumran Vadisi'ne yerleşmiş olan dini bir topluluğun tarihçesini aydınlatmıştır. Bu topluluk Kumran topluluğu veya Esseneler olarak bilinen dışa kapalı Yahudi bir toplumdu. Zadokite belgeleri, toplum kuralları ve disiplin el kitabı gibi yazılar Kumran'daki günlük yaşam hakkında oldukça geniş ölçüde bilgi sahibi olunmasını sağladı. Tapınak şövalyelerinin aradığı Süleyman Mabedi'ne saklanan hazineler miydi? Buldular mı? Ancak bu yalnızca tahmin edilebilir. Bildiğimiz tek şey kazıları bitirdikten sonra çok hızlı Avrupa'ya döndüler. 1128 yılında Avrupa'ya döndükten çok kısa bir zaman içinde oldukça güçlü ve zengin oldular. Tapınak şövalyeleri hem din adamı hem de askeri güçtü. Eşi benzeri olmayan bir paradokstu. Daha önce hiçbir zaman dua eden bir papazın ya da rahibin silahlanması düşünülemezdi. Dini kurallara uymaya yeminliydiler. Ademiyet, iffet, sadakat ve hürmetkar ve aynı zamanda dünyanın gördüğü en vahşi ve kanlı Orta Çağ savaşçılarıydı. Bazı yazarlar asker ve rahip olmanın ve Hz. İsa için öldürmenin çok anlamsız olduğunu düşünüyorlar. Ancak ilk şövalyeler 1128 yılında Kudüs'ten döndüğünde itirazlar ile başa çıkacak güçlü bir koruyucuları vardı. Clairvaux'lu Bernard zamanın en önemli papazıydı. Tapınak şövalyelerini savunan bir bildiri yazdı. Bir tapınak şövalyesi diyordu Bernard, korkusuz bir şövalyedir ve her açıdan güvenilirdir. Çünkü ruhu inancın zırhı ile korunur, tıpkı bedenin çelik zırh ile korunması gibi. O yüzden iki kere silahlanmıştır o ve ne iblisten korkar o ne de insanlardan. Bernard, tanımladığı bu yeni şövalyeler ile yakın ilişkisi vardı. Fransa'daki Champagne bölgesindeki 9 şövalyeden birinin yeğeniydi. Ayrıca ilk 9 şövalyenin aralarında da akrabalık ilişkisi vardı. Hepsi kan bağı ya da evlilik yoluyla akrabaydı. Bu 9 şövalye karargahını Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nin bulunduğu yere kurmuş. İsimlerini de bu kutsal mekandan almışlardı. Adları Tapınak Şövalyeleri çünkü merkezleri Kudüs'te Mescid-i Aksa yakınındaki Tapınak Tepesi'ndeydi. Haçlılar buraya Süleyman Mabedi diyorlardı. Asıl isimleri Süleyman Mabedi'nin yoksul şövalyeleriydi. Birliğin sembolü tapınak hazinelerini değil şövalyelerin mütevazı köklerini temsil ediyordu. Tapınak şövalyelerinin mührü olan simgede bir atın üzerinde iki şövalye görünür. Bu da nereden başladıklarını göstermektedir. Muhtemelen hiç paraları yoktu. Oldukça yoksuldular ama yoksullukları uzun sürmedi. 1129 yılında tarihin en başarılı asker ve para toplanma kampanyalarına başladılar. Avrupa'daki bu kutsal amaca adanacak toprağı, serveti ya da oğlu olan soylu ailelere ulaşıyorlardı. Hüdöpen ve Clairvaux'lu Bernard
Kudüs'teki Hristiyan krallığını desteklemek için para, toprak ve asker bağışları topluyordu. Birdenbire bu sıra dışı organizasyon ve yaklaşım ile tapınak şövalyeleri Avrupa'nın her yerinden toprak bağışları almaya başladılar. Dönemin Aragon Krallığı bugünkü İspanya'nın kuzeyini, Katalonya ve Valencia'nın yanı sıra Fransızların yaşadığı çeşitli bölgeler ile Akdeniz'in karşı kıyısındaki çeşitli topraklar, Balear Adaları, Sicilya, Napoli ve Sardunya'yı içine alıyordu. Kral 1130'ların başında ölmüştü. Vasiyetinde krallığına ait geniş toprak parçalarını tapınak şövalyelerine bırakmıştı. Aniden çok büyük toprak parçalarına sahip olmuşlardı. Unutulmaması gereken Güney İspanya, Müslüman Endülüs'ün kontrolündeydi. Bu nedenle Aragon kralının topraklarını neden bu birliğe verdiği iyi analiz edilmelidir. Eğitimli askerlerden oluşan tapınak şövalyelerinin kutsal toprakları savunmasının iyi bir fikir olduğu düşünülmeye başlanılmıştı. Şövalyeler iyi eğitimli, fanatik Haçlı askerlerini kendilerine çekmişti. Tapınak şövalyesi olabilmek için mecbur olarak asil bir soydan gelmiş olmanız ve zaten bir şövalye olmanız gerekiyordu. Tüm varlığınızı, sahip olduğunuz tüm toprağınızı organizasyona bağışlamak zorundaydınız. Clervaux'lu Bernard, bir avuç dürüst savaşçının en ezici kalabalıkları bile yenebileceğini yazarken 1177 yılında Montgisart Muharebesi'nde tapınak şövalyeleri bu sözlerini Müslüman lider Selahaddin'e karşı yerine getirdiler. Montgisart'ta Selahaddin büyük bir orduyla Kudüs'e saldırmaya hazırlanıyordu. Selahaddin 26 bin kişilik bir orduyu yönetiyordu. Kudüs'ün Hristiyan kralı 4. Bodvin'in Haçlı ordusuyla karşılaştı. Yalnızca 500 şövalye ve destek piyadelerinden oluşan ordu Selahaddin'in kalabalık ordusu tarafından Aşkelon'da kuşatıldı. 80 tapınak şövalyesi onları kurtarmaya gitti. Ancak Selahaddin bu küçük orduyu önemsemedi, tehlike görmedi. Onları Gazze'de ardında bıraktı. Arkasını döndü ve Kudüs'e doğru yol almaya başladı. Yol boyunca askerlerine savaş müsamahası gösterdi. Askerlerin çölde yayılmasına ve civardaki köyleri yağmalayıp talan etmesine izin verdi. Bu o zamanlar spor sayılıyordu. Askerler birbirlerinden ayrılıyor ve zayıf düşüyorlardı. Böylece bütün ordu savunmasız ve saldırıya açık hale gelmişti. Tapınak şövalyeleri Aşkelon'da Selahaddin'in korkusuz Memlüklerden oluşan kişisel korumalarına tuzak kurdular. Ordusunun geri kalanı çölde dağılmış olan Selahaddin'in başka destek kuvveti kalmamıştı. Mısır'a geri çekilmek zorunda kaldı. Tıpkı Bernard'ın kehanette bulunduğu gibi zafer büyük ordulara bağlı değildi. Haçlılar inandıkları şeyi Selahaddin'e karşı Montgisart Savaşı'nda kanıtlamış oldu. Doğru koşullarda küçük ordular da çok daha büyük düşman ordularına karşı zafer kazanabilirdi. Bu arada hem de tapınak şövalyelerinden hem de Selahaddin'in koruma ordusundan bazılarının Türkçe konuştuğu iddia edilmektedir. Tapınak şövalyelerini halka sevdiren şey özel eğitimli ve özellikle acımasız seçkin güçlerden oluşan birliğin hikayeleriydi. Ağır silahlar ile savaşmak üzere 7-8 yaşından itibaren eğitilmiş usta savaşçılar kendilerini adamışlardı. Profesyonel askerler Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden beri başarılı olan ilk orduyu bugünün özel kuvvetleri olarak düşünebiliriz. Tapınak şövalyelerini Avrupa'da ünlendiren Selahaddin'e karşı kazanılan bu zaferdi. Fakat sonlarını da Selahaddin getirecekti. Toprak ve hazine bağışları ile Batı'nın en iyi donanımlı ordusu haline gelen tapınak şövalyeleri savaşa destir denilen atların üzerinde gidiyorlardı. Atları savaş eğitimliydi. Tekmelemeyi, toslamayı ve ısırmayı öğretiyorlardı. Genellikle bir adamı bir vuruşta ikiye bölebilecek,
çiftli Norman kılıçları kullanıyorlardı. Ayrıca savaş baltaları ve topuzları da vardı. Muazzam bir hızla hareket edebiliyorlardı. Savaştıkları zaman güçleri adeta modern bir tank taburuna eşitti. Bu adamların düşmanı olmak istemezdiniz. Derhal kaçmanız gerekirdi. Tapınak şövalyelerini bu denli tehlikeli düşman yapan şey sadece silahları ve savaş becerileri değildi. Titiz bir şekilde yapılan gizli kabul törenlerinde şövalyeler ölümüne itaat ve bağlılık yemini ediyorlardı. Bir kuralları vardı ve bu ana kurallarıydı. Savaş alanından tapınak şövalyelerinin bayrağı ininceye kadar ayrılmayı akıllarından bile geçiremezlerdi. Savaşın en sonuna kadar savaşmayı asla bırakmazlardı. Yeminlerinin bir bölümü kefaleti asla kabul etmemek üzerineydi. Esir düşerlerse ya ölümle ya da ömür boyu kölelikle karşı karşıyaydılar. Bu yüzden teslim olmazlardı. Ölene dek savaşırlardı. Selahaddin Eyyubi gibi büyük İslam komutanı bile onlardan çekinirdi. Çünkü intihara meyilli oldukları bilinirdi. Eğer savaşta ölürlerse cennete gideceklerdi. Tıpkı bugünün kutsal savaş mantığındaki gibi tapınak şövalyeleri de aynı şeyi düşünüyorlardı. Modern teröristler gibiydiler. Sağ kalıp kalmayacaklarını önemsemediklerinden oldukça korkutucuydular. Yeminleri ve gizemli törenleri tapınak şövalyelerini savaşta korkusuz yapıyordu ama bir gün çökmelerine de sebep olacaktı. Tapınak şövalyeleri gizlinin de ötesinde bir topluluktu. Geceleri yapılan tuhaf kabul merasimleri vardı. Tapınak eğitimlerinde kapalı kapılar ardında neler olduğu hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Tapınak şövalyeleri 1119 yılında 9 asilzade ile başlamışlardı ama zamanla 1300 yılında güçlerinin zirvesine ulaştılar. Sayıları 10 binlerceydi. Doğuda tapınak savaşçıları, batıda tapınak şövalyelerine büyük bir destek vardı. Orta çağda rakipsiz, hayal ile sınırsız bir güç oldular. Güçlenmeleri çok hızlı oldu. 1128 yılında kuruluşlarından 10 yıl sonra Fransa'nın saygın papazı Clairvaux'lu Bernard'ın teşviki ile gelen yardımlar onlara hızlı bir servet ve Haçlıların ön saflarına bir ordu kazandırdı. 8 aydan kısa bir sürede kutsal topraklara 300 şövalye gönderebiliyorlardı. Bugün 300 şövalye muhtemelen çok büyük bir rakam gibi görünmüyor. Ama her şövalye bir sürü atlı demek. Nalbantlar, esnaflar ve zırhlılar onlar birlikte gidiyordu ve tüm sevkiyat organizeydi. Fransa'nın 4. Louis'i, İngiltere'nin aslan yürekli Richard'ı gibi kralların yanında savaşan tapınak şövalyeleri Haçlı orduları için hayati önem taşıyordu. Bazıları Kudüs'teki merkezleri koruyordu. Bazıları ise Avrupa'da ve Orta Doğu'da savaş onları nereye götürüyorsa oraya gidiyorlardı. Destek kuvvetleri olarak ya da Haçlı ordularının gerisinde savaşıyorlardı ya da düşman ordusunu kırmak için kullanılıyorlardı. 1150 yılından itibaren tapınak şövalyeleri artık Kudüs yollarını korumuyordu. Bu güzergahtaki yolcuların güvenliğini sağlamanın daha iyi bir yolunu bulmuşlardı. Yolcuları hedef haline getirmeden, üzerlerinde para ya da değerli eşyaları olmadan taşımanın sistemini kurmuşlardı. Herhangi biri Haçlı yolcu ya da soylu veya kral olsun, tapularını, konturatlarını, mücevherlerini, aile yadigarlarını, değerli nesnelerini, benzeri eşyalarını kendilerine en yakın tapınak şövalyesi kumandanlığına bırakıyorlardı. Mallarını emanet ediyor, bunun yerine yazılı ve şifreli bir not alıyordu. Yolda ne zaman bir şey için para ödenmesi gerekse tapınak şövalyesi kumandanına gidiyorlardı. Makbuz güncelleniyor ve devam ediliyordu. Eve dönüldüğünde de makbuzlar merkeze götürülüp son hesaplamalar yapılıyordu. Banka kartı gibi bir sistemdi.
soyulsanız ya da makbuz yabancı biri tarafından ele geçirilse bile hiçbir değeri yoktu. Parayı almanın tek yolu şifreyi kırmak olabilirdi. Gizlilikleriyle ünlenmiş tapınak şövalyeleri şifrelerini düşmana teslim etmeme konusunda oldukça sağlamdılar. Tapınak şövalyelerinin kullandığı bu sistem bugünkü bankacılık sistemine ilham vermiştir. Para transferleri, kredi ve denetleme, güvenli emanet kasaları, emeklilik planları ve en tartışılır hizmet yüksek profilli borç vermeleriydi. Oldukça büyük hesaplar ile bankacı olmuşlardı. İmparatorlara, papazlara, piskopozlara ve krallara borç veriyorlardı. Faiz ile ilgili bir dini yasak vardı. Bu yüzden faiz almazlardı. Kira bedeli alırlardı. Bu iş için gayet temiz bir kılıftı bu. Tefecilikle ilgili katı kurallarına rağmen kilisede onlara göz yumuyordu. Bu tapınak şövalyelerine verilen tavizlerin ilklerindendi. 1139 yılında tapınak şövalyelerinin destekçisi Aziz Bernard'ın eski koruyucularından Papa II. Innocent, Papa Çağrısı adı verilen bir bildiri yayınladı. Tapınak şövalyelerini eşi görülmemiş bir ayrıcalığa tabi tutuyordu. Tapınak şövalyeleri Katolik Kilisesi'nden inanılmaz bir ek ödenek aldılar. Sınır dışına çıkma izinleri vardı ki bu o zamanlar çok önemliydi. Vergilerden muaf tutuldular. Artık Papa'dan başka hiçbir otoriteye bağlı değildiler. Bu da o zamanlar için olağanüstü bir uygulamaydı. Peki kiliseyi bu sınırsız yetkiyi vermeye iten şey neydi? Bunun en mantıklı açıklaması yolcuları korudukları için bir teşekkür göstergesi olması görünüyor. Fakat gerçek niyetlerinin bu olduğundan şüphe edilmektedir. Tapınak şövalyelerine verilen bu ödülün bir sus payı olduğunu düşünenler var. Böyle büyük ayrıcalıkların verilmesinin pek çok sebebi olabilir. Mesela kilisenin dışarı bilgi sızmasını istememesi gibi. Bununla ilgili akla gelen ilk teori, tapınak şövalyelerinin Süleyman Mabedi'nin altında buldukları kutsal emanetler ve parşömenler gibi sıra dışı nesneler üzerinedir. Bulunan parşömenler Katolik inancını destekler nitelikte değildi. O zaman için Hz. İsa ve Mecdenli Meryem ve havariler arasındaki ilişki o bulgularda çok daha farklı bir açıdan görülüyor olabilirdi. Ya da İncil'de geçen herhangi bir kurala ters düşen herhangi bir şey olabilir. Yeni özel haklarının sebebi ne olursa olsun, şövalyeler bu ayrıcalıkları daha güçlenmek ve Orta Çağ dünyasını her açıdan etkilemek için kullandılar. Kiliseler ve kaleler inşa ettiler, çiftlikler ve üzüm bağları satın aldılar. Artık imalat, ithalat ve ihracat ile ilgileniyorlardı. Özel bir hiyerarşi oluşmuştu. Her ülkede tapınak şövalyeleri karargahını denetleyen bir usta şövalye ya da komutan vardı. Ancak hepsinin üstünde hayat boyu görevlendirilmiş, en doğudaki askeri hareketleri denetleyen ve batıdaki hisselerini kontrol eden büyük usta bulunuyordu. Aslında sahip oldukları şeyler doğudaki güçlerine destek olan idari işlerdi. Yani tapınak şövalyelerini Avrupa'da tarlalar, üzüm bağları, imalathaneler işletirken görebilirdiniz. Para kazandıran her şeyin içindeydiler. Şövalyelerin yalnızca %5'inin savaşların olduğu bölgelerde bulunduğu söyleniyordu. Yani oldukça küçük bir kısımları Müslümanlar ile savaşıyordu. Tapınak şövalyelerinin çok geniş bir kısmı savaşan şövalyeleri destekleyen altyapıyı yönetiyorlardı. Her ne kadar tapınak şövalyeleri batıda gücü ele alsalar da zaman içerisinde Orta Doğu'daki Hristiyanlar arasındaki grupların çekişmeleri çoğaldıkça zayıflıyorlardı. Hristiyanlar birbirleriyle savaşıyorlardı. 10 yıllardır çekişiyorlardı. Bu da doğal olarak konumlarını zayıflatmıştı. Dönüm noktaları 1187 yılında Galile Denizi'nin ardındaki çölde gelmişti. Bir asırlık savaşın ardından sırada Haçlılar için en yorucu ve en belirleyici mücadele vardı.
Tapınak savaşçıları bıçak sırtındaki hayatlarının kaderlerini komutanları Gerard de Ridefort'un eline vermişlerdi. Gerard de Ridefort o zaman tapınak şövalyelerinin büyük ustasıydı. Oldukça fevri ve sabırsız bir adamdı. İş stratejiye gelince o kadar parlak biri değildi. Sadakat yeminleriyle ve kör itaat kararlarıyla Haçlıların dolayısıyla tapınak şövalyelerinin sonunu getirecek bir savaşa girmek üzereydi. Taberiye'nin ardında Galile Denizi'ne doğru iki kayalık tepe yükseliyor. Bu savaş aynı zamanda Haçlıların dönüm noktası ve tapınak şövalyeleri olarak da bilinen Gizemli Askeri Birliği'nin de akıbetini belirleyen savaş olacaktı. O gün büyük ustaları Gerard de Ridefort tarafından kontrol edilen 80 tapınak şövalyesi farklı Hristiyan topluluklarından oluşan Haçlı ordusu ile birleşti. Sayıları 20.000 kadar olan ordu Safuriye'de kamp kurdu. 4 Temmuz 1187 yılında sonraları Hıddin Muharebesi olarak adlandırılacak savaş başlamak üzereydi. Bir kez daha Taberiye'yi kuşatmış olan Selahaddin ile savaşacaklardı. İki kayalık tepenin doğu tarafında arkasını Galile Denizi'ne dayamış olan Selahaddin'in ordusunda asker sayısı fazla değildi ama daha çok süvarisi vardı. Tepelerin batısında Safuriye'de kamp kuran Hristiyan ordusu ise piyadelerden oluşuyordu. Haçlı lider bunun bir dezavantaj olduğunun farkındaydı. Haçlılar bir karar vermek zorundaydı. Orduları kendilerine doğru yaklaşan Selahaddin'in ordusuna doğru harekete geçecek miydi? Yoksa onların gelmelerini bekleyecekti. Konseyin genel görüşü havanın aşırı sıcak olduğu ve toprak kavrulduğu için en güvenilir ve makul olan şeyin Selahaddin'in kendilerine doğru gelmesini beklemekten yanaydı. Fakat buna yalnızca 3 yıl önce tapınak şövalyeliği büyük ustalığına yükselen Gerard de Ridefort katılmıyordu. Tapınak şövalyelerinin büyük ustası genelde sırf kendi yolunu izlemek ve kontrolü elden bırakmamak için çelişkili davranışlar sergiledi. Gerard, Haçlı ordusundaki müttefiklerinin bazılarına kişisel ön yargılar beslediği söyleniyordu. Bu ön yargılar o günkü kararında etkili olmuştu. Sabit kalmak fikri rakiplerinden birinden çıktığı için bütün birlikleri yürümeye zorlamıştı. Üstelik gece seriliğinde değil gündüz sıcağında. Selahaddin gibi şanlı ve usta bir komutanın karşısında bu ölümcül hataydı. Haçlılar Taberiye'ye doğru suları ve barınakları olmadan yürümeye başladılar. Akşama doğru bitkin düştüklerinden kamp yapmaya mecbur kaldılar. İşte o an Selahaddin'in ordusu yakınlaştı ve onları çevreledi. Selahaddin'in askerleri gece çölde ateş yaktılar. Oldukça fazla çıkan duman Haçlıları kusursuz etti. Zaten kavrulmuş olan bedenleri artık çok daha savunmasızdı. Ardından gelen saldırıda Hristiyanlar hızlı bir şekilde yıkıldı. Bu kutsal topraklardaki en kötü askeri felaketti. Hayatta kalan Hristiyan askerler esir alındı. Her zaman olduğu gibi tapınak şövalyeleri kılıçtan geçirildi. Şövalyelerin büyük ustası Gerard de Ridefort şövalye yeminini bozdu. Canının bağışlanması karşılığında para vermeyi kabul etti. Birkaç ay sonra Akka Savaşı'nda yeniden esir alındı ve bu defa boynu vurulmadan bırakılmadı. Hristiyan Haçlılar için bu savaş sonun başlangıcıydı. Büyük ustanın davranışları tapınak şövalyelerinin cesaretini kırmıştı. Haçlılar savaş sırasında kutsal emanetlerden birini, asıl haçın bir parçasını kaybettiği söylentisi de manevi güçlerini zayıflatmıştı. Hıddin Muharebesi aslında kutsal topraklardaki krallığı yok eden olay olmuştu. Çünkü Hıddin'den çok kısa bir süre sonra Selahaddin Kudüs'ü ele geçirdi. Haçlılar aslan yürekli Richard komutasında direndiler. Şehri 1229 yılında yeniden aldılar ama kısa süre ellerinde tutabildiler. 1244 yılında Türkler Kudüs'ü yeniden ele geçirdi ve Hristiyan yönetimine kalıcı olarak son verdi. 1291'de Akka,
Hayfa Körfezi'ndeki antik bir liman olan korunan son Akre Hristiyan Kalesi de sonunda düştü. Kutsal toprakların kaybedilmesi yıkıcıydı. Batı'nın güveni sarsılmıştı. Sonraları Fransa'nın 9. Louis'i ve İngiltere'nin 1. Edward'ı komutasındaki Haçlılar da başarısızlığa uğradı. Çoğu başarısızlıklarını geçmişteki Hıttin Savaşı'na bağladı. Şövalyelerin itibarını sonsuza kadar zedeleyen savaştı. Bundan sonra tapınak şövalyelerinin varlık nedeni artık eskisi gibi belirgin değildi. O noktadan sonra Tanrı'nın belki de herkesin düşündüğü kadar şövalyeleri kutsamadığını düşünülmeye başladı. Kutsal toprakların kaybedilmesinden sonra tapınak şövalyeleri tam anlamıyla kendilerini de kaybettiler. Çünkü her şey Kudüs çevresindeki askeri gücün büyütülmesine ve korunmasına bağlıydı ama Kudüs artık yoktu. 60 yıl savaşsız geçti. Yine de tapınak şövalyeleri yeni büyük ustası Jacques de Molle Kudüs'e yeni bir akını teşvik ediyordu. Jacques de Molle Avrupa'nın Haçlı liderlerine giderek yeni bir Haçlı seferi için destek aradı ama kimsenin hevesi olmadığını gördü. 200 yıllık kanlı bir dönemin sonunda Haçlı seferleri sona ermişti. Bütün bunlardan sonra tapınak şövalyelerinin varlığı bir hata gibi görünmeye başlanıldı. Var olmaları için elzem olan sebep ortadan kalkmıştı. Tapınak şövalyeleri savaşçıydı. Dini nefer topluluğu, inşa ettikleri kiliseler onların kaleleri ve bankalarıydı. Modern bankacılığı tapınakçılar icat ettiler. Avrupalı asilzadelerin altınları ile yolculuk etmeleri tehlikeliydi. Altınlarını en yakın mabet kilisesine emanet ederler ve makbuz karşılığında gittikleri yerlerde paralarını çekerlerdi. Tabii ki küçük bir komisyon karşılığında bu ilk para transfer uygulamasıydı. Başlangıçta Süleyman Mabedi'nin yoksul şövalyelerinin serveti yoktu ama kolektif olarak tarikat bütün krallardan zengin oldu. Tarikat vergi ödemezdi. Cennette yerini sağlama almak isteyen mal mülk sahipleri cömert bağışlarda bulunurdu. Tapınağın zenginliği ve gücü ortaçağ dünyasının yüzünü değiştirdi. Avrupa'nın herhangi bir yerinde tapınakları bulunan bir yer gördüğünüz zaman bilin ki orası tapınak şövalyelerinin eski mekanıdır. Zirvede oldukları dönemde aynı anda 15 bine yakın tapınak evleri vardı. Her kasabada bir tapınak varlığı vardı. Herkes kim olduklarını bilirdi. Pek çok insan hem tapınak çiftliklerinde hem de bağlarında çalıştıkları için veya birikimlerini tapınak hesaplarında korumak için onlarla iş yaptı. O dönemdeki yaşam biçiminin gerçek bir parçasıydı. Gemi filosunu da yönetiyorlardı. Doğu ve Batı arasında mal ve yolcu taşımak için özel bir ticaret rotasıydılar. Toprakları vardı. Çiftlikler, bağlar ve değirmenler işletiyorlardı. Tapınak şövalyeleri Batı'nın ilk uluslararası şirketi ve kesinlikle Batı'daki ilk bankacılık grubudur. Şövalyelerin o dönemde en çok bilinen işlemleri, bugünün seyahat çekleri, özel kasaları, kredi mektupları ve büyük nakit borçlanmalarına tekabül ediyor. Çok büyük çapta bankacılar haline geldiler. İmparatorlara, papazlara, kardinallere, krallara ihtiyacı olan herkese borç para verdiler. Faizi yasaklayan bir kilise yasası vardı. Faiz almadılar, kira aldılar. Bu işi kılıfına uydurmak ve meselenin üzerini örtmek için kullanılan küçük bir edebi kelamdı. Oyunun adı kârdı. Anlatılanlara göre şövalyelerin iki çeşit hazinesi vardı. Biri altın ve mücevherden oluşan dünyevi hazine, diğeri ise Süleyman Mabedi'nin kalıntılarında yıllar boyunca toplanan kutsal hazine. Hristiyanlar şehri devraldıklarında pek çoğu Hristiyanlara yasaklı bölgelerde olmak üzere birçok keşif yapılıyordu. Bunlar tapınak şövalyelerinin gerçek arkeologlar olduğuna dair hikayelerden bir kısmının da kökenidir. Şövalyelerin kutsal kalıntıları bulduklarına dair hikayeler
varlığını hala koruyor. Gerçek haçın parçaları, kutsal ayetin kutusu, kutsal kase ve azizlerin ilahi izleri. Peki ama kalıntıların geri kalanına ne oldu? Hazineye, şövalyelerin sahip olduğu söylenen paralara, cevap az sayıda kişi tarafından hayatta kalan şövalyeler olarak bilinen grupta yatıyor olabilir. Tamamı Ekim'in 13'ünde şafak vaktinde tutuklandılar ama haber önceden sızmıştı ve çoğunluğu kaçtı. Şövalyelerin tutuklanmalarından sonra halk arasında oluşan efsanelere bakılacak olursa Lord Sarayı'ndaki gizli ajanlar tarikatın büyük üstadı Jacques de Molay'e olacakları 3 gün öncesinden bildirmişlerdi. Bu ise Jacques de Molay tarikatın dillere destan hazinesini bilinmeyen bir yere gizlice nakletmek ve şövalyelerden Paris'te bulunanlardan bir bölümünü de İngiltere'ye ve Orta Avrupa'ya kaçırmak için gerekli tedbirleri alması için yeterince zaman bırakmıştı. Chillon hapishanesi Fransa'daki Loire Vadisi'nde yer alır. Burası büyük usta ve tapınak şövalyelerinin diğer liderlerinin yıllarca çürütüldüğü yerdir. Engizisyon tarafından işkenceye, Haçlı seferleri boyunca savundukları Hristiyan ülkeler tarafından hakarete maruz kaldılar. Hapishane yaşamıyla ya da yanarak yavaş bir ölümle yüz yüze bırakıldılar. Hapishane ve saklandıkları yerlerdeki gizemli semboller, kalpler, davut yıldızları, geometrik kalıplar kesinlikle ortaçağ tapınak şövalyeleri ile ilgililer. Bugüne kadar hiç deşifre edilmediler. Bunlar onların son şifreli mesajı ise ne anlama geliyor, kimin için yazıldı? 1307 tutuklamasından sonra arkalarında kalan lidersiz şövalyeler için mi? Usta şövalyeler onlara son bir görev için talimatlar mı bıraktı? Ya da tapınak gizemleri ve hazinelerinin saklı olduğu bir harita mı? Tapınak şövalyelerinin kutsal topraklara gelenleri, korumayı üstlendikleri ile ilgili belge niteliğinde tek bir kayıt yok. Yolcuları korumaktan başka her şeyi yaptıkları anlaşılmaktadır. Çünkü 9 kişi o kadar yolcuyu koruyamazdı. 9 yaşlı kurucu şövalye 1128 yılında batıya dönüp büyük bir ortaçağ otoritesi olarak yeniden ortaya çıkmadan önce Süleyman Mabedi'nde ne yapıyorlardı? 1867'de bir İngiliz arkeoloji ekibi tapınak bölgesinin altında kazı yaptıklarında bazı ipuçları buldular. Ekip Mescid-i Aksa'dan 25 metre dikey olarak uzanan, oradan da İncil'de Süleyman Mabedi'nin bulunduğu yer olduğu düşünülen Kubbetül Sahra'nın altına doğru ilerleyen tüneller buldu. Tünellerde tapınak şövalyelerinin silah parçaları ile onlara ait yapı ve yaşam izleri bulundu. Bu kanıtlar göstermiştir ki tünelleri tapınak şövalyeleri kazmıştır. Neden tapınak tepesinin altını kazıyorlardı? Aradıkları şey ne olabilirdi? Tarihi söylentiler tapınak şövalyelerini hem hazineler ile hem de kutsal nesneler ile ilişkilendirmektedir. Haçlı seferlerine katılmış biri 1187'de yazdığı bir mektupta şövalyelerin kutsal emanete sahip olduğunu söylüyordu. İlk Mason liderlerin 1800'lü yıllardaki yazılarında ise şövalyeler ile ilgili gizli belgelerin ahit sandığı ve Süleyman Mabedi'ndeki gömülü hazine ile alakalı olduğu belirtiliyordu. Günümüz komplo kuramcıları ise tapınak şövalyelerinin Katolik kilisesine sahip olmak ya da örtbas etmek için her şeyi verebileceği kutsal emanetleri aradığını iddia ediyor. Tapınak şövalyeleri tünel kazmaya başladılar. Aşağı doğru 90 metre hem de sert kayaların içinden kazdılar. Tam olarak nereye kazacakları bilgisini nereden buldular? Dikenli taç, kader mızrağı ya da belki asıl çarmıhın bir parçası. Bunlardan herhangi biri mistik bir güç olmasa bile muazzam bir ruhani güç verebilir. 1314 yılında Orta Çağ'ın en güçlü ve en gizli topluluklarından biri olan tapınak şövalyeleri tarihi kayıtlardan silindi. Aynı anda gemileri
belgeleri, sahip olduğu söylenen hazineleri de yok oldu. Süleyman Mabedi'nin yoksul şövalyelerinin gerçekten kaç gemileri olduğunu bilmiyoruz. Karayolu ile kaçmak zorunda değildiler. Ortadan kaybettikleri koca bir filoları vardı. Bildiğimiz tek şey, tarikat 1307 yılında dağıtıldığında bütün filonun yok olduğudur. Asırlardır tapınak şövalyelerinin etrafındaki en büyük sırlardan biri de donanma gemilerinin akıbetidir. Tapınak şövalyeleri kendi şövalye ve personellerini kutsal topraklara götürmeye başlamıştı ve sonradan gemilerin boş geldiğini fark ettiler. Ticaret rotaları gelişmişti. Tüm satılık eşyaları getirip götürebiliyorlardı. Tapınak şövalyelerinin kendi ticaret filoları vardı. Tüm Avrupa, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya ve kutsal topraklar 1207 yılından bazı belgeler tapınak şövalyelerinin kendi gemilerinin olduğunu ve bütün bir filoyu inşa etmeye başladıklarını belirtiyor. Güçlerinin zirvesindeki 150 yıldan sonra tapınak şövalyeleri kayıplara karıştı. Belki de kendilerinin sebep olduğu bir kayıptı bu. Hesaplanamaz bir kayıptı bu. Tarihçiler için oldukça trajikti. Açıkçası merkezi tapınak şövalyeleri arşivi yoktu. Bazı raporlara göre büyük usta olan Jacques de Mol tutuklanmadan önce gizli belgelerin ve kayıtların yakılmasını emretmiş olabilir. Eğer ortodoks bir tarikat olsalardı gizleyecek hiçbir şeyleri olmayacağını düşünebilirsiniz. Çok şey kaybedildiğinde boşluklar kaçınılmaz olarak tahminler ile doluyor. Tapınak şövalyeleri ile ilgili yüzlerce teori var. Bazıları gerçekten araştırmaya dayalı. Bildiğimiz kadar ile bazıları daha kuramsal, bazıları ise aşırı. Bazılarına göre tapınak şövalyelerinin hazine bulmak ve kaçmaya yönelik dolaşımsal bir yetenekleri vardı. Akdeniz'de deniz yoluyla her yere gidiyorlardı. Çünkü Akdeniz'in en uzak bölgesinde kutsal topraklar vardı. Ayrıca Baltık Denizi'nde bulunduklarını da biliyoruz. Karadeniz'de yolculuk yaptılar. Umman Denizi'nde de bulundukları neredeyse kesin. İngiltere ve İrlanda çevresinde Herkül sütunlarının ötesine geçmişlerdi. Yani aynı zamanda Atlantik Okyanusu'nda yolculuk ettiklerini de söyleyebiliriz. 12 Ekim 1307 tarihinden bir rapor. 18 tapınak şövalyesi gemisinin Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyılarında La Rochelle limanına demir attığını ve ertesi gün gittiklerini söylüyor. Gemilerin nereye gittikleri ve ne taşıdıkları bilinmiyor. Şövalyeler hazinelerini gemiyle neredeyse her yere götürmüş olabilirler. Kaçış yollarından biri Kuzey Deniz rotasında en uzun süre korunan Tapınak Şövalyeleri Kalesi. Çoğu doğruca İskoçya'ya kaçtı. Tamamen güvende olabildikleri tek ülke burasıydı. İskoçya'nın Papa'dan tapınak şövalyelerini dağıtması yönünde emir alması küçük bir ihtimaldi. İskoçya kralı Robert de Bruce'un davranışları yüzünden 1306'da tapınak şövalyelerinin dağıtılmasını emreden aynı Papa, İskoçya'yı Katolik Kilisesi'nin parçası olmaktan men etmişti. Robert de Bruce kilisede bir düşmanını öldürmüştü. Aforoz edildi. Papa baronlarının ona karşı ayaklanmasını bekledi ama ayaklanmadılar. Halk da aforoz edildi. Ülke isyan etmedi ve tüm ülke aforoz edildi. Robert de Bruce o zamanlar İngiltere'ye savaş açmıştı ve tapınak şövalyelerinin liderlerinin tutuklandığı İngiltere'yi sevmek için bir sebepleri yoktu. 1314 yılında söylenenlere göre bağımsızlık savaşında Robert de Bruce'a katılmışlardı. Yaygın bir efsane var ki gerçeğin bir yansıması olabilir. İskoçya'daki Bannockburn Savaşı'nda Robert de Bruce'u kurtaran saldırı tapınak şövalyelerinin saldırısıydı. İngilizler İskoçlara karşın 3 kat daha üstündüler.
tapınak şövalyelerinin rotalarını yeni dünyaya çevirdiklerini, Kuzey Atlantik'ten antik Viking rotasını izlediklerini söyleyen teoriler var. Bu rotayla İzlanda ve Grönland adalarının güneyinden geçerek karaya 300 kilometre yakın olabilirlerdi. Şövalyelerin inanılmaz denizciler olduklarını biliyoruz. Aralarına Normandiyalılar da karışmıştı. Normandiyalılar her zaman Fransızlarmış gibi düşünülür ama aslında İskandinav kökenlidirler. Kökenleri Norveç Vikinglerine dayanır. 2 ya da 300 yıl önce Fransa'nın bazı kısımlarını fethetmişlerdi. Böyle tahminlerinin arasında tapınak hazinesi avcıları aramalarını bazı ıssız bölgelere kadar genişlettikleri de oluyor. Mesela Ok Adası, Nova Scotia'nın doğu kıyısının altındaki Kanada'nın Mahon Körfezi'nde para tuzağı efsanesi yıllarca tartışıldı. Pek çok farklı şekilde anlatılan hikaye hep aynı başlıyor. 1795 yılında Yeni İskoçya kıyılarındaki adalardan birinde üç genç erkek bir delik bulur. Deliğin üzerinde bir makara ve ip vardır ve yıllar önce oraya gömülen gizli bir hazineyi bulduklarını düşünürler. Merakla ve işaretin bir korsan hazinesine çıkmasını umarak kazmaya başlarlar. Derinlere indiklerinde el yapımı bir yapıdan oluşan kanıtlar bulurlar. Belirli kalıplarda kütükler bulurlar. Belirli mesafelerde yerleştirilmişlerdir. Anlatımlar farklı olsa da en yaygın hikayeye göre 3'er metre aralıklarla çukurda kütükler ve taş tabakalar vardır. Gençler sonunda kazmaktan vazgeçer ama 1800'lerde hazine arayan 3 ortak farklı yerlerden kazı çalışmalarına başlar. Bu kazı sırasında şifreler ile kaplı bir taşın bulunduğu söylenir. Gerçi bu taş da tarihe karışmıştır. Daha fazla kazı sadece deniz suyunu çıkarır. 30 metre derine indiklerinde tüneli su basmaya başlar. Suyu dışarıya pompalamaya çalışırlar ama giderek daha fazla su gelir. Ustaca yapılmış bir bubi tuzağı devreye girer. Hazine avcıları oyuktan 150 metre ileride denize uzanan ve çukuru dolduran gizli bir su yoluna ulaşmışlardır. Kuyu yeterince kazılıp derine ulaştığında su kanalına rastlayacak ve deliği deniz suyuyla kapatacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu hazineyi ya da aşağıda her ne varsa onu keşfetmenin tek yolu tünelin nerede olduğunu ve etrafını nasıl kazmak gerektiğini bilmektir. Sahip olduklarının arasında Kaptan Kit'in hazinesinden kutsal kaseye kadar her şey olduğu söylendiğinde bu tünelin özenli mühendisliği ve gizemli oyma sembolleri pek çoklarını şövalye işi olduğuna inandırdı. Bu tüneli her kim tasarlamış ve inşa etmişse yapısal tasarım hakkında inanılmaz bir bilgisi olmalı. Her ne kadar bazıları para tuzağının sadece bir obruk olduğuna inanıyorsa da keşfedildiğinden beri üzerinde binlerce dolar harcandı ve 6 kişi öldü. İlk işçi 1861 yılında bir kazanın patlamasıyla öldü. İkinci hazine avcısı 1887 yılında düşerek öldü. 1965 yılında 4 işçi tünelin akıntısına kapılarak can verdi. Ok Adası mülk sahiplerinin hukuki mücadelesi 1990'larda aramalara bir son verdi ama bu çıkmaz sonlanmak üzere. Şu anda 80'lerinde olan iki adam son günlerde yıllarca süren anlaşmazlıklarını sonlandırdılar ve adayı yeni ilgililere satmaya karar verdiler. Yani yepyeni bir nesil o hazineyi aramaya başlayacak. Ok Adası hazinesi efsanesi tıpkı tapınak şövalyeleri gibi ölmeyi reddediyor. Onlar zamanlarının en popüler insanlarıydı. Ünlüydüler, güçlüydüler ve ortadan kayboldular. Onlara ne olduğunu bilmek için can atıyoruz. Son 200 yılda bunun tekrar canlanması etkileyici. 1800'lerde Mason Locası'nın usta sanatçıları tapınak şövalyelerini sahiplendi.
Tapınak şövalyelerinin sembollerini ve geleneklerini kendi gizli törenlerine uyarladılar. Tapınak şövalyeliği ile Masonluğu birleştirdiler. Mason hareketinden pek çok kişi kendilerinin tapınak şövalyelerinin soyundan geldiklerini ya da yeni tapınak şövalyeleri olduklarını söylediler. Bu söylem 18. yüzyılda biraz havadaydı. Herkes o soydan geldiğini ve şövalye olduğunu söylüyordu. Başkaları da tapınak şövalyeleri ile yakından ilgilendi. 19. yüzyılda Sir Walter Scott Orta Çağ köylüleri olarak tasvir etti. 1960'lı yıllarda satanistler onların şeytana taptıklarını iddia ettiler. 70'li yıllarda İtalya seri korku filmlerinde zombiler olarak ortaya çıktı. Son yıllarda da Cennetin Krallığı gibi filmlerde şövalyeler fanatik bağnazlar olarak gösterildi. Büyük Hazine ya da Da Vinci'nin Şifresi gibi filmlerde ana tema olarak kullanıldılar. Bu yenilenmiş ilgi şövalyeleri video oyunlarından parkopan müziğine kadar götürdü. Neredeyse her devirde tapınak şövalyelerinin izlerini görebiliyoruz. Bu da o özel çağın bir yansıması olmalı. Neden 7 asır geçmiş olmasına rağmen araştırmalar ve teoriler devam ediyor? Çünkü insanoğlu bulmacaları seviyor, gizemi seviyor ve dramayı seviyor. Bu hikayede de inanılmaz cesur, mali bakımından kurnaz ve inanılmaz güçlü bir tarikatın gizemli hikayesi var. Sonunda da skandallar ile bastırılıyor. Sazlıklar da yakılarak ya da ağır ateşlere atılarak son buluyorlar. Bu daha çok merkezi arşivin kaybedilmesi ile ilgili. Çünkü esaslı kayıtlarımız yok. Bu sorulara kesin olarak cevaplar bulacağımız bir yer yok. Bu bir boşluk bırakıyor ve efsane yaratıcıları ve fantastik yaratıcılar için de muazzam bir bölge oluyor. Tapınak şövalyeleri Müslümanlarla ilişki kurdukları için de suçlandılar. Hatta şövalyelerin ritüellerinde kullandıkları Baphomet adlı putun aslında Muhammed sözcüğünden geldiği ve Muhammed'e taptıkları Müslüman oldukları söylenmiştir. Böyle bir hakaret İslam dünyasının büyük tepkisini çekmiştir. Haçlı seferleri sırasında kutsal topraklara gidenler arasında Müslümanlar ile en yakın ilişkileri kuranlar tapınak şövalyeleridir. Müslümanlar ile ticaret yapmışlar ve banka işlemlerine onları da dahil etmişler. Tapınak şövalyelerinin özellikle Bektaşi, Mevlevi ve Hasan Sabbah gibi tarikat müritleri ile ayrıca güzergah boyunca farklı kültürel, sosyal ve dini kabileler ile de etkileşim içerisinde oldular. Törenlerinde kullandıkları gizli yeminleri, şifreleri ve sembolleri Müslüman ve Mezopotamya bölgesindeki mistik kabilelerden aldıkları iddia edilmektedir. Tapınak şövalyelerinin bölgede etkin olduğu 1100 ile 1200 yılları arasında Sünni ve İsmaili mezhebinden olan pek çok keskin zekalı, yetkin, aritmetik, astronomi, büyü ve daha pek çok alanda bilgi sahibi kişiler ile tanıştılar. Özellikle haşhaşiler olarak adlandırılan fedaileri iyi analiz ettikleri görülmektedir. Böylece tapınak şövalyeleri farklı bir İslam'ı tanıdılar. Milattan sonra 874'ten 1250'ye kadar Orta Doğu'da İsmaili tarikatı son derece etkin olmuştu. Kudüs Haçlı Hristiyanlar tarafından Fatimilerin elinden alınmıştı. Ancak Fatimiler bunu büyük bir kayıp olarak görmediler. Aksine Haçlılar ile iletişim ve etkileşime girdiler. Kudüs'ü geri alabilmek için Haçlılarla savaşanlar Sünnilerdi. Çünkü Kudüs onlar için vazgeçilmez kutsal bir şehirdi. Fatimilerin günümüzdeki ardılları olan Dürziler, mezhebe ait ritüellerde Haçlılarla Batıni Müslümanlar arasındaki dayanışmanın örneklerini göstermektedir. Bu mezhebin bünyesindeki Hristiyan kökenli bazı inanışların altında da söz konusu işbirliği yatmaktadır.
Selahaddin Eyyubi'nin 1171 yılında Fatimi Devleti'ne son vermesi, İsmailiye mezhebinin en radikal kolu olan Hasan Sabbah fedaileri ile Haçlıların önde gelenleri şövalyeler arasında zaman içinde özel bir bağ oluştu. İsmailiye mezhebinden Hasan Sabbah'ın tarikat üyeleri Haşhaşiler olarak anılmakta, Batı'da asasin yani katil anlamına gelmektedir. Örgütlenmelerini, İsmaili teşkilatı yapısını örnek alarak gerçekleştiren şövalyeler, disiplin, hiyerarşi, tarikatın başkanı olan Büyük Usta da mutlak bağlılık ve itaat gibi uygulamaları ve ritüelleri kendi yapılarına organize ettiler. Mas adı verilen ayinlerde kutsal ruhun sembolü olarak kabul ettikleri ekmeğe kirli olabilecek elleriyle değmemek için eldiven giyen şövalyelerin önlükleri de koyun postundan yapılmıştı ve beyazdı. Yalnızca önlükleri ve eldivenleri değil, tüm giysileri beyazdı. İsmaillerden aldıkları gelenekte tek fark olarak göğüslerinin üzerine Haçlıların sembolü olan kırmızı bir haç diktirmeleridir. Şövalyelerin Müslümanların pek çok örf ve adetine de aşina oldukları ve hatta bunların bir kısmını gizlice uyguladıklarına dair anlatılar mevcuttur. Söz gelimi el sıkışırken işaret parmağı, karşıdakinin bileğine teması şövalye olduğunun parolasıydı. Eli sıkılan da eğer bir şövalye ise bunu hissederse aynı işaretle bunu karşındakine de belli ediyordu. Ezoterizm, belirlenmiş bir konudaki derin bilginin ve sırrın ehil olmayanlardan gizlenerek bir üstad tarafından sadece ehil olanlara törensel alanda komut yoluyla öğretilmesidir. Adayların özenle seçildiği, kendine özgü çalışma yöntemi ve öğretimi olan bilgi ve görgülerin doğrudan değil, simgeler, özdeyişler, sözcüklerin saklı anlamında ve alegorik öykülerle aşamalı olarak verildiği kapalı bir topluluktur. Ezoterizm yalnızca akla değil, aynı zamanda deneyime dayalı bilgeliği de içerir. Erdemlerin üst üste inşa edildiği, yeteneklerin ve ustalıkların hayata geçirilmesi istenir. Ezoterik bilgi, mistik bilgiden ayrılır. Gerçi her ikisi de deneyime dayanır. Ancak mistik deneyim düzensiz olduğu halde ezoterik deneyim düzenli ve ritüeldir. Batıni bilgi irfan diye tanımlanır. Oysa zahiri bilgi akıl ve deney ile kanıtlanır. Batıni bilgi ise simgeler, ritüeller aracılığıyla keşfedilir. Keşfedilen bilgi kişinin kendisinde gizlidir. Bu nedenle bilen başkasını bilir, keşfeden kendini keşfeder, özdeyişiyle ünlüdür. Batıni gelenekte bilgi sırdır ve adaylara derece derece verilir ve her derece için yeniden ahit yapılır, yani ant yapılır. Ahde vefa ise en önde gelen değerdir. İslami ezoterizmin yani batıniliğin temel özellikleri, yorum yöntemi, peygamber ve imama aşırı inanç, Yaradan'ın insanda görünüşünü kabul ve giderek tüm dinsel kuralların düzeninin temini için olduğunu anlayıp tüm bunların dışlanması. Batıniler Yaradan ile bir olduklarını bilirler. Öğretileri kendini bilme yoludur. İslamiyet'te batıniliği de içeren tasavvuf süreci 8. yüzyılda batıniliğin temsilcisi İsmailiye mezhebi oldu. Alevilik, Hazreti Ali yandaşlarının benimsediği görüş, Fatimi ise Hazreti Ali ile eşi Fatıma'nın peygamberin Hatice'den olma kızı soyundan gelenler. Hasan Sabbah, Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşamış olan tarihin eski ezoterik ve batini örgütü haşhaşilerini kuran ve ölene kadar liderliğini yapan İranlıdır. Tarihteki en gizemli insanlardan biri olarak adı geçer. Müritlerinin adını Seyduna olarak bildiği Hasan Sabbah gençliğinde çeşitli çelişkiler yaşamış, İslamiyet'i büyük ölçüde sorgulamış, tarikat ve mezheplerle ilgili birçok toplantıya katılmıştır. Hasan Sabbah, İran'daki İsmailiye mezhebinin önde gelen kişilerindendir. Devrin bütün ilimlerini öğrenmiş,
kimya, sihir, gizem ve simya ile uğraşmış, Kahire'de İsmailiye mezhebinin gizli sırlarına ilişkin öğretilerini bilen ve İran'daki İsmail'in en ileri gelenlerinden birisiydi. Haşhaşi adının şeyhin fedailerine vaat ettiği cenneti tattırabilmek için onlara gizlice haşhaş içirmesiyle ilgili olabileceği düşünülmektedir. Bunu da özellikle Marco Polo'nun seyahatnamelerinde geçen cennet bahçeleri hikayesiyle temellendirmiştir. 1273 yılında İran'dan geçmiş olan Marco Polo'nun seyahatnamesindeki hikaye kısaca şöyledir. Hasan Sabbah Selçuklu döneminde Alamut'u ele geçirdi. Burada yalancı bir cennet kurdu ve suikastçiler ile gizli fedailer yetiştirdi. Mezhep yönünden kendine bağlı adamlarını kendisine ölesiye sadık ve ölüm makinesi haline getirecek yöntemler geliştirdi. Devletin önemli kademelerinde yer alan gizli fedailer ordusu oluşturdu. Bu fedailerin bir kısmı devleti yöneten çok güvenilir insanlar, komutanlar, sırdaşlar, hatta eşler ve cariyeler de olabiliyordu. Diğer grup ise ölüm makinesi haline gelen suikastçilerdi. Kendi dillerinde şeyhlerine dinin büyüğü anlamına gelen Alaaddin diyorlardı. Şeyh iki dağ arasındaki vadiyi kapatmış ve burayı sütten, baldan ve şaraptan akan sular, güzel huriler ve çeşitli meyve bahçeleriyle donatmıştı. Dağın şeyhi müritlerinin gerçekten cennette olduklarını zannetmeleri için burayı İslam dinindeki cennet tasvirine benzetmişti. Bizim yaşlı adam dediğimiz bu efendi fedailerine iksirinden içirerek onları dörderli, altışarlı gruplar halinde bahçeye taşıtıyordu. Gerçekten cennete gittiklerini zanneden müritlerini bir göreve göndereceği zaman şeyh, "Öldür, meleklerim seni cennete götürecektir." diyordu. Şeyhin cennetine geri dönebilme arzusuyla fedailerin göze almayacağı hiçbir tehlike yoktu. Ölüm makinesi haline getirilen güçlü ve genç erkeklere cennetin anahtarı sunulurdu. Alamut Kalesi'nin arka bahçesinde kızlar huri rolüne hazırlanırken diğer tarafta askerler muazzam disiplinde eğitilirlerdi. Bu eğitimlerde hedefin ne pahasına olursa olsun yok edilmesi ve deşifre olunduğunda doğrudan yok olunacağı öğretilirdi. Bu amaçla askerlere haşhaş verilip arka bahçeye yollanır, orada güzel kızları ilk defa gören genç erkekler adeta büyülenir, tekrar gitmek için isteklendirilirdi. Disiplinli bir asker olarak yetişenler hayatları sona erdiğinde ne olacaklarını iyi biliyorlardı. Cennette hurileri onları bekliyor olacaktı. Bu eğitimlerden sonra gerçek dünyaya dönen asker dünyada mutsuzdur, ölüme aşırı isteklidir. Bir an önce ölümü hak etmek isteyen askerler böylece ölümden korkmayan suikastçilere dönüşürlerdi. Öte yandan devletin içerisine sızmaları, yerleşmeleri, suskun kalmaları konusunda farklı uygulamalar ve eğitimler geliştirmişlerdi. Tarikat mensuplarının birbirleri için kullandıkları terim ise yoldaş anlamına gelen refiktir. Sıklıkla fedai olarak bilinen suikastçiler ise tarikat tarafından esasiyun olarak adlandırılmıştır. Cennete girmenin yolu vardı. Hasan Sabbah'ın her istediğini gözünü kırpmadan yapmak, Hasan Sabbah'ın emriyle devletin önemli kademelerinde bulunmak, onlardanmış gibi görünmek, zamanı gelince yapılan işi başarmak ya da bu uğurda ölmek cennete girmenin yoluydu. Cennetin özlemini çeken fedailer cennete tekrar girebilmek için bir an önce Hasan Sabbah uğruna ölmeyi arzuluyordu. Bu yüzden Hasan Sabbah kalenin bedeninden kendini uçuruma at emri verdiğinde fedai cennete kavuşacağı sevinciyle hiç düşünmeden kendini uçuruma bırakıyordu. Hasan Sabbah da bu gösteriyi konukların önünde sık sık yapıyor, adamların güle oynaya uçuruma atladığını gören konuklar dehşet içinde kalıyordu. Marco Polo oraya gidip Alamut Kalesi'ni görmemiştir. Marco Polo oraya gittiğinde
Zaten kale Moğollar tarafından tarumar edilmiş ve üzerinden tam 17 sene geçmişti. Alamut Kalesi'nde arkeolojik kazılar yapan Alman arkeologlar orada üzerlerinden ne bal akan ne süt akan, öyle cariyelerin ve hurilerin dolaştığı ne de şarap akan ırmakların izine dahi rastlayamadıklarını ve kalenin zaten bütün bunları içerisine alabilecek büyüklükte olmadığını dile getirmektedir. Marco Polo'nun yazdıklarının İtalya'da gemicilerden işittiği efsanelerden ibaret olduğu vurgulanmaktadır. Hasan Sabbah ve Haşhaşilik gerçeğini daha iyi anlayabilmek için İsmailik mezhebini iyi bilmek gerekmektedir. Tarikat, İsmailiye mezhebini temel alan Fatimi Devleti'nde dinsel bir hizipleşme sonucu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan iki koldan biri olan Nizariliğin temsilcisi olan Haşhaşiler önce İran sonra da Suriye'ye yayılmıştır. Kuşatılması ve ele geçirilmesi güç kaleler temelinde örgütlenmiş olan Haşhaşiler önemli kişilere yönelik suikastlere dayanan etkili bir askeri strateji geliştirerek ortaçağ İslam dünyasında çok önemli ve farklı bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Haşhaşiler ideolojik açıdan dönemin sünni siyasi ve dini çevrelerini, özellikle de Abbasi devleti ve onun koruyucusu olan Büyük Selçuklu devletini düşman kabul etmiştir. Bununla birlikte Haşhaşilerin Haçlı devletlerini ve Moğol İmparatorluğunu hedef alan bazı saldırıları da olmuştur. Haşhaşiler tarihte kendilerinden önce pek görülmemiş olan bir askeri taktik geliştirdikleri görülmektedir. Haşhaşilerce yapılan suikastlerin hiçbirinde ok, zehir gibi silahlar kullanılmamıştır. Neredeyse tüm suikastlerde hançer kullanılmıştır. Diğer önemli husus ise suikasti gerçekleştiren Haşhaşi'nin kaçmaya çalışmaması ve öldürülen kişinin korumaları veya halk tarafından linç edilmesidir. Uzmanlar bunu Haşhaşilerin eylemlerine ayinsel bir hava katmak ve insanları korkutma, etkileme amacıyla bu şekilde yaptığını düşünmektedir. Haşhaşilerin bu eylem biçimi Batılılar tarafından günümüzün sözde Müslüman intihar eylemcileri ile ilişkilendirilmiştir. Ancak ortaçağ İslam tarihi uzmanı Bernard Lewis'e göre Haşhaşilerin kendilerini öldürmeyip korumalar tarafından öldürülmeyi beklemesinin günümüzün intihar bombacılarının kendilerini öldürmesinden kesin biçimde ayrıldığını, İslam dinine göre ikincisinin günah sayıldığını belirtmektedir. Ezoterizm uzmanlarına göre ise tapınak şövalyeleri ile Haşhaşiler arasında kendilerine has ezoterik ve batini itikatların paylaşımında pek çok ortak husus mevcuttur. Anadolu'da Türklerin yerleşimde süreklilik kazanması 13. yüzyılda Horasan'dan gelen ve Yesevi dervişleri olarak bilinen Alp Erenlerle sağlanmıştır. Bilindiği gibi Horasan, bugün güney kısmı İran topraklarında, kuzey ve doğu kısmı da Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan sınırlarında uzanan bir coğrafyadır. Anadolu Erenleri de denilen Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Şeyh Edebalı, Abdal Musa, Geyikli Baba, Yatağan Baba, Gajgaj Baba gibi büyüklerin tamamı Horasan bölgesinden gelmişlerdir. Batıya yol alan Türk'ün yurt tutması, birlik ve beraberlik içinde olmaları sevdası diye ifade edilen düşünce, eline, diline, beline sahip olmaları şuuru ile varlığını sürdürmüştür. Bugün Balkanlarda Bektaşilik ritüellerinin çok kuvvetli ve çok zengin olduğu görülmektedir. 13. yüzyılda Hacı Bektaş-ı Veli'nin kurduğu ve batini gelenek ve düşüncelerle oluşmuş bir ezoterik, yani gizemli yapılanmadır. Hacı Bektaşi zamanında hütüvvet ehliyle kaynaşmış Abdallar, Kalenderiler, Haydariler ve giderek Babailer, Ethemiler gibi toplulukları temsil etmeye başlamıştır. Eşitlik ve kardeşlik anlayışı, ortak mal varlığı görüşü ve kapalı oluşu batinilikten geçmedir. Bütün bu gelenek ve törenleri birleştirerek son şeklini almıştır.
Hacı Bektaşi Veli'nin evli olduğunu savunan gruba Çelebi kolu, evli olmadığını savunan gruba Babalar kolu denir. Bu nedenle Bektaşilik hem evli hem de evlenmeyen babalarla temsil edilir. Mücerret babalar sağ kulaklarına demir ya da bakırdan mengüş adı verilen bir halka takarlar. Kadın erkek ayrımı yoktur. Eşler törenlere birlikte katılırlar. Ahmet Yesevi'yi yetiştiren Yusuf Hemedani ve Aslan Baba'dan Budapeşte'deki Gül Baba'ya kadar uzanan coğrafyada Bektaşilik pek çok milleti etkilemiş, pek çok milletin gönlünde taht kurmuştur. Kurucusu tasavvuf ehli Hacı Bektaşi Veli'dir. İnsanları hoşgörüyle aralarına kabul etmek, manevi yüceliğe erişmek ilkelerini benimser. Bektaşilik, Anadolu'nun Moğol istilasına uğradığı, merkezi otoritenin zayıfladığı, halkın kendi örgütlerini kurmaya giriştiği bir ortamda ahi örgütüyle dayanışma içinde gelişmeye başladı. Önceleri bir tarikat yapısı taşımayan Bektaşilik, Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla birlikte hem örgütlü bir biçim almaya hem de sivil kurum olmaktan çıkmaya başladı. Yeniçerilerle özdeşleşti ve onlarla birlikte giden dervişlerle birlikte Rumeli'de yayıldı. Yeniçeri Ocağı'na Hacı Bektaş Ocağı denildi. Bektaşilik Osmanlı'nın resmi ideolojisi olarak Yeniçeri Ocağı'nın imha edildiği ve adına Vakai Hayriye denilen 1826 yılına kadar da devam etmiştir. Bektaşilerin Atatürk ve Cumhuriyet'e sahip çıkmalarının en önemli sebebi ve dayanağı olarak gösterilen milli mücadele günlerinde Atatürk'ün Hacı Bektaş'ı ziyareti ve Çelebi Cemalettin Efendi'nin meclis başkanı vekilliği yapmasıdır. Bektaşilerin Cumhuriyet'e sahip çıktıklarında kimsenin tereddütü bulunmamaktadır. Tıpkı Osmanlı'nın kuruluşu ve yükselme dönemlerinde olduğu gibi canla başla Cumhuriyet'in de kurulup gelişmesinde ciddi katkıları olan Bektaşiler bu bakımdan kutlanmaya ve övülmeye değerdir. Bu da doğaldır. Çünkü bu devletlerin her ikisi de hem Türk devletidir hem de kurucuları arasında Bektaşi kültürüne mensup insanlar bulunmaktadır. Osmanlı, Selçuklu ve Akkoyunlu mirasına sahip çıktığı gibi Cumhuriyet de Osmanlı'dan pek çok şeyi devralmış ve sahiplenmiştir. Kurulan bu devletler ayrı ayrı devletler değildir. Anadolu kültüründe kimlik sorgulanması hoş karşılanmaz. Kimlik sorgulanmasının huzursuzluk yaratacağını çok iyi bilirler. Bektaşiler insanı kusurlarıyla birlikte görür. Kusuru insanın doğal bir parçası olarak kabul eder ve bunu saklama gereği duymazlar. Mevleviler ise insanın kusurlarını kabul eder ancak bunu göz ardı eder, üstünü örterler. İkisi de hoşgörüyü farklı yollarla amaçlar. Anadolu'da Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile birlikte 1000 yıla yaklaşan geçmişinde Hacı Bektaşi Veli'nin ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır özdeyişi unutulmamalıdır. Güneşe bakanlar güneşin kendileri için doğduğunu sanırlar. Halbuki güneş sadece kendisine bakanlar için değil, her şey ve herkes için doğmaktadır. Mevlevilik 13. yüzyılda Anadolu'da Celaleddin Rumi'nin düşüncelerini temel alan tarikatın adıdır. Şeriat ile birlikte varlık birliği inancı ve eski Anadolu gelenekleri bir arada bulunur. Ayrıca kalenderilik, melamilik ve bektaşilikten alınma pek çok motif vardır. Mevlevilik, yaradan ile evrenin birliği görüşüne dayanır. Önsüz sonsuz, salt bilinç, nur, güç, sevgidir. Evren, yaradanın görünümüdür. Bu nedenle seven de, sevilen de, sevgi de kendidir. Her şey Allah'tan gelir ve Allah'a döner. İnsan ruhu, evren yaratıldıktan sonra insan bedenine girmiş ve geldiği yere dönmenin özlemi içinde çırpınıp durmaktadır. Mevlana bu durumu neyden çıkan dokunaklı, yakınmalı, özlem dolu sese benzetir. Bu nedenle ölüm sevgiliye kavuşma anlamında bir düğün gecesidir, yani şeb-i aruzdur. Kişiyi yaradanın gizemlerine ulaştıracak olan akıl değil,
Allah'a duyulan büyük özlem, aşk ve sevgidir. Bu şekilde olgunlaşmanın yolu ise kendini bilmektir. Sevgi, Yaradan'ın özüdür. Bu nedenle insan, Yaradan'ı yansıtan varlık olduğu için insanı sevmek, Yaradan'ı sevmektir. Aşık, Yaradan'ın aynasıdır. Bu ayna arınmış ve pırıl pırıl olmamışsa nur orada parlamaz. İnsan iyiye, doğruya, güzele yönelmeyi, sabırlı, çalışkan ve erdemli olmayı ilke edinmelidir. Sevgi tüm insanları birleştirir, kardeşlik duyguları içinde barışsever bir yaşam sağlar. Mevleviliğin katılım, çalışma, yöntem ve törenlerini oğlu Sultan Veled düzenlemiştir. Bir şeyhe bağlanmak, çile çıkarmak isteyen talip dedelerden biri tarafından soruşturulması için meydancı dedeye götürülür. Soruşturma olumlu geçerse talibe bu yolun zorlukları anlatılır ve kazancı dede ile tanıştırılır. Bu aşamada ahlaki yönden araştırılan muhip, sonuç olumlu ise aşçıbaşı dedeye götürülür ve hak erenler yardımcın olsun sözleriyle kabul edilmiş olur. Çile çıkarmak isteyen muhipe aşık denir. Aşık, mutfak yani matbah kapısından içeri alınır. Dış kapı yanına serilen ayak postu yani saka postu denen beyaz bir posta dizüstü çökertilir. Burada sessizce ve düşünerek geçen 3 günün sonunda isteğinde kararlıysa kendisine tennure yani yakasız, kolsuz, geniş etekli giysi giydirilir. Beline elif lamet yani ince uzun kuşak bağlanır. Sırtına destegül yani kolu kısa hırka, başına da sikkesi yani mevlevi külahı konur. Bu kılığa soyunmak denir. Kendisi matbah canı sayılır ve ayakçı unvanını alır. İkrar verme denen bu tören sonunda mutfağa gönderilir ve 1001 gün sürecek çile dönemi başlar. 3 yıla yakın meydancılık, çamaşırcılık, şerbetçilik, bulaşıkçılık ve benzeri gibi 18 hizmeti tamamlayan can derviş giysisini giyer, saka postuna oturur, dedelerin yemeğinin bitmesini bekler. Sonra tüm dedelerin sağ ellerini öper ve tören sona erer. Dedelik makamı için önce 3 ardından 18 günlük yeni bir hücre çilesi vardı. Sonunda kendi zikrini alır, hücre sahibi bir dede olurdu. Mevlevilikte yönetim, Çelebi denen Mevlana soyundan gelen şeyhlerdedir. Anadolu'daki, Balkanlardaki ve özellikle Suriye bölgesindeki tapınak şövalyelerine ne oldu? Balkanlardaki şövalyeler neye dönüştüler? Osmanlı'nın kurulması ve yükselmesi, İstanbul'un fethi sırasında Fatih'in etrafındaki Macar ve Alman top ustaları kimlerdi? 14. yüzyılda Bizans'ta Müslüman Türklerin ilerleyişi ve genişlemesi daha da hızlanmıştır. Roma İmparatorluğu'nun devamına dikkatlice bakılırsa Osmanlı'da izlerinin devam ettiği görülmektedir. Yani Müslüman Roma'nın. Roma'nın çok gelişmiş bir hukuk sistemi vardı, bir lejyon sistemi vardı, yol yapardı taş döşeyerek. Hem donanması hem kara ordusu vardı. Tiber kıyısından çıkma bir köydü halbuki. Osmanlı İstanbul'u fethettiğinin ertesinde devlet sistemi kaldığı yerden hizmet vermeye devam etmiştir. Ancak yeni yapılanmada Türk-İslam sentezi söz konusudur. Yeniçeri Ocağı Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Kuruluşu Orhan Gazi veya 1. Murat dönemlerine dayandırılır. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarının genişlemesi ile Hristiyan çocukların 8 ile 18 yaşlarında alınarak yetiştirilmesi ile oluşturulmaya başlanan Yeniçeri Ocağı, padişaha bağlı kapıkulu ocaklarının piyade kısmının büyük kısmını oluşturmaktaydı. Sefere gidişlerde ve konaklarda Yeniçeriler padişahın etrafında bulunup onu muhafaza ederlerdi. Yeniçeriler barış zamanında İstanbul'u korurlardı. Özellikle 17. yüzyılın sonlarından başlayarak serkeşliği, yağmacılığı, yol kesiciliği ve eşkıyalığı ile Osmanlı İmparatorluğu'nun başına büyük belalar açmış olan Yeniçeri Ocağı'nın lağvedilmesi daha 18. yüzyılın ilk çeyreğinde düşünülmüşse de
Bunu 15 Haziran 1826 yılındaki 2. Mahmud yapmıştır. Vakai Hayriye yani hayırlı olay diye anılmakta olan bu operasyonda tüm Yeniçeri ocakları ortadan kaldırılmıştır. Bu tarihten başlayarak Bektaşiler de onlara yakın olan Anadolu Alevilerinin bir bölümü de Osmanlı hanedanına karşı tıpkı tapınak şövalyelerinin Fransa hanedanına besledikleri gibi bir hınç ve kin beslemeye başlamışlardır. Jön Türklerin hemen hepsinin Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından Osmanlı'yı yıkmak üzere paraca desteklendiği iddia edilmektedir. Kurtuluş Savaşı sonrası kurulmuş olan ihtilal mahkemelerinin hukuk, usul ve uslup bakımından Fransa hukuk sisteminin birer kopyası olduğu izlenimi vermektedir. Tapınak şövalyelerinin Fransız hanedanına karşı vazgeçilmez öfke ve kin ile Bektaşilerin Osmanlı hanedanına karşı öfke ve kinleri arasındaki paralelliğin derinliğine incelenmesi konunun gizli yönlerine de ışık tutacaktır. Kutsal savaşçı, armatör, tüccar, bankacı ve mühendis tüm bu yetenekler 1307 yılında birdenbire yok olamaz. Tutuklananlar ve öldürülenler bir avuç şövalye ve onların üstadlarıydı. Peki bu yeteneklere ne oldu? İzleri nerelerde aranmalıdır? 1307 yılından itibaren başlayan gelecek 300 yıl boyunca Avrupa'yı avucunun içine alan cadı avı başlamıştı. Binlerce bilge kadın cadı olarak suçlandı. Engizisyon mahkemelerinde yargılandı. İnanılmaz işkence gördüler, yok edildiler. Tapınak şövalyeleri efsanesiyle bağdaştırılan ve hepsinin üstünde tutulan kutsal kase şifresi var. 13. asırdan beri tapınak şövalyelerinin pek çoklarının uğruna ölebileceği bir şeyi korudukları iddia edilmektedir. Yani kutsal kase. 12. yüzyılın sonlarında ve 13. yüzyılın başlarında inanılmaz bir kase edebiyatı patlaması vardı. Kutsal kase, tapınak şövalyeleri ile en çok ilişkilendirilen objedir. İlk hikaye, tapınak şövalyelerinin çoğunluğun geldiği Fransa Troy'da yaşayan Chretien de Troyes tarafından yazılmıştı. Chretien'in hikayesinin tarihine 1180'ler diyebiliriz. Yani tapınak şövalyelerinin Kudüs'teki zamanlarının sonları. Peki kutsal kase tam olarak neydi? Çoğunlukla Hazreti İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığı ve içinde kanını temsil eden şarabı taşıyan kadeh olduğu düşünülüyor. Fakat başka teoriler de var. Örneğin bir miktar kutsal kan, bazı Arthur devri kayıtlarına göre kör edici beyaz bir ışık. Bazıları kutsal kasenin Kelt kültüründeki bereket kazanının Hristiyanlaştırılmış hali olduğunu söylüyor. Gümüş tepsi olabilir, mızrak olabilir ya da gizli bir kitap. Bazıları Aziz John'un İncil'i olabileceğine inanıyor. Tabii ki kutsal kasenin Hazreti İsa ve Mecdelli Meryem'in nesli olduğuna dair bilinen bir teori de var. Bu teoriye göre kase aslında Mecdelli Meryem, Hazreti İsa ile evlenmiş bir aile kurmuştu. Kutsal kase, Hazreti İsa'nın soyunun devamına ilişkin sırları saklıyordu. Bu dönem Da Vinci şifresi gibi kitaplarda anlatılıyor. Görünen o ki kutsal kase hikayelerinde kasenin tanımı her insana göre değişebilecek bir özellik taşıyor. Ne kadar kase arayıcısı var ise o kadar da kutsal kase ve sır anlatısı var. Tapınak şövalyeleri kutsal kaseye sahiptiler diyelim. Peki hangi kaseye ya da hangi sıra? Böyle ruhani arayışlar bir yana, şövalyeler dünyevi bir ödülün peşinde de olabilirlerdi. Kase bilgisine sahip olan kişiler tarih boyunca her türlü tehlikeyi kendilerine çeken bir mıknatıs olmuşlardır. Efsaneler her zaman kutsal kaseyi gözlerden uzakta, karanlıkta hareket eden, etrafa fısıltılar yayarak cazibesi ile insanları kendisine çeken ve sonra kaybolan bir tanrıçayı betimler. Tapınak şövalyeleri ve devamında gizlenen tarikat üyeleri
pagan sembollerine bağlı kalarak çok eski bazı sırları muhafaza ettikleri iddia edilir. Bu da onları tahmin edilemeyecek kadar güçlü kılmaktadır. Gördükleri halde kör olanlar görmek istediklerini görürler. Alegori, bir düşünceyi, davranışı ya da eylemi daha kolay kavratabilmek için onu yerini tutabilecek simgelerle, simgesel sözlerle, benzetmelerle göz önünde canlandırma işidir. Alegori, bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırılıp dile getirme sanatıdır. Soyut bir düşünceyi heykel ya da resim ile göstermek, örneğin adalet düşüncesinin gözü bağlı ve elinde terazi bulunan bir kadınla anlatılması gibidir. Yusuf Has Hacib'in eseri Kutadgu Bilig, Türk yazınındaki alegorik yapıtlardan biridir. Eserde adalet, saadet, devlet ve akıl iyi bir devletin nasıl olması gerektiğini tartışır. Bu soyut kavramların insan niteliği ile verilmesi alegoridir. Daha çok fabllarda görülür. Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre sembollerle anlatılan metinlere alegorik denir. Alegori, yaygın açık eğretileme özelliği de gösterir. Ritüel, genellikle önceden belirlenmiş, bazı kurallara göre icra edilen dini törendir. Ayinlerde çoğunlukla sembollerden ve ilahi kavramlardan faydalanılır. Genellikle tapınaklarda özel giysilerle ve bazı dinlerde özel makyajlarla yapılır. Sembollerde kullanılan altın oran sayısı sanatta çok önemli bir sayıdır. Bir arı kovanında dişi arıların sayısının erkek arıların sayısına oranıdır. Spiral çam kozalakları, ay çekirdeklerindeki zıt spiraller, bitki saplarındaki yaprak düzenleri, böcek kesitleri, boy uzunluğunun göbek deliğinden yere olan uzunluğuna oranı, kalçanın diz uzunlukları oranı. Yukarı ve aşağı bakan iki eşkenar üçgenin iç içe girmesi 5 köşegen yıldızı oluşturur. 5 köşegen yıldızındaki tüm doğru parçalarının oranı altın oranı verir. Atbaş şifresi M.Ö. 5000 tarihine kadar giden şifreleme yöntemidir. 22 harfli İbrani alfabesine dayanan basit bir yer değiştirme şifresidir. İlk harf son harfle, ikinci harf sondan ikinci harfle yer değiştirmektedir. Harflerin ilk yarısı soldan sağa, ikinci yarısı ise alt satırda sağdan sola yazılırsa şifreleme metodu elde edilmektedir. Şaşak kelimesi İbranice'de SHSHK diye yazılır. Yer değiştirme tablosuna yerleştirildiğinde BBL elde edilir. Bu ise İbranice'de Babil olarak okunur. Oyun kağıtları üzerindeki kupa, maça, karo ve sinek sembolleri doğrudan kase ile ilgilidir. Maçalar kılıçlardı. Bıçak ve erkeği temsil eder. Kupalar kadeh ve dişiyi temsil eder. Sinekler kraliyet soyu, filizlenen asayı temsil eder. Karolar tılsımlardı. Tanrıça ve kutsal dişiyi temsil eder. Antik çağda sembolleri tekrar etmek, anlamı kuvvetlendirmeyi ifade etmektedir. Paganlar, taşra bölgelerde ve köylerde yaşayan, doğaya tapınan, dinlerine sadık insanlardır. Bunlar diğer din ve kültürlerden çok geç haberdar olmuşlardır. Dinlerini terk edip din değiştirmeye zorlandıklarında sıkıntı çekmişler. Canları, malları, namusları yağmalanmış, yağmalanmaya da devam edilmiştir ve devam edilmektedir. Paganlar genelde tanrıçalara taparlardı. Pagan dini doğanın ilahi düzenine dayanır. Vatikan'ın pagan dinlerini yok etme ve kitleleri Hristiyanlaştırma kampanyasında paganların ilahi sembolleri şeytani anlamlara sokuldu. Çünkü tarihte yeni doğan güç var olanın sembollerini devralır, farklı anlamlar yükleyerek öncekini yıpratmaya ve yok etmeye çabalar. Kilise pagan sembollerini şeytana tapma olarak nitelendirmişti. Hatta pagan kelime anlamı olarak şeytan tapma ile eşleştirilmişti. Söz gelimi 5 köşeli yıldız bir pagan sembolüdür. 5 köşeli yıldız
Venüs'ü sembolize eder. Cinsellik, aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Öte yandan Venüs gezegeni her 4 yılda bir ekliptik semada 5 köşeli bir yıldız çizmektedir. Eski Yunan'da Venüs'ün büyüsüne övgü olsun diye onun 4 yıllık devrini Olimpiyat oyunlarını düzenlerken kullanmışlardı. Avrupalı köylü kadınların cadı, büyücü olarak suçlanıp kilise tarafından yakılmaları ile pagan kültürü arasında ilişki bulunmaktadır. Kutsal kasenin sırları ile Orta Çağ Avrupa'sında bilge kadınların başına gelenler arasındaki ilişki yüzünden Katolik Engizisyonu'nun pagan ve dişilere tapan dinleri imana getirmek için başlattıkları katliam 300 yıl sürdü. Cadıların hepsi kadın alimlerden, rahibelerden, çingenelerden, mistiklerden, doğa aşıklarından, bitki toplayıcılardan, doğal hayata uyum sağlayan kadınlardan oluşuyordu. Ebeler doğum sırasında sancıyı azaltan tıp bilgilerini kullandıkları için öldürülüyorlardı. Cadı avı sırasında binlerce kadın yakılmıştı. Kaseyi ve paganı tam olarak anlayabilmek için önce İncil anlaşılmalıdır. İncil insan ürünüdür. Tanrı'nın gönderdiği mesajlardan ziyade çalkantılı zamanların tarihi anlatımları, eklemeler ve yinelemeler yapılmıştır. Oysa İsa Mesih insanlara tesir eden gizemli ve telkin yeteneği en güçlü liderdir. Mesih olarak İsa kralları devirdi, milyonları peşinden sürükledi ve yeni felsefeler geliştirdi. Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut peygamberlerin soyundan geldiğinden Yahudi krallığında hak iddia edebiliyordu. Hazreti İsa'dan sonraki yıllarda 80'den fazla İncil yazıldı. Ancak bunlardan birkaçı kabul edildi. Bunlar Matta, Markos, Luka, Yuhanna'ydı. 1. İznik Konsülü M.S. 325 yılında İmparator Konstantin tarafından Roma İmparatorluğunda resmi din olacak Hristiyanlığın içerisinde tartışılan bazı konuları netleştirmek amacıyla toplanmıştır. Hristiyanlık tarihinde pagan olan Roma İmparatoru Konstantin tarafından İncil yeniden yazıldı. Ölüm döşeğinde vaftiz edilene kadar pagan olarak yaşayan Konstantin çok iyi bir iş adamıydı. Hristiyanlık yükselişe geçmişti, kazanacak ata oynadı. Pagan bir imparator resmi din olarak Hristiyanlığı seçti. Pagan sembollerini, tarihi alıntılarını ve ayinlerini Hristiyan geleneğine yerleştirerek her iki tarafında kabul edeceği yeni bir din yarattı. Mısırlıların güneş çemberleri, Katolik azizlerin haleleri oldu. Isis'in mucizevi bir şekilde gebe kaldığı, oğlu Horus'un emzirdiğini resmeden harfler, Bakire Meryem'in bebek İsa'yı emzirdiği modern sahnelere dönüştü. Ve Katolik ayinindeki tüm görsel unsurlar pagan dininden alındı. Hristiyanlıkta Yahudilerin Şabatı olan Cumartesi günü kutsaldır. Ama Konstantin onu paganların güneşi kutsadığı gün olan Pazar günü ile değiştirdi. Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğu Nikaya Konseyi'nde teklif edilmiş ve onaylanmıştır. Konstantin el altından yürüttüğü politik manevralar ile Hazreti İsa'nın öneminden yararlanmış ve Hristiyanlığı bugün bilinen şekle sokmuştur. Hazreti İsa'nın insani özelliklerini anlatan kutsal kitapları lanetlenirken onu Tanrı gibi gösteren İncil'ler yüceltilmiştir. Eski İncil'ler toplanmış ve yakılmıştır. Fakat günümüzde bazı yazmalar bulunmuştur. Lut Gölü yazmaları 1950'lerde Yahuda çölünde Kurman Vadisi yakınlarında mağarada bulundu. 1945 yılında Nag Hammadi'de bulunan Kıpti yazmaları, 1980 yılında Şırnak ilinde bulunan Barnabas yazmaları bu yazmaların gerçek kase hikayesini anlattığı iddia edilmektedir. Unutulmaması gereken dindeki eklemelere ve alegorilere itiraz etmek yerine mantığının iyi anlaşılması gerekir. Milyonlarca insan aslında yalan olarak inandıkları gerçekler ile daha iyi birer insan olmak üzere çaba sarf ediyorlarsa yanlışı düzeltmeye uğraş vermek ne kadar doğrudur? Günümüze kadar kilise bu sır semboller ve kutsal kase hikayelerinden
kendilerine göre nemalandıkları görülmektedir. Kilise her şeyi tüm ayrıntıları ile biliyor olmalıdır. Dini motiflerdeki gizemler kiliseyi rahatsız etmemektedir. Bunlar aynı zamanda güncelliğini sürekli koruduğundan, tartışıldığından, gündemde kalmak, sürekli göz önünde olmak, getirisi yüksek tanıtımlar ve aktarımlardır. Tapınak şövalyelerinin başına gelenler Dante tarafından ilahi komedi eserinde ölümsüzleştirildi. İtalya, papalığın ve Katolik Kilisesi'nin yanı sıra Pisagor Enstitüsü'nün, Roma kolejyanlarının, gildelerin vatanıdır. Masonluğun ana kaynağının kolejyalar olduğu düşünülürse bu örgütün doğum yeri de İtalya olarak kabul edilebilir. Dante'nin tapınak şövalyesi unvanını masonluk bünyesinde alması, ezoterik doktrinin ve tarikatın varlığının masonluk içinde sürdüğünü göstermektedir. 1265 yılında doğan Dante, 1295 yılında 30 yaşındayken doktor ve simyagerlerin çoğunlukta bulunduğu bir locaya üye olmuştur. Dante de kendisinden önceki tüm ezoterik inançlar gibi laiklik taraftarı olmuş ve tüm yaşamını din ile devlet işlerinin ayrılmasına adamıştır. Dante'ye göre papalık ruhani kudretin, imparatorluk da dünyevi kudretin sahipleridir ve her ikisi de Tanrı anlamıyla eşittir. Eşit iki kuvvet sahiplerinden kilise devlet işlerine, imparator da din işlerine karışmamalıdır. Dante'nin ilahi komedide bir sembolizma dili kullandığı görülmektedir. Örneğin cehennem tam Kudüs'ün altındadır. Bu noktadan dünyanın merkezine uzatılan hatta Araf, cehennemle tam hizada ancak yer altında değil, tam tersine bir dağın tepesinde cennet bulunur. Aynı çizgi gökyüzüne devam ettirilirse Tanrı'ya ulaşılır. Dante'nin en çok kullandığı semboller sayısal sembollerdir. Tanrısal teslisi ifade eden 3, bunun karesi 9 ve Pisagor öğretisini hatırlatırcasına mükemmelliğin ifadesi olan 10 sayılarını kullanır üstad. Uhrevi alem, cennet, araf ve cehennem olmak üzere 3'e ayrılır. Komedya bu 3 kısımdan oluşur. Her kısımda 33 bölüm vardır. Kitap başlangıçtaki giriş bölümüyle birlikte 100 bölümden ibarettir. Dante onun karesi olan 100. bölümde mükemmeli yani Tanrı'yı görür. Dante cennet bölümünde yedikçe daha çok acıkan bir kurdu anlatır. Bu kurt Katolik Kilisesi'ni resmetmektedir. Üstad şövalyelerin ölümüne neden olan Papa 5. Clement'i çoban kılığında bir aç kurt olarak nitelendirir. Dante, insan ruhlarının Tanrı'ya yaklaştıkça giderek birer ışığa dönüştüklerini ve Tanrı'ya ulaşınca da tarifi mümkün olmayan bu ilahi nur ile birleştiklerini yazmaktadır. Bu ifade tarzı, ruhun yegane hedefinin Tanrı'ya ulaşmak olduğunu söyleyen ezoterik öğretinin o dönemdeki anlatımından başka bir şey değildir. Dante'ye göre Tanrı'nın bünyesinde var olan üçlü ilahi kudret, Hristiyan teslisini ve Hz. İsa'nın hem insan hem Tanrı oluşunu izah etmektedir. Allah'ın insanı kendi suretinde yaratmış olmasını insanın tanrısallığına bağlayan Dante, ezoterik sırlar için cehennem bölümünde şöyle yazar: "Siz ki sağlıklı bir akla sahipseniz, şu tuhaf mısraların arasında saklanan doktrini kavrayınız." Bu noktada şunu da ifade etmek gerekir. Dante yaşadığı dönemde aydınlar arasında çok yaygın olan Fedeli Damor yani aşk dostları edebi akımına da mensuptur. Ezoterik içerikli bu akını diğer benzeri örgütler gibi başkalarınca anlaşılamayacak gizli bir dile sahipti. Dante ilahi komedisinde hakikati aramaktadır. Bunun için 3 seyahat yapar. İlk seyahati cehennemedir ve büyük engellerle doludur. İkinci seyahat yani Araf seyahati daha kolay ve ümit doludur. Üçüncü seyahat yani cennet ise müzik, dans ve ışık eşliğinde yapılan bir seyahattir. Bu seyahatler sırasında Dante'ye Virgil yani akıl, Beatrice yani güzellik
ve Sen Berna'ın simgelediği ilahi kuvvet rehberlik etmektedir. Seyahatlerinin sonunda Dante ilahi nura, yani tanrısal hakikate kavuşmaktadır. Dante düşüncelerini şöyle dile getirmektedir: "Beni meydana getiren ilahi kudret, en yüce akıl, hikmet ve ilk aşktır." Dante'nin gördüğü ilahi nur bir üçgen şeklindedir. Diğer bir deyişle o, nurlu deltayı görmüştür. Deltanın ortasında Dante'nin kendi yansıması, yani insan durmaktadır. İnsan Tanrı'nın bir parçasıdır ve Tanrı insanın içindedir. İnsan kendisini yeterince araştırırsa, içindeki vasıfları geliştirirse, bünyesinde var olan sırlara erecek ve aradığı hakikatin kendisinde bulunduğunu anlayacaktır. Leonardo da Vinci, fikirleri kendi çağının ötesine geçen bir sanatçıydı. Tank, dalış giysisi, helikopter, kendi zamanından ötesindeki pek çok bilgiden haberdardı. 16. asırda İtalya'da sanat, mühendislik ve bilim alanlarında dünyada görülmüş en büyük yenilik çağlarından biri yaşandı. Bu çağın en büyük ismi Leonardo da Vinci, Rönesans'ı temsil eden bir efsane. 1452 yılında Toskana'da köylü bir kızın ve saygın olduğu iddia edilen bir noterin gayrimeşru çocuğu olarak dünyaya geldi. 15. asrın sonuna doğru büyük sanat hamisi Ludovico Sforza Mor, Milan dükalığını yeğeninin elinden alıyor. Milan'da aile tahtına, Sforza Kalesi'ne geçiyor. Kaleyi süslemeleri için zamanın önde gelen sanatçıları ile mühendislerini kiralıyor. 15. asrın sonlarında Milan Dukası tarafından zamanın en iyi sanatçı ve bilim adamları kaleye çağrılıyor. 1482 yılında Leonardo da Vinci de davet edildiği kalede 17 yıl boyunca diğer sanatçı ve bilim adamları ile birlikte kalmıştır. 1496 yılında Sforza Kalesi'ne taşınan matematikçi Luca Pacioli ile iyi ilişki kuran Leonardo, matematik bilgisini Luca Pacioli'den öğrenmiştir. 1499 yılında Fransa İtalya'yı işgal ediyor. Ludovico Sforza mevkisinden indiriliyor. Artık bir hamileri olmayan Leonardo ve Pacioli Milan'dan ayrılıyor ama iş birlikteliklerini sürdürüyorlar. Polihedra çizimlerinde Leonardo, Pacioli'ye yardım ediyor. Mesela altın oran gibi çalışmalar bu sırada gerçekleştiriliyor. Pacioli'den öğrendiği matematik bilgisi daha sonra onun mühendislik çizimlerinde farkındalık oluşturmasını sağlayacaktır. Leonardo'nun başkalarından öğrendiği tek alan matematik değildi. Rönesans'ın başında Siena'da teknolojik gelişmeler ile birlikte mühendislik buluşlar için merkez haline geldi. Yapılan araştırmalarda Leonardo da Vinci'nin döneminin çok ilerisinde bir görüş ile helikopter, denizaltı, tank düşüncesini ilk defa ortaya attığı bilgisinin yanlış olduğu anlaşılmış. Bulunduğu dönem ve öncesine ait el yazmalarında başka bilim adamları tarafından benzer şekilde tasarlanmış çizimlere rastlanmıştır. Ayrıca Leonardo da Vinci'nin kütüphanesinde başka bilim adamlarına ait çizimlere rastlanmış, Leonardo'nun sayfa üzerine aldığı notlar görülmüştür. Tüm bunlardan Leonardo da Vinci'nin yaşadığı dönemdeki sanat ve bilimde yaşanan gelişmelerden etkilendiği, diğer bilim adamları ile görüşmekte olduğu ve etkilendiği düşünceleri geliştirecek projeler üretmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak yaptığı çalışmalardaki detaylı çizimlerin döneminin en iyisi olduğu görünmektedir. Mariano Taccola yeni nesil mühendislerin başında geliyor. Taccola bu alanda çok önemli bir adım atmıştır. Çünkü el yazmaları yüzlerce makine resimleri ile doludur. Floransalı tarihçi Profesör Paolo Galizzi'ye göre Leonardo'nun Taccola'nın çalışmalarını gördüğüne dair yazılı kanıtlar bulunmaktadır. Siena'lı başka bir mühendis olan Francesco Di Giorgio, Taccola'nın tüm el yazmalarını miras aldı ve çalışmalarının bazıları onlara dayandırarak tasarım ve çizim kalitesini geliştirdi.
Leonardo sadece daha iyi bir çizim yapmakla kalmıyor, aynı zamanda aleti teknik açıdan geliştiriyor. Leonardo aynı zamanda popüler kültüre uçuş alanında da bir öncü olarak girmiştir. Havacılık prensiplerini ilk anlayan kişi olduğu söyleniyor. Günümüzde paraşütlere, planörlere ve helikopterlere kadar insanoğlunun ayağını yerden kesen sayısız uçuş cihazının mucidi olarak biliniyor. Tarihçi doktor Tobias Campbell, Leonardo'dan yüzyıllar önce yaşamış Mersbury ile Elmer'ın uçuş hikayesini araştırmış. Burada da bazı sorgulanması gereken noktalar olduğu görülmektedir. Hikaye 12. asırdan kalma bir el yazmasında görülüyor. 12. asrın başında keşiş olan Mansfield'li William, İngiliz krallarının marifetleri adı altında İngiltere tarihini kaleme aldı. Elmer zamanı açısından bilge bir adamdı. Daedalus gibi uçabilmek için el ve ayaklarına kanatlar bağladı ve bir kulenin tepesine çıkıp rüzgarı toplayarak 200 metreden fazla bir mesafeyi uçarak kat etti. Rüzgarın şiddeti ve rüzgarın dönmesiyle uçuşu bozulduğu için inişi gerçekleştiremedi. Düşerek iki bacağını birden kırdı ve ölene dek sakat kaldı. Uçma tutkusunun en erken öyküsü Yunan mitolojisindeki anlatımıyla Daedalus ve oğlu İkarius'un efsanesidir. Efsaneye göre kral Minos, baba Daedalus ve oğlunu Girit adasına hapseder. Hapis hayatından sıkılan Daedalus'un aklına kas tüylerinden kanatlar yapıp bunları kullanarak adadan kaçmak gelir. İşte böylece bilinen en eski efsanevi insanlı uçuşunu gerçekleştirmiş olurlar. Fakat Elmer 25 metre yükseklikten başladı ve 200 metreden uzak bir mesafeye uçtu. İnişi pek çözememiş olmasına rağmen uçma kısmını gayet iyi anlamış görünüyor. Elmer'ın uçuş aletini dengeleyemediği bir gerçek. Mansfield'li keşiş olan William'ın el yazmaları analiz edildiğinde Elmer'ın da kendi hatasını anladığı net bir şekilde görülmektedir. Bu tarihi belgenin esas ilginç yönü şudur. Elmer'ın uçuş aletinin dengeli olmadığını belirttiği söyleniyor. Bu da ucuna bir kuyruk eklemeyi unutmuş olmasıdır. Yani karşımızda zihninde modern uçakların görüntüsü olan bir ortaçağ insanı var. Bu da demek oluyor ki Leonardo'dan asırlar önce insanlar uçuş prensiplerini test etmeye başlamıştı. İtalyan mühendislerin İbtidai uçuş makineleri çizimleri Leonardo'nun eskizlerinden daha eskiye dayanıyor. Leonardo'nun daha karmaşık olan kendi makinelerini yaratmak için bu çizimlerden ve fikirlerden faydalandığına ve onları kendi mühendislik çizimlerine uyarladığına inanılıyor. Leonardo'nun uçuş makineleri çizimleri en meşhur çalışmalarından bir tanesidir. Güzel çizimler ile dahiyane icatlar birbirine karıştırılmamalıdır. Leonardo, Orta Doğu ve Çin'den gelen oyuncaklar, eskizler ve anlatılardan ilham almıştır. Çin oyuncağını büyüterek bir insanı kaldırma gücü elde edeceğini düşünmüş olmalıdır. Ama bu boyutları olduğu gibi büyüterek aynı sonucu elde edemezsiniz. Leonardo'nun uçuş alanındaki çalışmaları orijinal görünmediği gibi pek işe yarar da değildirler. Şu da bir gerçektir ki kendisini keşfettiğini asla iddia etmediği icatların mucidi sayılır. Unutulması gereken dahiyane bir yeteneği olduğudur. Leonardo, Mona Lisa tablosundan dolayı ilgi odağıdır. Rönesans tabloları çok katmanlıdır. Katman üzerine katman oluşturularak meydana getirilmiştir. Paris Louvre Müzesi'ndeki Mona Lisa tablosu, kızılötesi görüntüleme ile analiz edildiğinde tüm ışık dalga boyu analizi ile katmanların tarihsel yolculuğu yeniden görüntülenebilmektedir. Özellikle gözle görünmeyen ışık dalga boylarında analiz önemlidir. Her bir filtre ışığın sadece dar bir aralığını görüyor. Resmin yüzeyi sırayla her bir filtre ile sırayla taranıyor. Analiz sonucunda elde edilen verilerden tablo yeniden oluşturulabiliyor.
Leonardo'nun esas dehası tablolarında gözler önüne seriliyor, tablolarını son derece sıra dışı bir şekilde çiziyordu. Çok içte bir yağlı boya elde etme teknolojisi geliştirmişti. Bunu beyaz bir zemine yerleştirince ince bir renk örtüsü elde ediyordu. Katmanlar halinde sırayla boya örtüleri 3 boyutlu görünmeyi sağlıyordu. Yaptığı çalışma vitray geliştirme gibiydi. Işık oluşturduğu her bir zemine çarparak geri yansıyordu. Renk yoğunluğu elde etmede ışığı ve gölgeleri kullanmak için basitçe siyah ve daha koyu bir renk kullanmak yerine gölgeleri oluşturmak üzere tablosuna katman katman renk eklediği görülüyor. Bu yöntem o kadar hüner dolu ki şimdiye kadar hiçbir kimse onun benzerini yapamadı. Leonardo'nun esas dehası tablolarında gözler önüne seriliyor. Tarihte çığır açacak bir mühendislik mucidi olmasa da eskizlerinde hayret verici bir engin bilgiye sahip olduğu görülüyor. Konuları botanik biliminden astronomiye, tıptan ressamlığa, renk teorilerinden resim teorilerine kadar uzanıyor. Rönesans çağında daha önce hiç görülmemiş geniş bir yelpazeye sahipti. Sanatsal dehasıyla kuşkusuz günümüzde onu birinci sıraya oturtturulmasını hak ediyor. Leonardo da Vinci der ki pek çokları aptal kalabalığı aldatarak yanılsamalardan ve sahte mucizelerden gelir elde etmiştir. Pek çok Hristiyan tablosuna Hristiyanlıkla alakası olmayan gizli semboller yerleştirilmiştir. Amaç sanatçının kendi gizli inancını yüceltiyor olması olabilir mi? Kiliseyi belli etmeden küçümsüyor ya da kendisine emanet edilen mesajlar mı yükleniyor? Leonardo da Vinci eski tanrıçalara çok düşkün biriydi. Hiç tahmin edilmeyecek yerlerde gizli semboller kullanmıştır. Öte yandan tapınakçıların inşa ettiği kiliselerin şekli de önemli ipuçları vermektedir. Hristiyan haç temeline aldırış etmeden güneşin şerefine daire biçiminde kiliseler inşa etmişlerdir. Mimari pagan stilindedir. Mabet yapılarında içeri girişi bulmak kolay, dışarı çıkmak imkansızdı. Günümüz turistik yerlerinde ve alışveriş merkezlerindeki tuzağa benzemektedir. Leonardo da Vinci'nin eskizinde içerisine çıplak bir erkeğin yerleştirildiği mükemmel bir daire görülür. Da Vinci'nin Mona Lisa'sı sadece 78'e 53 santim ebatındadır. Leonardo gittiği her yere bu tabloyu beraberinde taşır ve nedeni sorulduğunda dişi güzelliğinin en yüce ifadesinden ayrılmanın ona zor geldiğini söylerdi. Da Vinci'nin bu esere aşırı ilgisinin daha derin bir sembolden kaynaklandığı iddia edilmektedir. Resmin içerisinde saklanmış mesajlar. Gülüş büyük bir gizem içermektedir. Sol taraftaki ufuk çizgisi sağdakinden belirgin şekilde aşağıda çizilmiştir. Sol taraftaki kır planı aşağıda tutularak Mona Lisa'nın büyük görünmesi sağlanmıştır. Sol dişi sağ erkektir. Mona Lisa ile Da Vinci'nin portreleri bilgisayarda karşılaştırıldığında önemli benzerlikler bulundu. İsminin geldiği kaynak ilginçtir. Amon, Mısır erkek bereket tanrısıdır. Mısır bereket tanrıçasının ismi ise Isis'tir. Eski resim yazıtlarında Lisa denirdi. Tablonun adı Amon Lisa. Şifrelenmiş ismi Mona Lisa olan tablo, erkek ve dişinin ilahi birleşimini sembolize eder. Şifreleme biçimlerinde ilkleri Leonardo icat etmiştir. Telefonların ve e-postaların olmadığı bir dönemde insanların uzaktaki birine özel bir bilgiyi gönderirken taşıyana güvenmek zorundadır. Ulak, mektupta değerli bir bilgi olduğundan kuşkulandığında mektubu yerine ulaştırmak yerine içindeki bilgiyi rakiplere satarak daha çok para kazanacağını düşünebilirdi. Tarihteki pek çok zeka, bilginin korunması için şifreli yazı tekniği geliştirmişti. Da Vinci şifre için matematik ve kriptolojiyi kullanmamıştır. Kriptex adı verilen
mektupları, haritaları, şemaları, her şeyi saklayacak bir muhafaza kutusu geliştirilmiştir. Kutunun içerisindeki bilgiye ancak parolayı doğru bilen kişi ulaşırdı. Aksi durumda bilgi kırılan cam içerisindeki sıvı tarafından yok edilirdi. İçerisine konulan belge olarak koyun derisinden yapılan tirşe yerine papirüs kullanılırdı. Eğer şifre bilinmeden zorla açılırsa papirüs sirke benzeri sıvıya temas ettiğinde hamura dönüşürdü. Ayrıca yazılı bilgi bir de şifrelenmiş ise iki kat güvenlik sağlardı. Da Vinci gerçek kaseyi resmetmişti. Son akşam yemeği resminde içlerinden birinin kendisine ihanet edeceğini açıkladığı sırada Mesih ile havariler betimlenmişti. Resimde Mesih ortada oturuyor. Havariler ekmek kırıp yiyorlar, şarap içmişlerdi. Masada çok sayıda şarap bardağı var. Oysa anlatıda Mesih yemekten sonra şarap kadehini havarileriyle paylaştı der. Bir bardak olmalı. Resimde 13 şarap bardağı var. Kutsal kase yok. O zaman resimdeki kutsal kase bir nesne değil bir insan olmalı. Aslında bir kadın. Sembollerde ters V bıçağı, normal V işareti, kadehi ve aynı zamanda rahmi de temsil etmektedir. Kase aslında bir kadınlık sembolüdür. Kutsal kase tanrıçayı temsil etmektedir. Oysa kutsal kadın kilise tarafından şeytanlaştırıldı, günah ilan edildi. Hristiyan felsefi yaratıcı gücü erkeğin egemenliğinde yaratıcı ilan etmişti. Çünkü kase ile anlamlandırılan kadın öyle bir kadın ki taşıdığı sır öylesine güçlü ki açıklanırsa Hristiyanlığı temelinden sarsabilir miydi? Son akşam yemeği resminde Mesih'in solundaki kadın olmalıydı. Omuzlarına dökülmüş kızıl saçları, narince kıvrılmış elleri ve göğüsleri olduğuna dair bir ipucu vardı. Bu bir kadındı. Bu kadın Magdalalı Meryem'dir ve İsa Mesih ile evliydi. Da Vinci bu gerçeğin farkındaydı. Mesih ile eşi kalça kısmında birleşmiş olduğu görülür. Öte yandan resmin ortasına bir M harfi belirginleşir. Son akşam yemeği tablosunun orijinal boyutu 4.6 metreye 8.8 metredir. Da Vinci her ayrıntıyı mükemmel kılmak adına sahip olduğu tüm zamanı harcayarak taş üstüne tempera boyası uygulayıp kendine has bir teknik icat etti. Da Vinci resmi neme karşı koruyup temperayı kabul edecek bir malzeme ile duvara astar boyası uyguladı. Mesih İsa bir Yahudiydi ve Yahudi sosyal kültürü bir erkeğin bekar kalmasını yasaklıyordu. Önemsenmesi gereken bir iddia ise İsa peygamberin Hristiyan kilisesi kuruluş direktiflerini Petros'a değil Magdalalı Meryem'e vermişti. Resimde Petros tehditkar bir şekilde Meryem'e doğru eğiliyor ve bıçak gibi tuttuğu eliyle onun boynunu kesiyormuş gibi yapıyordu. Kayalıklar bakiresi resminde de aynı tehditkar el hareketi vardı. Ayrıca son akşam yemeği tablosunda kolları sayarsanız hiç kimseye ait olmayan bir el göreceksiniz. Magdalalı Meryem soylu birisidir. Kilise güçlü aile bağını yok etmek için Magdalalı'yı bir fahişe gibi tanıtmıştı. Kutsal kase Magdalalı Meryem'i anlatır. Mesih'in soylu neslini taşıyan kadın rahmi, neslini korumak adına oluşturulan kutsal kase hikayesi asil kan anlamına mı gelmektedir? Çarmıha gerilme esnasında Magdalalı Meryem hamileydi. Hazreti İsa'nın doğmamış çocuğunun güvenliği için kutsal topraklardan kaçmaktan başka çaresi yoktu. Mesih'in güvendiği amcası Arimatlı Yusuf'un yardımıyla gizlice Fransa'ya gelmişti. Kızı olduğuna dair izlerin mevcut olduğu iddia edilmektedir. Kilise bu sırrı 4. yüzyılda örtbas etmeye çalışmak için Haçlı seferlerini başlatarak bilgileri toplayıp yok etmeye mi çalışmıştı? Şifre katedrali olarak da bilinen Roslin Şapeli, İskoçya'da Edinburgh'un 11 kilometre güneyinde eski Mitas mabedinin bulunduğu tarafta yer alır.
1146 yılında tapınak şövalyeleri tarafından inşa edilen şapel, Yahudi, Hristiyan, Mısır, Mason ve Pagan geleneklerinden gelen sembollerle donatılmıştır. Şapelin ünlü batı duvarı Süleyman Mabedi'nin batı duvarına benzer ve şapel Kudüs'teki mabedin bir kopyasıdır. Şapeldeki her bir yüzeye semboller kazınmıştır. Hristiyan haçları, Yahudi yıldızları, Mason mühürleri, tapınak şövalyelerinin haçları, boynuzlar, piramitler, astrolojik işaretler, bitkiler, beş köşeli yıldızlar ve güller. Roslin Şapeli, tapınak şövalyelerinin sevgi ve saygı ile ortaya çıkardıkları emeğin ürünüdür. Şapel, doğa ve tanrıçanın mabedidir. Davut'un yıldızı, ziyaret edenlerin ayak izindedir. Mabedin ön kısmındaki iki sütun, uyumsuz ve garip bir çift oluşturur. Sol taraftaki sütun çok basit, sağ taraftaki sütun süslü, devamlı dönen spiral hatları vardır. Basit olan duvarcı sütunu, diğeri ise çırak sütunudur. Bu iki sütuna benzeyen sütunlar tüm Mason tapınaklarında bulunmaktadır. Süleyman Mabedi'nin ön tarafında duran iki sütunun kopyasıdır. Roslin Şapeli'nin coğrafi koordinatı Glastonbury'den geçen Kuzey-Güney Meridyenine düşüyordu. Roslin adını bu kutsal gül çizgisinden alır. Yeraltını tarayan radarlar şapelin altında yeraltı odasının var olduğunu ortaya çıkardığında fısıltılar sesli anlatımlara dönüşmüştür. Arkeologlar kayalıkları delme girişiminde bulunduklarında Roslin Vakfı izin vermemiştir. Roslin bir zamanlar kutsal kase sırrına ev sahipliği yapmış olabilir. Şimdilerde dikkat çektiği için, açığa çıktığı için oradan taşınmış olmalıdır. Fazla dikkat çekmişti. Öte yandan günümüz yüzyılında Katolik Kilisesi'nden Hazreti İsa'nın sırlarını yok etme cüretkarlığını yürüteceği beklenemez. Devir, her şeyin ve herkesin birbirini izlediği ve analiz ettiği, bilgilerin hızlı yayıldığı, tepkilerin kontrol edilmediği bir çağda yaşıyoruz. Kilisenin eski belgeleri yok etme yerine daha akılcı, insana odaklı bir davranış değişikliğine yöneldiği görülmektedir. Kilise şifreleri yok etme yerine toplama ve paylaşıma gitme yönünde işbirliğine gittiğine yönelik ipuçları da görülmektedir. Bugüne kadar hiçbir kayıtta İskoç tapınak şövalyelerine dair hiçbir iz yok. Ama buna ve diğer tapınak sırlarına kanıt arayanların keşfetmek istedikleri bir nokta var. İskoçların en eski ve en güçlü klanlarının isimlerindeki bir ipucu. Bu St. Clair, Aziz Clair'in ailesi yani Da Vinci şifresinde kilit rol oynayan aile St. Clair ailesi uzun zamandır tapınak şövalyeleri ile ilişkilendiriliyor. Çünkü 1120 yılında kutsal topraklardan geri döndüklerinde şövalyelere toprak veren ilk ailelerden biriydi. Bugün St. Clair ailesinin torunları şövalyelerin soyundan olduklarını söylüyor. Bazıları St. Clair ailesinin tapınak şövalyelerinin İskoçya'daki ustaları olduğunu söylüyor ama ellerinde hiçbir belge yok. St. Clair ailesi ile şövalyeler arasındaki gerçek ilişki ne olursa olsun izler yalnızca bir sponsorluk ilişkisi ya da çok daha derin bir şey olsun her zaman yakın bağlantılı oldular. Kimileri şövalyelerin kayıtlarını ve kalıntılarını burada Roslin Kalesi'nde sakladıklarına inanıyor. St. Clair ailesi tarafından 1100'lerde yapılan Roslin Kalesi 200 yıl boyunca ortaçağ bilgisinin bölgesel bir deposu olarak hizmet verdi. Eski zamanlarda kitapların rahipler tarafından kopya edildiği bir yerdi. Roslin bir öğrenme merkeziydi. Bugünün bir üniversitesi veya bir kütüphanesiydi. 1546 yılında İskoçya ve İskoçların kraliçesi Mary Stuart'ın annesi Mary of Guise, Roslin Lord'u William Clare'a esrarengiz bir mektup yazar. Bu mektupta Roslin'in büyük sırrına atıfta bulunur. Bu atıf kimilerince dini kalıntılar ve şövalyelerin kutsal hazinelerine
referans olarak çözümleniyor. Spekülasyonlar, Roslin Kalesi'nin yıkıntıları değil, hemen yakındaki ailenin 1446 yılında sipariş ettiği bina ile ilgili. Kimilerine göre sonradan ortaya çıkan Masonların habercisi olan yetenekli taş ustaları tarafından yapılmış Roslin Şapeli, gizli mesajlar saklayabilecek olan kimi kabartılarla süslü. Şapelde şövalye sembolleri de bulunuyor. Şapelde Mason semboller de bulunuyor. Geleneksel Hristiyan sembolleri elbette şapelin etrafında. Ayrıca kilisenin şeytani diyebileceği semboller de bulunuyor. Tuhaf semboller, bazıların şapelde aralarında şövalyelerin kayıtlarının bulunduğu gizli dini belgelerin nereye gömüldüğünü gösteren şifrelerin bulunduğuna ikna ediyor. Bu kaynağını 90'larda gerçekleştirilmiş özel bir kazı yapan gruptan alan bir şüphe. 10 yıl kadar önce bir grup şapelin tüm komşularını satın aldı ve sondaj araçları kiralayarak kilisenin bodrumuna doğru diagonal bir kazı yapmaya başladı. Bu bodrumun cazibesi şiddetliydi. İskoçya'nın Tarih Koruma Konseyi duruma hızla el koydu ve engelledi. Planları da daha ileriye gidememiş oldu. Hatta kimileri Da Vinci şifresi fanatiklerinin 500 yıllık binaya akın etmesinden korkarak bölgenin kapatılmasını bile istedi. Roslin Şapeli'nin altının kazılması şapel için tam anlamıyla büyük kayıp olacaktır. Eğer kazar ve önemli bir şey bulurlarsa milyonlarca insan bunu görmeye gelecek ve bina olası bir hasar tehlikesine girecek. Eğer kazar ve bir şey bulamazlarsa turistler gelmeyi bırakacak ve bu da şu an binayı korumak için sürdürülen restorasyon çabasını tehlikeye atacak. Kazılar bugün için 200 yıldır devam ediyor. Yüz binlerce dolar harcandı, davalar açıldı ve hayatlar kaybedildi. Ama hala görünürde hiçbir şey yok. Bu gerçekten bir şeyleri yer altına gömmeyi akıl etmenin bir parçası. Özellikle bir binanın altındaysa, çünkü böyle bir şeyi gerçek anlamda kazmak çok büyük miktarda hizmet gerektiriyor. Kabul edilen İncil'lerde Hz. İsa'nın geleceğini müjdeleyip onun vaftiz olmasını sağlayan kişi Yahya'dır. Hatta Matta İncil'inde Yahya şöyle der: "Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecek." Ancak zaman içinde bazı topluluklar Yahya'yı Hz. İsa'dan daha önemli tutmuştur. Hatta bu düşüncelerini çağlar boyu Hz. İsa betimlemelerinde aslında Yahya'yı resmederek sürdürmüşlerdir. Tapınak şövalyelerine yöneltilen bir takım suçlamalarda Yuhannit mezhebine ilişkin sorular da vardır. Suçlamalarda Hz. İsa'nın Thomas isimli bir ikizi olduğuna ve yeniden dirilmenin ancak böyle gerçekleştiğine inandıkları ve ayrıca Maria Magdalena'nın Hz. İsa'nın karısı olduğunu öne sürdükleri iddia edilmektedir. Şövalyelerin hazineleri bulduğuna dair herhangi bir kanıt var mı? Bazıları şövalyelere zorla yaptırılan itirafların ince bir okunmasında ipuçları görüyor. Üzerlerine atılan yüzden fazla suçlamaların çoğu genel şeylerdi. Başka davalarda daha önce kullanılmış suçlamalar, büyücülük, dine küfür, eşcinsellik, haça hakaret etmek ama biri diğerinden farklıydı ve yalnızca şövalyelere isnat edildi. Bir başa tapınmakla suçlanıyorlardı. Sakallı bir baş, üç yüzlü bir baş, konuşan bir baş. Bu şövalyelere ait bir şeydi ve altında bir şeyler olduğunu düşündürdü. Bu gizemli baş neydi? Bunun bir resim mi, bir oyma mı, yoksa gerçek bir baş mı olduğuna ilişkin tarifler değişiyordu. Bu aynı zamanda kalıntılar ve azizlerin sahip olduğu gücün ölümlerinden sonra kalıntılarda kaldığına dair inançla da bağlantılı. Bazı kalıntıları o azizlerin gücünü alabilmek adına yanlarında savaşa götürdüler. Pek çok ortaçağ ordusu bunu yaptı.
bazı şüpheler kalıntıların herhangi bir azizden değil, belki de tüm azizlerin en ünlüsünden kaldığını işaret ediyordu. Bazıları onu John Vaftiz'in kafası olarak görüyor. Tarihimizin bu döneminde ünlü kişilerin vücut parçalarının büyülü güçleri olduğuna inanılırdı. Yani John Vaftiz'in ölümü sırasında kafası kesildiğinden beri bu çok önemli bir kalıntıdır. İnsanlar güçlerinin ve kudretlerinin bir sembolü olarak ona sahip olmak istediler. Esasen birkaç kurum hala bu başa sahip olduklarını ve 2000 yıldır koruduklarını iddia ediyorlar. Antakya'da, Roma'da ve Güney Fransa'da ama gerçek durum bilinmiyor. Şövalyeler gerçekten de Vaftizci Yahya'nın başına sahip miydi? Güney İngiltere'de tapınak mülkünde bulunan duvardaki 12. asır resmi bazı kişilere kalıntının resmi olduğunu düşündürüyor. Eğer buradaki resme çok dikkatli bakılırsa vücudundan ayrılmış bir baş olduğunu görebilirsiniz. Beyaz, ölü ve gözlerini dikmiş bakıyor. Çene düşük, görülebilen bir boyun yok, bir tabak üzerindeki bir baş gibi. Bu bir görgü tanığının Vaftizci Yahya'nın kesik başının tarifi mi? Ya da bazılarının inandığı gibi daha da kutsal bir yüzün Torino kefeninde görülen yüzün tasviri mi? Kefen geleneksel olarak katlanmış haliyle yalnızca yüzü açıkta bırakıyor. Yalnızca baş görülebiliyor. Kimileri kefenin şövalyeleri kutsal topraklardan getirdiği pek çok şeyden yalnızca biri olduğuna inanıyor. 4. Haçlı Seferi sırasında 2. Konstantinopol'de keşfetmiş olabilirler. Doğudan geri alınıp Avrupa'ya getirilmiş ve ritüellerinin bir parçası olarak kullanılmış. Askerleri kötü namlı 13. Cuma saldırılarını yaparken Kral Filip'in aradığı şey neydi? Şövalyelerin bankalarındaki hazine mi? Süleyman Mabedi'nin kalıntıları ve hazinesi mi? Ya da kutsal topraklardan getirilmiş olabilecek Torino kefeni gibi paha biçilmez İsevi kutsal kalıntılar mı? Gerçek amacı ne olursa olsun kralın tutuklamalardan çok şey kazandığına ilişkin pek az kanıt var. Kral Filip düşündüğü kadar kazanç elde edemedi. Doğal olarak tapınak şövalyelerine olan yüksek miktardaki borçları silindi. Ama bu kesinlikle onun ekonomik problemlerini çözmedi. Papa 5. Clemens tarafından 1312'de yayınlanan bir bildiride tapınak şövalyeleri tarikatı feshediliyor. Ama Papa şövalyelerin mülklerinin çoğunu krala değil dini kurumlara dağıtılmasına hükmediyor. Büyük Label bunların büyük kısmını ele geçirmeyi başardı. Ama bu yalnızca şövalyeleri tutuklamanın ve işkencenin faturasını karşılayabildi. En ilginci ise Kral Filip'in adamları şövalyelerin Fransa'nın her yerindeki mülklerine girdiklerinde çok az şey bulabildiler. Yalnızca insan sayısı olarak değil mallar da çok azdı. Aslında hiç hazine bulamadılar. Tarikatın tüm kayıtları da yok olmuş gibi görünüyordu. Torino kefeni kralın ölümünden 40 yıl sonra Fransa Lirey'de ortaya çıktı. De Charney adındaki eski bir Fransız ailesi tarafından korunduğu söyleniyor. İlginç bir biçimde 1350'lerde Fransa'da bir kefen sergileyen ilk aile de Charney'lerdi. Geoffrey de Charney de Jacques de Molay ile birlikte yakılan Normandiya şövalyesiydi. 15. yüzyılda krallar ve giderek imparatorlar derebeylerine karşı kesin üstünlük kurdular. Bunlar Hristiyan alemini kendi tapulu malı gibi görmeye alışmış, papalığa karşı daha bağımsız olabilmek için girişimlerde bulunmaya başladılar. Ancak papalığın elinde çok güçlü bir silah, aforoz tehdidi vardı. Papa kim olursa olsun bir kişi ya da kurumu aforoz ettiği anda bu kişi ya da kurum toplumdan tamamıyla soyutlanıyordu. Ancak bu cezanın olur olmaz kullanımı geri tepmesine yol açtı. Giderek papalara tepki olarak milli hisler güçlenmeye başladı. Sonuçta milli kiliseler papalık karşısına bazı hak iddiaları ile çıktılar.
karmaşa o boyutlara ulaştı ki bir ara ortaya birbirlerini aforoz eden üç papanın çıktığı bile oldu. İstanbul'un 1453 yılında Türkler tarafından alınması ve Bizans İmparatorluğu'nun son buluşu ile birçok Bizanslı İtalya'ya göç etti. Göç edenler arasında bilim adamları ve filozofların yanı sıra Ortodoks Kolegya kardeşleri de bulunuyordu. İtalya'daki Mason localarına katılan bu yeni kardeşler olayların ivmesinin tırmanmasına neden oldular. 1460 yılında İtalya'nın Floransa kentinde Eflatun Akademisi kuruldu. Marsil Fis'in tarafından kurulan bu akademide Hristiyan felsefesi ile ezoterik doktrin görüşleri uzlaştırılmaya çalışıldı. Aynı nitelikli çalışmalar diğer İtalyan kentlerine de sıçradı ve Venedik, Cenova, Roma gibi kentlerde yeni akademiler kuruldu. Bu akademilerin araştırmaları sonucunda manastırların tozlu arşivlerinde yüzyıllardır unutulmuş eski Yunan eserleri gün yüzüne çıkarıldı. Öte yandan 1510 yılında İngiltere'de ünlü simyagerlerin bir araya geldikleri Müneccimler Birliği kuruldu. Kökenini Kabbalacılardan, Kudüs'ten kaçan tapınak şövalyelerinden bu dernek 1570 yılında Almanya'da Rosenkreuz kardeşleri cemiyetini kurdu. Rosenkreuz'ların Müneccimler Birliği'nin bir yan kolu olarak kurulduğuna dair bir belge Michel Meyer'e ait bir manuskirde bulunmaktadır ve halen Leipzig Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir. Hermes, Kabbala, Etlatun, kısaca tüm ezoterik ekollerin bir sentezi olarak kurulan Rosenkreuz, Eflatun'un etkisiyle ezoterik öğreti bünyesindeki akılcılığı ön plana çıkardı. Johann Valentin André, Michel Mayer, François Bacon, Jakob Bohme ve Robert Fulut gibi düşünürlerin eserleri ile Rosenkreuz'un tüm Avrupa'da, özellikle de Almanya, İngiltere ve Fransa'da etkili bir kuruluş haline geldi. Ancak Rosenkreuz dünyanın kaderini etkileyen zirveye Martin Luther ile ulaştı. İngiliz Müneccimler Birliği bir süre sonra simyanın giderek önemini kaybetmesi nedeniyle tüm bilim dallarını kapsayan Royal Society'ye dönüştü. Çok sayıda İngiliz bilim adamının üye olduğu ve kraliyetin himayesinde olan bu kuruluş, üyelerinin akılcılığı ön planda tutmaları ile ün yapmıştı. Ancak üyeler bilim ile sezgisel yaklaşımı birleştirmeyi başarmışlardı. Royal Society'ye üye olmalarının yanı sıra birer Rosenkreuz da olanlardan John Dary, ışığın yani Tanrı'nın insanın içinde olduğunu yazarken tüm modern bilimlerin babası olarak tanınan François Bacon ile deneysel fiziğin kurucularından olan Robert 1505 yılında Rosenkreuz'un Alman örgütüne üye olan Martin Luther 1512 yılında teoloji doktora unvanını aldı ve Roma Kilisesi'ne karşı Milli Alman Kilisesi'ni savunan savaşımına başladı. Tanrı'yı sevmeyi ve ona inançla sarılmak gerektiğini savunan Luther, Hristiyanlıkta hiçbir dogmanın bulunmadığı, Hazreti İsa günlerine dönülmesini ve Tanrı'yı her Hristiyanın sezgisiyle bulmasını istiyordu. Roma Kilisesi'ne ve papalığın aforoz etme ile günahları bağışlama gibi yetkileri bünyesinde toplamış olmasına kızan Luther, özellikle yapılan maddi bağışlar neticesinde insanlara günahlarının affedildiğini gösteren belgeler, cennet anahtarları verilmesini komedi olarak nitelendirdi. Luther, açıkça ifade etmekten çekinmediği bu düşünceleri nedeniyle 1520 yılında Papa 10. Leo tarafından aforoz edildi. Bu aforoz Luther'in Roma'ya ve onun kutsama kuramına daha şiddetle saldırmasını sağlayan bir kamçı oldu. İnancı gözle görülmez ve insanın içinde olan bir duygu olarak nitelendiren Luther, papalığa karşı girişimlerine hız verdi. Ancak Alman yöneticileri nezdinde papalığın aforozunun büyük önemi vardı ve Luther Almanya'dan kovuldu. Luther, kendisini koruması altına alan
Saksonyalı Friedrich'in şatosuna sığındı. Alman teolog burada şimdiye kadar sadece Latince yayınlanmış olan İncil'i 1522 yılında Almanca'ya çevirdi. Luther böylece Alman edebiyatına da kendi dilindeki ilk büyük yapıtını kazandırdı. İncil'in Almanca'ya çevrilmesi, Alman halkının kutsal kitabı daha iyi anlamasına ve Luther'in öğretisini desteklemelerini sağladı. Luthercilik zamanla tüm Avrupa'ya yayıldı. Protestanlık adını alan Luterci görüş ile Katolik Kilisesi'nin toplumlar üzerindeki mutlak tahakkümü kırılmış oldu. 1598 yılında Nantes Fermanı'nın imzalanması ile Fransa'da Katoliklerin yanında Protestanların da yaşayabilecekleri kabul edildi. Müslümanların elinde bulunan ticaret yollarına karşı alternatif yolların bulunması, yeni kıtaların keşfi Avrupa'da refahın giderek artmasıyla sonuçlandı. Artan refahla birlikte insan hakları gibi soyut kavramlar da gündeme geldi. Öte yandan coğrafi büyük keşifler ile dünya nüfusunun büyük bölümünün Hristiyan olmadığı ortaya çıktı. Bu gerçek halkın papalığa olan inancını biraz daha zayıflattı. Bu arada bilimsel ilerlemeler de durmuyordu. Polonyalı bilgin Kopernik, dünyanın hem güneş etrafında hem de kendi etrafında döndüğünü ispat etti. Oysa Katoliklerin İncil'inde güneşin dünyanın etrafında döndüğünü yazıyordu. Böyle benzeri görüşü içeren eserler kaleme aldılar. Bacon, ünlü eseri Nova Atlantis'te ezoterik doktrinin ön planda tutulduğu yeni bir dünyanın kurulması planları yaparken böyle de bu planı gerçekleştireceğini umduğu görünmez kurulun yaratıcısı oldu. Royal Society üyesi olan Isaac Newton'un Rosecrux, Jacob Bohme'nin etkisi altında kalmış olması bilim dünyasının bu kuruluştan nedenle yararlandığının göstergesidir. Rosecrux'ların büyük bölümü Mason localarının üyeleriydi. Örneğin Londra locaları büyük üstadı Christopher Warren hem de Rosecrux hem de Mason'du. Ayrıca her iki kuruluşa da üye olan kimyacı ve matematikçi Robert More Royal Society'nin birinci başkanıydı. Rosecrux ile Masonluk prensiplerinin aynılaşmaları Hermes'e tapan İngiliz lakabı verilen Elias Ashmole ile oldu. Süleyman evini yapmayı kendisine amaç edinen bir dernek kuran Ashmole bu derneğin Mason lokalinde toplanmasını sağladı. Bu ilişki zaman içinde Masonluğun aynı gayeyi paylaşması noktasına ulaştı ve dernekte Masonluk içinde eridi. Bu arada Rosecrux'lara özellikle kıta Avrupa'sında başta Cizvitler olmak üzere tüm dini kurumlar şiddetle saldırmaya başladı. Bu saldırılar 1630 yılına kadar sürdü ve Malineler Konseyi Rosecrux'u sihirbazlık ve dini sapkıncılıkla suçlayarak tarikatın kapatılmasını, üyelerinin tutuklanmalarını isteyen bir emir yayınladı. Bu karar üzerine şövalyelerin başlarına gelenler, kendilerine örnek olan Rosecrux'lar tıpkı onlar gibi Masonlara katıldılar. İki kuruluşun bunları sonra birlikte hareket ettikleri 17. yüzyıl ortalarında Henry Adamson tarafından yazılmış şu mısralardan da bellidir. Rosecrux kardeşleriyiz biz, Mason parolasına ve sezgi özelliğine sahibiz. Kudüs Saint Jean Hastanesi, kutsal topraklardaki Hristiyan hacılar için hastane ve konuk evleri işleten silahlanmış askerlerdir. Haçlı seferleri sırasında Müslümanlara karşı mücadele vermişler, savaş sanatı konusunda ustalaşmışlar ve Orta Çağ kale mimarisinde teknik gelişmelerin öncüsü olmuşlardı. Bunlara Saint Jean şövalyeleri de denir. Doğu Akdeniz bölgesinde özellikle Müslüman ülkelerde Fransa ve Avusturya okulları bu tarikata bağlı rahipler tarafından kurulmuştur. 1099 yılında Haçlılar Kudüs'ü aldılar ve bir krallık kuruldu. Bu krallığa bağlı Antakya, Urfa, Trabluskarp ve Akka kontlukları ve prenslikleri vardı.
Kurulan krallığın en büyük düşmanları Müslümanlar, Yahudiler ve hatta doğudaki Hristiyanlardı. Çünkü Haçlıların yaşam biçimlerini, temizlik anlayışlarını ve ticari sistemlerini beğenmemişlerdi. Haçlılar 1299 yılında bu toprakları tamamıyla terk ettiler. Bu zaman zarfında kurulan Saint-Jean Şövalyelerinin amacı kutsal topraklardaki Haçlıların altyapısını yönetmektir. Konaklama, bilhassa sağlık hizmetlerini karşılamaktır. Sağlık hizmetleri ve konaklama bugün de devam etmektedir. Hospitalye Şövalyeleri ya da Saint-Jean Şövalyeleri Tarikatı 1070 civarında kurulmuş bir şövalye tarikatıdır. Sonradan ismi Rodos Şövalyeleri, çok sonraları ise Malta Şövalyeleri olarak anılmıştır. İlk tarikat lideri 1100 civarlarında seçilmiş olan Peter Gerard'tır. Kudüs Krallığı kurulur kurulmaz Godfrey de Bouillon tarikata toprak bağışladı ve başka birçok kişi de onu takip etti. 1113 yılında Papa II. Pascal Saint-Jean Şövalyelerini tarikat olarak tanıdı. 1120'li yıllarda askeri faaliyetlerine başladılar. Ancak ilk askeri etkinlik 1136 yılında gerçekleştirilmiştir. Tamamen örgütlenen tarikatın rahipleri Papa II. Pascal'in izniyle savaşmaya başladılar. 1160'lı yılların sonunda Mısır'a sefer düzenleyen Kudüs'ün Hristiyan kralı 4. Bodvin Selahaddin ile karşılaştı. Yalnızca 500 şövalye ve bir o kadar da Hristiyan Türklerden oluşan destek piyadeleri Selahaddin'in kalabalık ordusu tarafından Aşkelon'da kuşatıldı. 80 şövalye onları kurtarmaya gitti. Selahaddin'e tuzak kurdular. Selahaddin Mısır'a çekilmek zorunda kaldı. Kazanılan zafer ünlenmelerine neden olmuştur. Hastanede tedavi gören bazı Haçlı şövalyeleri mallarının bir bölümünü buraya bağışladı. Bazıları ise Kudüs'te kalıp hastaneye hizmet ettiler. Böylece zenginleşen hastane, hasta ve yoksullara hizmette olduğu kadar Müslümanlara karşı savaşta da etkin olan zengin ve güçlü bir kurum durumuna geldi. Selahaddin Eyyubi orduları tarafından Hıddin Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğramalarına rağmen etkinlikleri devam etti. 1291 yılında Akka'nın düşüşü ve Haçlı prensliklerinin ortadan kalkması üzerine mezhep üyeleri bir gün yeniden fethetmek umuduyla Kudüs'e yakın olabilmek için Kıbrıs'a çekilip hacılara ve hastalara yönelik çalışmalarını burada sürdürmeye karar verdiler. Kıbrıs'ta Venedikliler ve Ermeni krallığı vardı. Saint-Jean şövalyelerinin Venedikliler ile arasının iyi gitmediği görülmektedir. Çünkü Kıbrıs'ı terk ettiler ve 1309 yılında Rodos'u ve Bodrum'u ele geçirdiler. Bodrum'da ve Rodos'ta muhteşem kaleler inşa ettiler. Bu kaleleri inşa etmek için çevredeki antik eserlerin taş ve mermer bloklarını yerlerinden söktüler ve yağmaladılar. Çünkü yağmalama konusunda uzmanlaşmışlardı. Hatta Suriye ve Ürdün'deki kaleler civardaki antik kentlerin yağmalanması ile inşa etmişlerdi. Rodos adasında bir hastane kurup adayı bağımsız devlet gibi yönettiler. Doğu Akdeniz'de güçlü bir donanmaya sahip oldular. Fatih Rodos'u kuşatmıştır fakat başarılı olamamıştır. 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlılar Rodos'u fethetti. 1530 yılında Kutsal Roma Cermen İmparatoru 5. Karl Malta Adası'nı tarikata bağışladı. Şövalyeler Osmanlı saldırılarına karşı Malta'da direnerek donanmalarını güçlendirdiler ve gelişmiş bir hastane kurdular. En parlak dönemlerini burada yaşadılar. Osmanlı deniz ticaretini baltaladılar. Denizciliği çok iyi öğreniyorlardı ve çok ciddiye alıyorlardı. Osmanlı denizcilerinin yaptıkları tüm çalışmaların kopyalarını almışlar ve sürekli takip etmişlerdir. Fatih'ten sonra Malta şövalyelerinin amacı Türk denizcilerine karşı savaşmaktır. 2. Beyazıt ile Cem Sultan arasındaki kavgada
Cem Sultan Rodos şövalyelerine sığınmak zorunda kaldı. Şövalyeler onu Roma'ya ve Romalılar da Fransa'ya devrettiler. Cem Sultan koz olarak Osmanlı'ya karşı kullanılmıştır. Çok kıymetli ve değerli bir şehzadenin başına gelenler Osmanlı'da tek şehzade fikrini ateşlemiş ve kardeş katli sürecini başlatmıştır. Bu olaydan sonra Osmanlı'da bir asır boyunca kardeş katli yerleşik haline gelmiştir. 18. yüzyılda denizcilik ve deniz filosu tekniğinde üstün gelişmeler sağlamışlardır. Rus çarı ve 2. Katerina Rus donanmasını geliştirmek için Malta şövalyeleri ile işbirliği yapmıştır. 1798 yılında Malta adası Napolyon Bonaparte'ın eline geçti. Tarikatın merkezi 1834'te Roma'ya taşındı. Daha sonraları Malta ise bir İngiliz kolonisi haline geldi. 1565 yılında Turgut Reis'in ısrarıyla Malta adasını almaya çalışması, başarısızlığından dolayı aşırı üzgün olmasının çok iyi anlaşılması gerekir. Malta ve Sicilya olmadan Akdeniz'de kontrolü ele almak mümkün değildir. Malta şövalyeleri sadece Kıbrıs, Rodos ve Malta'da kalmış bir tarikat değildir. St. George tarikatının verdiği ilhamla bilhassa Almanlar bu şövalyeler ile Baltık Denizi'nde hakimiyet kurmuşlar. Hem Osmanlı hem de Malta şövalyeleri birbirlerinin tarihlerinde önemli rol oynamışlardır. Kutsal topraklardaki hac ziyaretlerini kolaylaştırmak için kurulan tarikat 15. asırdan itibaren Akdeniz'de gittikçe güçlenen Osmanlı'nın ilerleyişini durdurmak ve deniz ticaretini devam ettirmek gibi nedenler yüzünden askeri bir direnme başlatmıştır. Malta şövalyelerinin Malta toprağı ve Malta halkı ile bir alakaları yoktur. Çünkü Maltalılar Fenikelilerin akrabasıdır. Konuştukları dil Arapçaya çok yakın bir dildir. Hatta bugün Lübnanlılar ile rahat bir şekilde anlaşabilmektedirler. Malta'yı yöneten bu Hristiyanlar bugün bile oradadırlar ve yönetimdedirler. Malta tarikatı günümüzde egemen bir devlet dışı aktör statüsü taşımaktadır. Birleşmiş Milletler'e gözlemci olarak katılmasına karşılık kendine ait topraklardan yoksundur. Kendini tarafsız ve insancıl bir yardım kuruluşu olarak tanımlayan tarikatın 104 ülke ile diplomatik ilişkisi vardır. Birçok ülke şövalyelere diplomatik dokunulmazlık ve ayrıcalık tanımaktadır. Katolik bir yardım derneği olarak günümüze kadar ulaşmış olan bu tarikat, tarihin bazı dönemlerinde bağımsız bir devlet olarak güçlü bir ordu ve donanmaya sahip olmuş, Avrupa, İslam ve Osmanlı tarihinde büyük izler bırakmıştır. Merkezi İtalya'nın Roma kentinde bulunan tarikatın günümüzdeki resmi adı Kudüs, Rodos ve Maltalı Saint Jean Egemen Askeri Misafirperver Tarikatı veya kısaca Malta Tarikatı'dır. Her zaman Vatikan'ı görebilsinler diye Roma'nın tepelerinden birinde Vatikan'a bakan bir bahçe verilmiştir. Geceleri bu bahçenin kapı deliğinden muhteşem San Pietro Kilisesi'nin kubbesi meraklı ziyaretçilere de oradaki polis izniyle görülebilmektedir. Bu tarikatın paraları tarikata üye olanlar kendi servetlerini koymuştur. Varisleri olmayan zengin dini bütün Hristiyanlar mal varlıklarını Malta şövalyelerine bağışlamışlardır. Papa ve krallıklar tarafından verilen araziler bunlar tarafından işletilmiştir. Kendi ticari filolarını kurmuşlardır. Bu zenginlik ve kuvvet tarikata arazileri az olsa bile çok büyük güç sağlamıştır. Bugün bile Malta şövalyeleri dünyanın her yerinde tıbbi hizmetlerin altyapısını kurarlar ve işletirler. Denizcilik ticari filosu işletirler. Hatta devam eden sır faaliyetleri de bulunmaktadır. Merkezleri Roma'da olan toprakları olmayan bir devlettir. Toprakları manastır ve bahçelerden ibarettir. Ekonomik güçleri, organizasyon güçleri dünyada birçok devlet ile karşılaştırılamayacak kadar kuvvetlidir. Sion, 1000 yıldan eski bir tarikattır. 1099 yılında Kudüs fethedildikten sonra Fransız kralı
Godefroy de Brolion tarafından kuruldu. İddiaya göre kral, Hazreti İsa zamanın çok gizli bir sırrına sahipti. Öldükten sonra sırrı kaybolacak endişesiyle gizli Siyon kardeşlik tarikatını kurdu. Bu sır Süleyman Mabedi'nin bulunduğu yerin üstüne inşa edilmiş, Herod Tapınağı'nın yıkıntıları altına gömülü gizli belgeler ile ilgiliydi. Tarikat belgeleri yıkıntılar arasından kurtarmak için askeri bir kuvvet oluşturdu. Süleyman Mabedi'nin yoksul şövalyeleri Tapınak Şövalyeleri ismiyle bilinir. Tapınak şövalyelerinin amacı hacıları koruma kisvesi altında tapınağın altındaki belgeleri ele geçirmekti. Maaş almadıkları ve fakirlik yemini ettikleri halde şövalyeler Kral 2. Bodwin'den barınacak yer ve tapınağın altındaki ahırlarda kalmak için izin istemişlerdi. Şövalyeler yaklaşık 10 yıl yıkıntılar arasında ve büyük bir gizlilik altında yaşamışlardı. Şövalyeler aradıklarını bulmuş olmalılar, çok hızlı döndüler ve ünleri bir gecede artmıştı. Şövalyelerin Vatikan'a şantaj yapıp yapmadığı, kilisenin onlara sus payı verip vermediğini kimse bilmiyor. Ama Papa 2. Innocent, tapınak şövalyelerine sınırsız güç veren bir papalık bildirgesi yayınlamış, gerek dini gerekse siyasi anlamda tüm krallardan ve piskopazlardan bağımsız özerk bir ordu kurulmuştu. Çok sayıda ülkede mülk edinmişler, iflas eden soylulara kredi sağlayıp karşılığında faiz alarak modern bankacılığı kurmuşlar, güçlerine güç katmışlardı. 13 Ekim 1307 Cuma günü tapınak şövalyeleri yok edilmek üzere düğmeye basıldı. Tüm yok etme baskısına rağmen şövalyelerin güçlü ittifakları vardı. Çoğu Vatikan'ın temizlik operasyonundan kurtulmayı başardı. Belgelerden oluşan hazine kaçırıldı ve gizlendi. Belgeler nerede? Diğer bir deyişle kutsal kase nerede? Eşit kollu, kırmızı haçlarla işlenmiş, beyaz tunikli tapınak şövalyeleri resimlerini herkes görmüştür. Aslında tapınakçıların haçı kol uçlarında biraz genişliyordu ama yine de eşit uzunluktaydılar. Bu sembol gerçek haç ile çelişmektedir. Kutsal kase son akşam yemeğinde Hazreti İsa'nın içmek için kullandığı ve Arimatlı Yusuf'un çarmıha gerilen Hazreti İsa'nın kanını dondurduğu kadeh olduğu iddia ediliyor. Kasenin aslında kase değil, güçlü mecazi bir anlatımı olduğunu iddia edenler de var. Dikenli taç, çarmıhta kullanılan haçın bir parçası, Titulus ama öyle olmadığına inananlar da var. Kudüs'ten Avrupa'ya geldiğinden beri kasenin 6 kez yer değiştirdiği Leonardo yaşarken kasenin nerede olduğunu biliyordu. Saklandığı yer bugüne kadar değişmemiştir. İpuçları Leonardo'nun eserlerinde mi gizli? Kayalıklar bakiresindeki dağlık arka planın İskoçya'daki mağaralarla dolu dağların topografyasıyla uyuştuğu iddia ediliyor. Kimileri ise son akşam yemeğindeki havarilerin şüpheli oturuş düzeninin bir çeşit şifre olduğu konusunda ısrar ediyor. Sırlara herkes bayılır. Beş yapraklı gül, tarikatın kutsal kase için kullandığı semboldür. Tarikat sembollerinde gül ve kase aynı anlama gelmektedir. Aradığını bulamazsan, dertlenme, aramaya devam et. O seni bulacaktır. Dünyada hızlı büyüyen, mali açıdan güvenilir tarikatlar kendi değerlerini diğerlerine fark ettirmeden yaymak amacıyla organizasyonlar oluşturmaktadırlar. Bu tür organizasyonlar çok hızlı büyüdüğünde ünlerini lekeleyecek sapkın ruhları da kendi elleriyle yeşertir ve büyütürler. Opus Dei tarikatı Katolik Kilisesi içinde en gizemli ve en tartışmalı olan yapılanmadır. Opus Dei ve benzeri tarikatların dine bakış açısı ile toplumsal hayatta nasıl karşımıza çıktığı ve kritik noktalarda söz sahibi olmada nasıl katkı verdikleri çok iyi irdelenmelidir. Opus Dei, 2 Ekim 1928 yılında Madrid'de sıradan bir papaz olan José María Escriva de Balagarge Albas tarafından kurulmuştur. Tam adı Sociedad
de la Santa Cruz de Opus Dei'dir. Latince Tanrı'nın işi manasındadır. 1950 yılında Papalık tarafından resmen onaylanmıştır. Papalık, güçlü antikomünist misyonu nedeniyle açık destek verdiği Opus Dei'in statüsünü 1982'de yükselterek örgüt önderine, tarikat başkanlarına mahsus piskopos unvanını bahşetti. Katolikliğe sadık, layık, iş ve meslek sahiplerini bir araya getirerek Papa'ya Vatikan dışında destek olacak varlıklı ve iyi eğitim görmüş elit bir kadroyu oluşturmak amacıyla kurulan ama günümüzde Vatikan'da en etkili olan laik kurumdur. Gizli bir örgüt olan Opus Dei'in tüm üyeleri meslek sahibi Katoliklerden oluşmakta. Her ülkede örgütten sorumlu bir kardinal bulunmaktadır. İnanca göre kişinin Tanrı'ya ulaşması için ille de rahip olması gerekmemektedir. Kişi hukuk, mühendislik veya tıpla uğraşırken Tanrı'ya ulaşabileceği gibi yaptığı işe Hristiyanlık ruhunu getirirse çöp toplarken veya postayı teslim ederken de Tanrı'ya ulaşabilir. Örgüt dışarıdan bakıldığında dini ideolojilerin dayanışma içinde hayata aktarıldığı bir topluluk olarak gözükmektedir. Laik dünyada Opus Dei seçkin ve gizli bir topluluğa benzetilmektedir. Opus Dei tarikatı üyelerinin uyması gereken kurallar yanında bir de her gün yapması gereken ibadetler vardır. Opus Dei tarikatının kendilerince ibadetleri vardı. Bunların içinde kalçalarına cilice denen çivili bir zinciri günde 2 saat sıkıca bağlamalarını kapsayan uygulama da yer alıyor. Bu işlemi Hazreti İsa'nın çilesini anlamak için yapmaktadırlar. Çile tüm Opus Dei üyelerinin günlük ruhani programlarının bir parçasıdır. Evlenmeme ahdi yapan üyeler her gün okunan dualarla kendilerini kırbaçlama görevini de yerine getirmektedirler. Evli kadın üyeleri için farklı basit günlük çileler verilmiştir. Kadınlar sadece erkeği memnun etme ve çocuk bakma gibi hizmet görevleriyle yükümlü tutulur. Evli erkeklerse evin geçimini sağlama ve tamirat işlerinden sorumludur. Sosyal anlamda aşırı muhafazakar bir yapılanma söz konusudur. Tüm bu bilgiler ışığında tarikatı bir üretim tesisi olarak modellemek yanlış olmaz. Opus Dei'den ayrılan üyelerin görüşlerine göre tarikat üyeleri her şeyden önce dış dünyayla ilişkilerinin tamamen azaltıldığı, üyelerin Opus Dei ve diğer otoritelere karşı mutlak bir boyun eğmeye zorlanıldığı belirtilmektedir. Opus Dei, dini suistimal etmekle ve birçok alanda insan haklarını ihlal etmekle eleştirilmektedir. On binlerce mutlu Opus Dei üyesi bu iddiaları çürütmeye çalışırken, diğer bir kesim ise kurumu kontrol ve gücü elinde tutan bir insan icadı olarak tanımlıyor. Tarikat, dünya siyasetini tıpkı bir ahtapot gibi sardığı, hatta ABD'de kürtaj, eşcinsel evlilikleri ve kök hücre çalışmaları konusunda yönetimi muhafazakar tutum göstermesinin ardında Opus Dei'in yattığı düşünülmektedir. Dünyanın en saygın meslek gruplarından birçoğu bu tarikata üye gözüküyor. İş adamları, doktorlar, gazeteciler, yazarlar, avukatlar ve mimarlar gibi benzeri. Dünya siyasetini böylesine sarmış bir örgütün başı kim, bu insanları kim yönlendiriyor? Opus Dei üyelerine göre Papa'nın kimliği, kilisenin de papalık makamının da üstündedir. Papa, Tanrı Krallığı'nın kutsal önderidir. Böylesine yüce bir mertebeye erişebilen kişi de elbette olağanüstü bir kişidir. Bu nedenle Opus Dei, böylesine olağanüstü bir kişi tarafından temsil edilen Vatikan Devleti'ni yüceltir. İlluminati hareketi 1 Mayıs 1776 yılında Yukarı Bavyera'da Ingolstadt Üniversitesi Kilise Hukuku Profesörü olan filozof Adam Weishaupt tarafından 5 kişiyle kuruldu. Aydınlanma çağının bir kolu olarak özgür düşünceyi temel edinmiş üyelerden oluşan topluluk Masonluğu model aldı. İlluminati üyeleri
gizli bir yemin ettiler ve üstlerine itaat edeceklerine dair ant içtiler. Üyeler her biri farklı derecelere sahip olmak üzere 3 ana sınıfa ayrıldı ve pek çok Illuminati grubu var olan Masonik loja üyeliklerini iptal etti. Dünyadaki birçok siyasi, askeri ve ekonomik olayın sorumlusu olarak Illuminati organizasyonu gösterilir. Komplo teorisyenlerine göre birçok ABD başkanı bu örgüte doğrudan veya dolaylı olarak hizmet etmektedir. Ayrıca çocuk çizgi filmlerinde, başta şov programları olmak üzere tüm görsel medya ortamında gizli bilinçaltı mesajlarıyla beyin yıkama gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. 1797 ile 1798 yılları arasında yayınlanan Augustin Barrel'ın Memoirs Illustrating the History of Jacobinism ve John Robinson'ın Proofs of a Conspiracy kitaplarında Illuminati'nin başarısının sırrı ve Fransız İhtilali'nin mimarları hakkında komplo teorileri ileri sürülmüştür. Üçgen ve tek göz işaretinden olan sembollerin mesaj olarak üretilen değerlerinde yer aldığı iddia edilir. Baphomet adı verilen sembol, tapınak şövalyelerinin kullandıkları şeytani bir semboldür. Baphomet aynı zamanda eski pagan bereket tanrısıdır. Baphomet'in sağ eliyle aldığı negatif ve kötü enerjiyi sol eliyle yeryüzüne ulaştırdığı tasvir edilmektedir. Len Wilson, The Shroud of Turin adlı eserinde de şöyle der: korkunç yüzü ve dağınık sakalları olan bir cin şeklindeki tarif edildiğine bakılırsa bu putun Asmodeus'u yani tapınağın yapımında Süleyman'a yardım eden koruyucu cini temsil ettiği söylenebilir. Rennes, La Chateau'da bulunan köy kilisesinin kapısında da Asmodeus'un bir heykeli mevcuttur ve Illuminati bu sembolü insanları korkutmak için kullandığı iddia edilmektedir. Alman sosyolog Max Weber'e göre piyasada oluşan değişimler kapitalizmin belirleyici bir özelliğidir. Kapitalist girişimler faaliyetlerin aksine üretimi uygun duruma getirmiştir. Bu da verimlilik ve üretkenliğin en üst seviyeye çıkarılması isteğidir. Weber, henüz kapitalist ekonomiye geçilmediği zamandaki çalışanların loncadaki usta ile çırak gibi kişisel ilişkilere dayanan çalışmayı anladıklarını söyler. Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizm Ruhu isimli kitabında kapitalizmin geleneksel ekonomik hareketleri nasıl değiştirdiğinin izini arar. Kapitalist değişimi önleyen geleneksel kısıtlamaların nasıl ortadan kaldırılması üzerine çalışmalar yapmıştır. Ücretli işçilerin emeğini satabilmesi, teknolojinin rasyonel ilkelere dayanan bir üretim organizasyonunu sağlayabilmesi için desteklenmesi, işçilerin ev ve iş yeri arasındaki hayatının kamusal ve özel yaşam olarak ayrımının net olarak belirlenmesi sayılabilir. Bu yüzden Weber kapitalizmi Marx'ın aksine kökenin politik ve kültürel dünyada ortaya çıkan yeni girişimcilik ruhunun yükselmesinde yattığını iddia eder. Protestan ahlakında bu ruhun doğuşunda Protestanlığın özellikle Kalvinizmin yükselişiyle ilgili olduğunu söyler. Weber'e göre ilerlemiş iş ortaklıkları, kamu kredisi ve modern dünya bürokrasisi kapitalizmle yakından ilişkilidir. Weber, kapitalizmdeki rasyonelleşmiş eğilimler ve kültürel değerlerin kurumlar için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu ve insan özgürlüğünü bir demir kafes içine sıkıştırabileceğini iddia eder. Kalvinizmin 5 noktası olarak bilinen temel görüşler, Hollanda Kilisesi tarafından Calvin'in eserleri ve vaazları baz alınarak oluşturulmuştur. Bu 5 nokta şöyle sıralanır: mutlak yozlaşma ve mutlak yetersizlik. Kurtuluşa ermek için imanlı olmak yetmez. İnsanlara verilen iman Tanrı tarafından lütfedilmiştir. Koşulsuz seçim ve çifte kader. Dünya yaratılmadan önce bazı kişiler kurtuluş için seçilmiştir. Kişisel kurtuluş veya sınırlı kefaret.
Hazreti İsa bütün insanlığı kurtarmak için değil de sadece seçilmişleri kurtarmak için kendini feda etmiştir. Kutsal ruhun etkin çağrısı veya karşı konulmaz lütuf. Yaradan insanlara iki tür çağrı yapmıştır. Birincisi dış çağrı olup reddedilebilir bir çağrıdır. İkincisi ise iç çağrı olup yalnızca seçilmişlere yapılmıştır ve reddedilemez niteliktedir. Azizlerin sebatı, Hazreti İsa'nın uğurlarına kendisini feda ettiği seçilmiş kimseler Ruhul Kudüs tarafından imanla donatılmıştır ve ruhları kurtulmuştur. İlluminati organizasyonu analiz edildiğinde bakış özelliği seçilmişi fark etmek, onun seçilmiş olduğunu test etme, onu korumak ve yönlendirmek olduğu görülmektedir. Kapitalizmin ana kuramı olan para ve parayı yöneten organizasyonlar dünyanın her yerinde parasal oyunlar oynamaktadır. Tarikatın temel felsefesi, yaratılış özelliği gereği belirlenmiş insanlar belirli amaçlar için dünyaya gelmeye devam etmektedir. Bu insanlar kendini göstermeye başladığında etrafı sarılmalı ve başarısı için ona her türlü destek verilmelidir. Seçilmişin oynayacağı oyunların stratejik olarak planlandığı, ihtiyaç duyacağı insan gücünün önceden hazırlandığı görülmektedir. Buradaki amaç, yaratılış inancına göre seçilmiş ayrıcalıklı doğmuştur. Belirli bir amaç ve görev tanımında gelmiştir. Ona biat edilmelidir. Seçilmişin sahip olduğu yetenekler ve kendisine bahşedilmiş güçleri ispat edilmelidir. Şövalye tutuklamalarının çoğu Fransa ve İngiltere'deydi. Avrupa'nın diğer yerlerinde çok daha küçük bedeller ödediler. Çoğu ülke şövalyeleri cezalandırmada son derece gönülsüz davrandı. Kilisenin gücüne bağlı olarak bölgeden bölgeye değişiklikler de oldu. Şövalyeleri yargılayanlar ise pek nadiren suçlu buldu. Almanya Bavyera'da tam teşkilatlı bir tapınak şövalyesi birliği yargılandı ve suçsuz bulundu. Bu kimse için çok sürpriz değildi. Eğer suçlu bulunursalar intikam alacaklardı. Serbest kalan yüzlerce, belki de binlerce şövalyenin belki de pek azı kayıtlıdır. Bazıları emekli oldu ya da başka birliklere katıldı. Şövalyelerin yaptığı şehirler ve kasabaların yüzlerce yıl Araplardan koruduğu Portekiz'de ise basitçe isimlerini değiştirdiler. Tapınak şövalyeleri Hristiyan şövalyeleri oldu. Tarikat dağıldıktan sonra Portekizliler Hristiyan şövalye olarak devam etmek istediler ve tüm şövalyeler oradaydı. Saldırının en şiddetli geldiği Fransa'da bile pek çok şövalye toplu tutuklamalardan kaçabildi. Göreli olarak çok az sayıda şövalye yakalandı ve hapsedildi. Çoğu da kaçtı. Yüksek rütbeli şövalyelerin en çok bulunduğu ülke olan Fransa'da 3000'in yalnızca 620'si yakalanabildi. Peki ama gerisi nereye gittiler? Tapınak hazinesini yanlarında götürdüler mi? En muhtemel açıklamaya göre yavaş ama emin bir şekilde Fransa'nın doğusuna, bu bölgedeki dağlara çekildiler. 1300'lü yıllarda bu bölgede yalnızca köylü ve çoban gruplar vardı ve dağınık halde yaşıyorlardı. Fransa'dan çıkan ticaret yollarının çoğu doğrudan Alplerden, İsviçre dediğimiz bölgeden geçiyordu. Şövalyeler bu bölgeye son derece hakimdiler. Burayı yüzyıldan uzun süredir çok iyi kullanıyorlardı. Neredeyse aşılamazdı. Az sayıda izole topluluk ve pek çok saklanma noktası ile normal orduların asla giremeyeceği bir yerdi. Şövalye hazinelerinin geriye kalanının saklanması için buradan daha iyi bir bölge olamazdı. Şövalyelerin hazineleri ile birlikte Alplere kaçtıklarına ilişkin herhangi bir kanıt olmamakla birlikte bölgedeki köylülerin tapınak şövalyelerinin gözden düşmesiyle eş zamanlı olarak dönüşüme uğraması ilginçtir. Şövalyelerin en son liderleri olan Jacques de Molay'in Fransa'da yakılması ile hemen hemen aynı dönemde
Bugünkü İsviçre'nin üç küçük kasabası birleşerek derebeylerine karşı savaş ilan ediyorlar. Avusturya dükü 1. Leopold, Gotthard geçidini İtalya'ya giden bir kısa yol olarak kullanmak ister. Bölgeyi kontrol altına almak için 5000 ağır silahlı asker gönderir. Onları bir tuzak beklemektedir. 1500 kadar köylü yolu kesip yukarıdan saldırır ve çok üstün bir gücü yıkıma uğratır. Bir anda Avrupa'nın en korkulan savaşçıları oldular. Bu olaydan önce çiftçilerden başka bir şey olduklarına dair en ufak bir işaret yok. İsviçrelilerin o ana kadar bir askeri tecrübesi yok. Yine de köylüler dağlık arazi ile ilgili bilgilerini kendi yararlarına kullandı. Kimileri başka bir gizli silahları daha olduğunu söyler. O dönemden kalan silahlı beyaz şövalyelerin gelip savaşlarında onlara yardım ettiğini anlatan halk efsaneleri bulunuyor. Onlar tapınak şövalyelerinden geriye kalanlar olabilir mi? Eğer öyleyse İsviçre şövalyelerin hem askeri yetenekleri hem de ticari zekaları için en uygun yer olduğunu kanıtlıyor olabilir. Oldukça ilkel insanların bir anda kendilerini savaş görmüş askere dönüştürebileceklerini ve toplulukların bankacılık ve mühendislikle uğraşan gelişmiş bir topluma dönüştüğünü görüyoruz. Gerçekten bunda tesadüfe yer olamaz. Tapınak şövalyeleri dünyanın ilk bankacıları kabul ediliyor. Belki de bu asla terk etmeyecekleri anlamına geliyordur. Şövalyeler ve onların torunları İsviçre bankacılık sistemini kurmuş olabilir mi? Bir şey kesin, İsviçreliler bunu kendileri asla söylemeyecek. İsviçrelilere özel ve en başından beri olan şeylerden biri her zaman son derece gizli olmaları. İsviçre'deki bankacılık sistemi Batı dünyasındaki diğer bankacılık sistemine hiç benzemiyor. Onlar bugün geçmişte şövalyelerin olduğu kadar hastalık derecesinde bilinmezlerle dolular. İzler burada sona mı eriyor? Şövalyelerin hazinelerinin peşindeki çoğu insan öyle düşünmüyor. Amsterdam 14. yüzyıldan itibaren ticaret sayesinde gelişmeye ve büyümeye başladı. 16. yüzyıldan itibaren Hollanda'da İspanyol İmparatorluğu'na karşı İsyanlar baş göstermeye başladı. Sonraları iyice kızışan ayaklanmalar, 80 yıl savaşları olarak da bilinen Hollanda isyanına dönüştü. 1578 yılında Amsterdam'ın da ayaklanmalara dahil olmasıyla birlikte buradaki tüm Katolik kiliseler Protestan haline getirildi. İspanya'dan tamamen kopuşunun ardından ise Hollanda Cumhuriyeti, gizlice ibadet etmek zorunda kalan Katolikler hariç farklı dinlere olan toleranslı tavrıyla tanındı. Bu sayede İspanyol ve Portekizli Yahudiler hala İspanya kontrolünde olan ülkelerden gelen mülteciler ve Fransa'dan gelen Protestanlar için güvenli bir yer halini aldı. Tapınakçıların büyük üstadı Jacques de Molle 1314 yılında idam edildikten sonra başta İngiltere ve Orta Avrupa olmak üzere birdenbire ortadan kaybolan tapınak şövalyeleri son üstadlarının talimatıyla inşa edilmekte olan kilise ve katedral şantiyelerine başvurup hiçbir loncaya bağlı bulunmayan duvarcı olduklarını beyan ederek işe alınmışlardı. Böylece tapınak şövalyeleri hızlıca kayboldular ve 18. yüzyılda Mason olarak ortaya çıktılar. Masonluğun kökleriyle ilgili öne sürülen konu ise şövalye kökenli bir topluluk olması ile alakalıdır. 1314 yılında İskoçya'nın İngiltere'ye karşı kazandığı Bannockburn zaferinde tapınak şövalyelerinin kendi kıyafet ve kılıçları ile İskoç kralı Robert Bruce'un yanında savaştıkları tüm tarih kitaplarında yerini almış bir gerçektir. Roslyn Şapeli başta olmak üzere çok sayıda kilise ve kale tapınak şövalyeleri tarafından inşa edilmiştir. Gizlenmeyi başaran tapınak şövalyelerinin Fransa krallığına karşı intikam duygularıyla dolu olarak
Avrupa genelinde örgütlenmeleri yavaş yavaş gizli hücreler halinde olmuştur. Gizlenenlerin üstün nitelikli eğitilmiş adamları sivil ve askeri idarelerin köprü başlarını tutmaya başlar. Tapınak şövalyelerine yapılmış olan haksızlık ve zulmün intikamını Fransa krallığından almaya yeminlidirler. O nihai intikam gününü büyük bir sabır ve hınçla beklerler. İntikam şu ya da bu hanedandan değil, bütün hanedanlardan ve kiliseden alınacaktır. Nesilden nesile intikal eden, yeminle tahkim edilmiş olan amaçları olduğu iddia edilir. Masonlar, ökümenik diyebileceğimiz ilk toplantılarını 1717 yılında İskoçya'da St. Andrew'de yaparlar. Bu toplantıda Fransız krallığından alınacak olan intikamın gerçekleştirilmesi için izlenmesi gerekli stratejiyi tespit etmek ve bir rapor hazırlamak üzere bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon raporunu 1724 yılında aynı yerde toplanan Mason Konvansiyonu'na sunar. Bu konvansiyonda kabul edilen kurallar ve stratejiler hızla uygulamaya sokulur. Avrupa'nın her yerinde ve özellikle de Fransa'da pek çok Mason locası büyük bir gizlilik içinde faaliyete geçer. Artık amaç başta Fransa hanedanı olmak üzere bütün hanedanların hükümranlıklarına son vermek ve kilisenin gücünü kırmaktır. Masonluğun Fransız devriminde büyük rolü olduğu, devrimin hemen arkasından kaleme alınan çeşitli kitaplarda dile getirildiği görülmektedir. Fransız devriminin perde arkasında önemli bir rol oynayan kişilerin başında ise Comte Cagliostro geliyordu. Asıl adı Joseph Balsamo olan Sicilya doğumlu Cagliostro, Almanya'da hem klasik Mason localarına hem de Illuminati locasına üye olmuştu. Görevi tüm Avrupa'yı dolaşarak radikal ve devrimci düşünceleri yaymaktı. Sonunda Fransa'ya giderek Jacobenlere katıldı. 1785 yılında patlak veren ünlü Kraliçe Gerdanlığı skandalının merkezinde Cagliostro vardı. Skandal, Kraliçe ile Kardinal arasında bir aşk macerası yaşandığı izlenimi vermek için düzenlenmiş bir komploydu ve halk arasında hem kraliyetin hem de kilisenin itibarını büyük ölçüde zayıflattı. Masonlar Fransız devrimini hem kurmak istedikleri sosyal düzen için büyük bir aşama hem de tapınakçılara karşı yapılanların bir intikamı olarak görüyorlardı. Kışkırtılmış yığınlar Bastil hapishanesine doğru yürüdü. İçindeki tutuklu sayısının az olduğu ve hiçbir stratejik önemi olmayan Bastil hapishanesinin bu denli büyük bir sembol haline getirilmesinin de bir anlamı vardı. Tapınakçıların büyük üstadı Jacques de Molle 1314 yılında idam edilmeden önce uzun süre Bastil'de tutuklu kalmıştı. Devrimle birlikte madem de Molle'un intikamı alınıyordu, o halde öncelikle Bastil hedef alınmalıydı. İhtilali gerçekleştirmek üzere herkesi toplayıp birleştiren ve yalnızca halkın iradesine dayanan kralların ve ruhban sınıfının açgözlülüğünden korunmuş bir cumhuriyet. 14 Temmuz 1789 günü patlak veren ihtilal 10 yıl sürer. Kral ve kraliçe idam edilir. Kilisenin mallarına el konur. Kiliselerin önemli bir bölümü başka işlere tahsis edilir. Hristiyanlıktan arındırma yasası kabul edilir. Bundan böyle devlet artık laik olur. Bu strateji çerçevesinde takvim ve yılbaşı Hristiyan kökenli oldukları gerekçesiyle değiştirilir.